başkanım, odak kurullarımızın çok değerli üyeleri, bugünkü sunumu yapacak değerli üstadlarımız, sevgili meslektaşlarım, 2014 yılı gelir vergisi beyannamesinin düzenlenmesinde özellik arz eden durumlarla ilgili düzenlemiş olduğumuz seminere hoş geldiniz. Birkaç yıldır bildiğiniz gibi gelir vergisi beyannamesi düzenleme semineri çok da talep olmamış olması sebebiyle düzenlemiyorduk aslında. Kurumlar vergisi ne yönelik bir seminer yapıyoruz her yıl bildiğiniz gibi. Ayrıca bölgelerde TESMER'in yaptığı seminerler var. Ancak sizlerden gelen talepleri de değerlendirerek gelir vergisi beyannamesinin düzenlenmesine tabii ki sadece ticari, zirai, mesleki kazançlarla ilgili gelir vergisi beyannamesi vermiyoruz. Aynı zamanda bildiğiniz gibi menkul sermaye, gayrimenkul sermaye veya diğer kazançlarla ilgili beyannameleri müferit olarak ya da müşterek olarak veriyoruz. Önemli bir konu olduğuna inanıyoruz. Tabii buraların özellikle dolması da gerekiyor, onu bekliyoruz ama bütün arkadaşlarımız, katılan arkadaşlarımıza biz teşekkür ediyoruz. İlgi duyuyorsunuz, geliyorsunuz. Bu anlamda bu seminerler devam edecek. Ben şimdi açılış konuşmasını yapmak üzere seminerimizin oda başkanımız Yahya Arıkan'ı kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Çok değerli konuklar, saygıdeğer meslektaşlarım, İstanbul Odamızın değerli kurul üyeleri, sizleri saygı ve sevgiyle selamlayarak hoş geldiniz diyorum. Sayın Oda Sekreterimiz izah ettiler. Hakikaten ben böyle bir seminere ihtiyaç olduğuna inanan birisi değil. Gelir vergisi beyannamı düzenlemesinde eskiye göre çok daha kolay olduğunu biliyoruz. Ama sizlerden gelen talep neticesinde bu eğitim düzenlendi. İkinci defa yapılır mı? Gördüğünüz gibi bana göre gerek yok. Tabii enteresan bir şey yaşıyoruz. Bu rezervasyon sistemini arkadaşlar çözmemiz lazım. Şimdi bakın bu salona 450 arkadaşımız eğitim yapacağım diye başvuru yapmış. 450 arkadaşımız, yani %50'si şu anda ortada yok. Şimdi ne oluyor? Önce rezervasyon yapan kişi daha önce kayıt yaptığımız arkadaşımızın hakkını gasp etmiş oluyor. Bu mutlaka düzeltme gereken bir konu. Bugün çok fazla uzun konuşmayı düşünmüyorum ama yine de meslek gündeminde olan birkaç tane konuyu sizlerle paylaşarak seminerimize hep birlikte geçeceğiz. Değerli arkadaşlar, son günlerde birkaç tane taslak çalışma var biliyorsunuz. Sorunla ilgili meslek yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. Bir kez daha düşüncelerimizi sizlerle paylaşmak istiyorum. Diyoruz ki biz vergi mükelleflerin ortağı değiliz sevgili arkadaşlar. Dünyanın hiçbir yerinde bir meslek mensubu müşterek ve müteselsiz sorumluluk adı altında kendi vefat ettikten sonra sülalesine, ailesine geçebilecek bir sorumluluk olduğunu zannetmiyor. Öyle bir şey olur mu arkadaşlar? Birçok arkadaşımı tanıyorum, vefat ettiler. Kurtulmaların tek bir yolu var. Reddi mirasta bulunarak bundan kurtulabiliyorsunuz. 3 kuruş muhasebe ücreti alacağız. Binlerce liralık vergi cezasını biz sorumlu olacağız. Dünyadaki uygulamasının şu olduğunu inanıyoruz. Meslek mensubunun kusur boyutu ayrı, para boyutu ayrı olduğunu biliyoruz. Eğer meslek mensubu kasten işlemi yaparken hata yapmışsa yapılması gereken şey meslekten mene kadar cezanın uygulanmasıdır. Ama parasal boyuta geldiğimiz zaman birçok ülkede olduğu gibi işi alırken o firmanın riski belirlenir. O risk zorunlu olarak sigorta haline getirilir ve ondan sonra ne sen evini barkını satmazsın ne de çoluğun çocuğu senden sonra böyle bir ceza üstlenmesi bir arkadaşlar. Bu Türkiye'de olmazsa olmaz
mutlaka yürürlüğe girecek olan boyutunun bu olduğunu diyoruz. Ucu bucu belli değil. Şirketlere sanki kar ortaymışız gibi onun yaptığı hatadan dolayı müşterek ücretin sorumluluğunun uygun olmadığını belirtmek istiyorum. Bu konuda bir yönerge var. Geçen gittiğimizde işte onaylandı denildi. Daha şu anda ortada bir şey yok. Niye bekletiyorlar onu anlamış değiliz. Ama şunu altını çizeyim. Meslek mevzusu aleyhine olan bir boyutsa bunu sonuna kadar dava açacağımızı, hukusal haklarımızı, örgütsel tepkilerimizi bu iş düzenince kadar sürdüreceğimizi herkesin bilmesini istiyorum. Şimdi yine bir diğer bağlantılı konu sevgili arkadaşlar, tek tebliğ çalışması var. Tek tebliğ taslağını okumuşsanız deniliyor ki sözleşmeler Ocak ayının sonuna kadar düzenlenecek. Şimdi bir kere bu bitti. Niye bitti? Şu anda Mart'a girdik. Öyle mi arkadaşlar? Ocak ayında bu tek tebliğ, SMM ve YMM'lerin uygulama tebliğini peki edilmiş olsalardı, onlara göre sözleşme Ocak ayı sonuna kadar düzenlenmesi lazım. Arkadaşlar hayat başka, Ankara'dan idare etmek başka. Şimdi sen niye bu kadar sıkıştırıyorsun? Niye bu kadar insanları zor durumda bırakıyorsun? Kaldı ki her yerde ifade ettim. Ne TÜRMOB, ne odalar, ne Maliye Bakanlığı meslek mensuplarının sözleşmesinin tek tip bu şekilde uygulanacak bir karar alması mümkün değil sevgili arkadaşlar. Askeri kuralları belirlersiniz. Bir sözleşmede olması gereken boyutları belirlersiniz. Ama oturup da bunu dayatarak böyle uygulayın diye bir uygulamanın sağlıklı olacağına asla inanmıyoruz. Ne yapıyorlar sevgili arkadaşlar? Son zamanlarda hedef olarak göstermek istemiyorum ama ben bunu köşemde de yazıyorum. Bizi ortak etmeye çalışıyorlar. Ya görüşümüzü adam gibi alıp ya da mış gibi davranmayın arkadaşlar. Doğru mu? Nedir anlamı? En doğrusu ortaya koyacağınız yasalar gerek vergi mevzuatı açısından gerekse mesleki açısından mevzuatlarda meslek örgütünün görüşü adam gibi değerlendireceksin. Şimdi ne oldu? Sosyal medyada okuyorum, takip ediyorum. Bu tek tebliğ taslağın tüm hopla birlikte hazırlamışlar Maliye Bakanlığı yetkilileri. Evet, şu doğru. Afyon'da bir toplantı yapıldı. Afyon'da TÜRMOB ev sahipliği yaptı. Bakanlık temsilcileri katıldı. SMM YMM odası temsilcileri katıldı ki İstanbul odamızda temsilcinin orada yer aldı. Ama orada konuşulanlar başka, yayılanan tebliğ başka sevgili arkadaşlar. Ve bunu vergi konseyi toplantısına katıldı. Yine bu sorumlulukla ilgili. Daire başkanı aynen izah ettiğinde biz de bunu tüm hopla birlikte hazırladık. Dedim değerli üstadım. Evet böyle bir toplantı oldu ama orada meslek örgütüyle anlaştığınız konular bu tebliğ taslağında yok dedim. Dolayısıyla bu çalışmamız, ortak çalışmamız asla olamaz dedim. Şimdi bakın neydi bunlardan bir tanesi? En büyük sıkıntımız tahsilat değil mi arkadaşlar? Herkes kapısını temizlesin diyoruz. Tahsilat banka aracılığı olması lazım. Nedir arkadaşlar en son biz geliyoruz? Doktora giderken para ödemeden giremiyorsunuz. Biz en son geliyoruz, en son. Geçip tahsilatı bankadan zorunlu hale getir. Nasıl kirada ücreti bir takım yasal düzenler yapmışsan bize de bunu yapacağız. Başka en büyük kaçan şu anda daha doğrusu aksi rekabetin 4 nolu arzının sözleşmesi olduğunu öğreniyoruz. Meslek mensubu ne yapıyor? İşi uydurmak açısından defterini tutuyor. Ama 3 noluya göre 3 nolu arzının sözleşmesine göre yani defterini tuttum beyannamesi düzeninde gönderdiği zaman ücret yüksek. Ama 4 nolu gönderdiğinde sadece beyanlama düşük olduğu için bunu tercih ediyor. Burada ciddi bir sıkıntımız var. Afyon'da da bu kabul edildi. Bu da ortada yok. Şimdi yine bildiğim kadarıyla bu ay Mart ayı içerisinde tekrar Afyon'da bir araya gelecekler. Maliye Bakanlığı tüm temsilcileri. Odamızı da temsil arkadaşlar katılacaklar. Umut ederim meslek örgütünün talepleri doğrusunda bu düzeltmeleri yaparlar. Ama ne bu taslaktaki sözleşme mantığına katılıyoruz, ne sorumluluk mantığına katılıyoruz, ne de meslek mevzusunun müşterilerle kapasitenin kontrol etmesini doğru bulmuyor sevgili arkadaşlar. Bu bizim resmi görüşümüz. Bir diğer konu, haksız rekabetle ilgili birkaç şey söyleyip konuşumu tamamlayacağım. Şimdi sevgili arkadaşlar,
haksız rekabetle ilgili sıkıntımızı hep birlikte yaşıyoruz. Yine altını çiziyorum. Meslek odamızın ve TÜMOB'un buradaki temel yaklaşımı haklı rekabet eden meslek mensubu mağdur etmek değildir. Bunu altını çiziyorum. Hiçbir meslek odası haklı rekabet eden üyesini mağdur etmesi diye bir düşüncesi olabilir mi sevgili arkadaşlar? Temel 3 tane konu var. Bakın bir kez daha altını çiziyorum. Her yıl müşteriden bugün yarın parasını alacağımız diye değil, yıl sonunda bıraktığınız müşterilerini takip etmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu sevgili arkadaşlar? Birinci amaç bu. Her sene iddia ediyorum, milyarlarca lira Türkiye geleceğini söylüyorum, alacağımızı lanet olsun diyoruz, bırakıyoruz, bir başka meslek mensubuna gidiyor, o da birkaç yıl oyalanıyor, ondan sonra başka birinden mükellef grubu oluşuyor. Birinci nokta bu. İkincisi, bir ücret verir diyorsunuz. Asgari ücret adı üstünde sevgili arkadaşlar. İşin kapasitesine göre, değerine göre bir ücret alıyorsunuz. 1000 lira örneğin. Bunun da asgari ücretteki rakamı diyelim ki 400 lira. Ne yapıyor meslek mensubu? O 1000 lira aldığınız şeye ben bunu daha altta yaparım diyor. Arkadaşlar kim kazanıyor bu işte soruyorum ben size. Biz kaybediyoruz ya. Oradakilerin rakam yüksek bir rakam değil ki. Meslek mensubu alması gereken bir rakam. Şunu çok iyi biliyorum ki meslek mensuplarımız ücret politikasında tüm kesimlerden en insaflı bir kesimdir. Bunu bilin olay. Biz böyle büyük rakamlarla bu iş yapan bir kesim değiliz. İki, bunu takip edin. Üçüncüsü, ya bugüne kadar ücret alıyorsunuz, asgari ücret. Verdiğiniz hizmet. Bu hizmet doğru mu hesaplanıyor, hesaplanmıyor mu? Bunu önünüze koyun. Programa girdiğiniz zaman, düne kadar bu camiye şunu söylüyordu, bu ücretler düşük, ücretleri yükselt. Şimdi ne geliyor biliyor musunuz? Bu ücretler yüksek, biz bunu azaltacağız diyor. Tercih sizin sevgili arkadaşlar. Tercih sizin. Bizim burada amacımız iş kaybetmeniz değil ki. Ama siz asgari ücretin altında bir ücret vererek iş alıyorsanız odaların görevi bu işi gözetlemektir. Yani arkasında Maliye Bakanlığı yapacağımız görüşmeler sonucunda hem İstanbul'daki hem Türkiye'deki vergi mükelleflerini tüm beyannamelerini meslek mensubu tarafından gönderilmesini ve alacakları ücretin en azından tarifin altında olmasının kontrolünü bu meslek örgütü yapacaktır sevgili arkadaşlar. Kısaca haksız rekabetle ilgili meslek kararının özü bu. 2 ay uzatıldı. Şimdi çok enteresan, şöyle algılanıyor. Sözleşme düzenlemek 2 ay uzatıldı anlamış. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Bir kere yasal anlamda 362 sayılı yasayı incelediğiniz zaman her müşteride sözleşme düzenlemek zorundasınız. Biz neyi görüyoruz? Baktık Şubat sonlarına doğru İstanbul'da kaç meslek mensubu, Türkiye'nin kaç meslek mensubu bu yazılıma girip sözleşmelerini doldurup doldurmadığını gördük. %30'du. Yani uzatılan şey sözleşmeler 28 Şubat'a kadar müşteriyle düzenlenmek zorundadır sevgili arkadaşlar. Ama bu bilgilerin sisteme girilmesi 2 ay uzatılmıştır. Bunu herkesin böyle bilmesini istiyoruz. Yanlış anlaşılmasını istemiyorum. Ben sözü fazla uzatmak istemiyorum. 2 Nisan'da kurumlar vergisi semineri var Cevahir Otel'de. Yeni vergi dersi başkanımız da açış konuşmasına katılacaklar. Orada son gelişmeleri, düşüncelerimizi daha geniş bir şekilde sizlerle paylaşacağız. Hakikaten sizi yürekten kutluyorum. Bir eğitim gurmesisiniz her biriniz. Buraya gelen tüm dostlarımıza katılmanızdan dolayı özellikle de rezervasyon yapıp gelip bu eğitime katılmanızdan dolayı çok özel teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bir teşekkürümü bugünkü eğitimde sizlerle paylaşacak sevgili Emre Kartaloğlu'na ve değerli üstadımız Eyüp İnce dostumuza da sizler adına teşekkür ediyorum. Seminerin başarılı geçmesi dileğiyle sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Evet, şimdi seminerimize geçiyoruz. Tabii biz kurumlar vergisi seminerini Nisan ayı başında yine her yıl olduğu gibi gerçekleştireceğiz. Kuşkusuz kurumlar vergisiyle gelir vergisi birbirinden farklı. Hepimiz bunu çok iyi biliyoruz. Bu seminerin
tabii ki ihtiyaçsa olmaya da devam edecek. Bu katılım o ihtiyacı büyük ölçüde gösteriyor. Çünkü hepiniz bir farkındalık olsun diye bunu söylüyorum. Sunumu yapacak arkadaşlarımız detaylı bir şekilde size paylaşacaklar. Biliyorsunuz kurumlar vergisi beyanının esasını oluşturan gelir vergisi kanunu, yani gelir vergisi kanunundaki ticari kazancın tespitine ilişkin bütün hükümler kurumlar vergisine uygulanıyor. Kurumlar vergisi için özellikle bir takım şeyler isteniyor. Yani biz gelir vergisi açısından baktığımızda konuya sadece menkul sermaye iratlarının işte vergilendirilmesi gibi düşünebiliriz. İşte şirket paylarının gibi teş şirketlerde, anonim şirketlerde hisselerimizin de aynı zamanda oradan elde etmiş olduğumuz kazançların da vergilendirilmesi, menkul sermaye iratı, gayrimenkul sermaye, bütün kazançların birleştirilmesinde özellik arz eden durumlar. Çünkü bu açıdan da baktığınızı biliyorum. Eğitmen arkadaşlarımız, bugünkü sunumu gerçekleştirecek arkadaşlarımız özellikle işin bu bölümlerine daha çok dikkat çekecekler. Sizlerin de bakış açınızı, yani kurumlar vergisi aynı şeyler değil kuşkusuz. Gelir vergisi beyanı kendine özel bir durum. Şahsi gelirle ortaklık ilişkileriniz olabilir. Birden fazla ortaklık halinde gelir vergisinin hedefi olabilirsin. Dolayısıyla kazançların paylaştırılarak bir beyanname intikal ettirilmesi gibi hususlar var. Sorularınızı bu yönde de oluşturarak sunum yapacak arkadaşlarımıza iletirseniz seminerin daha yararlı, amacına uygun geçeceğini düşünüyorum. Evet, şu anda bugün burada gerçekten aramızda çok değerli arkadaşlarımız var. Sunumu yapacak üstadlarımız var. Emre Kartaloğlu zaten bizden o da biri. Uzun zamandır hepiniz çok yakından tanıyorsunuz. Ben Emre Kartaloğlu'nu, yeminim Ali Müşavir, kürsüye davet ediyorum. Kendisi yine yıllık gelir vergisi beyannamesinin beyanında özellik arz eden durumları sizlerle paylaşacaklar. Buyurun. Yine vergi müfettişi üstadımız, o da zaman zaman seminerlerimize katılıyor sağ olsun, Eyüp İnce. Buyurun efendim. Yine seminerimizin oturum başkanlığını yapacak olan yönetim kurulu üyemiz Ali Haydar Tunç'u da kürsüye davet ediyorum. Seminerin sanıyorum amacına kesinlikle ulaşacak. Sizlere de başarılı bir seminer diyor, kolaylıklar diyorum. Sayın Başkanım, Sayın Kurul Üyelerim, saygıdeğer meslektaşlarım, sizleri saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Muhasebe haftasını oda olarak birçok etkinliklerle sizlerle birlikte kutladık. Ben de sizlerin muhasebe haftanızı kutluyorum. Odamızın düzenlemiş olduğu bir seminerde daha bugün birlikteyiz. Bugünkü seminerimizin konusu yıllık gelir vergisi beyannamesinde sizin doldurulmasında özellik arz eden konulardır. Biraz sonra konuşmacılarım Sayın Doktor Emre Kartaloğlu ve vergi müfettişi Sayın Eyüp İnce sizlere kıymetli bilgilerini sizlerle paylaşacağım. Saygıdeğer meslektaşlarım, toplantımız, seminerimiz iki bölümden oluşacak. Birinci bölümde konuşmacılarımız bizlere kıymetli bilgilerini paylaşacaklar. Kısa bir ara vereceğiz. Arada sizlerin yazılı sorularını alacağız. Sorduğunuz soruları hangi konuşmacıya soracaksanız belirtirseniz toplantımız daha çabuk, daha verimli olacaktır. İkinci bölümde de konuşmacılarımız sorularınızı cevaplayacak ve devamında seminerimiz son bulacaktır. Şimdi zamanı iyi değerlendirmek anlamında fazla sözü uzatmadan ilk konuşmacımız Emre Kartaloğlu'na, Doktor Emre Kartaloğlu'na söz bırakıyorum. Teşekkürler Sayın Başkan. İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nın değerli yönetim kurulu üyeleri, değerli meslektaşlar, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Başkan ifade etti, Erol Bey ifade etti. Seminerimizin konusu yıllık gelir vergisi beyannamesinin doldurulmasında özellikle konular. Aslında bildiğiniz
bildiğimiz konular. Yani şöyle, ticari kazancın vergilendirilmesi, zirai kazançların vergilendirilmesi, serbest meslek kazançlarının beyannamelerinin yapılması aslında sürekli olarak ilgilendiğimiz konular. Yıl içerisinde işte geçici vergi dönemleri itibariyle zaten bu konular üzerinde duruyoruz. Bunlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Ama yılda bir kere Mart ayında yaptığımız bir işlem var. Gelir vergisi. En azından bilmemiz gereken bir işlem var. Bir meslek mensubu olarak, bir mali müşavir olarak ben hep onu ifade ediyorum derslerde de. Bilmemiz gereken mutlaka bir işte kira geliri hangi hallerde beyan edilir? Ücretler hangi hallerde beyan edilir, beyan edilmez mi? Kar payları hangi hallerde beyan edilir, hangi hallerde beyan edilmez? Bunlar beraber elde edilirse beyan durumları nasıl değişir? Bunlar üzerinde durmamız, hatırlamamız gerekiyor aslında. Dediğim gibi işte her ay katma değer vergisi beyannamesi yapıyoruz. Aslında her ay katma değer vergisi kanunuyla uğraşıyoruz. 3 ayda bir geçici vergi beyannamesi yapıyoruz. Kurumlar vergisi kanunuyla uğraşıyoruz. Gelir vergisi kanunu, ticari kazanç, zirai kazanç ve mesleki kazanç bölümleriyle aslında uğraşıyoruz. Ama sadece ücretlerle ilgili sadece Mart ayında uğraşıyoruz. Kar paylarıyla ilgili sadece Mart ayında uğraşıyoruz. Menkul sermaye iratlarıyla ilgili sadece Mart ayında uğraşıyoruz. Kira gelirleriyle ilgili sadece Mart ayında uğraşıyoruz. Ve unutuyoruz, hepimiz gibi ben aslında başlamadan önce yukarıda Sayın Tesmer Başkan'ın odasındayken bir şey anlattım. Hani terzi kendi söküğünü de dikemezmiş, biz burada anlatıyoruz filan böyle aslında ama çok az uyguladığımız için hani kendi serbest meslek kazancım var, birkaç yerden elde etmiş olduğum ücret gelirim var. Ben bile bir an düşündüm ya, beyan edecek miydim, etmeyecek miydim filan. Dedim ne oluyor, kendine gel, sen çıkıyorsun bunu anlatıyorsun filan. Hani bir an mutlaka tereddüt ediyoruz. O yüzden bu hatırlatmaları yapmakta fayda var. Sizler burada olduğunuz için de ben öncelikle teşekkür ediyorum. Sunumu Eyüp Bey'le beraber yapacağız. Eyüp benim eski meslektaşım, beraber çalıştık biz yıllarca. Daha sonra İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nda grup müdürü olarak çalıştı. Ve tam da bu konuyla ilgili, aslında gelir vergisiyle ilgili birçok görüş verdi. İdarenin birçok uygulamaları içerisinde bulundu. Birçok sorunun çözmeye çalıştı. Başarılı oldu ya da olamadı. Onları ifade edecek. Yani yaklaşık 2 hafta öncesine kadar İstanbul'da gelir vergisinden sorumlu kişiydi kendisi. Ben önce konuları hani daha çok kitabi, teorik anlamda bir özetlemeye çalışacağım. Şu durumda beyan edilir, bu durumda beyan edilmez, indirimler bunlardır gibi. Eyüp Bey'de uygulamada karşılaşılan sorunlar, gelir idaresinin görüşleri, tartışmalı konular üzerinde duracak. Lafı daha fazla uzatmadan sunumuma başlamak istiyorum. Dediğimiz gibi ticari kazançlarla, zirai kazançlarla, serbest meslek kazançlarıyla aslında daha çok uğraşıyoruz. O yüzden bugünkü konumuz, bugünkü seminerde bunlar üzerinde fazla durmayacağız. Bunun dışında kalan gelir unsurları üzerinde, ücretler, gayrimenkul sermaye iratları, menkul sermaye iratları, diğer kazanç ve iratlar beyan edilir mi, edilmez mi, hangi hallerde verilen beyannameye dahil edilir, hangi hallerde beyanname verilse dahil edilmez. Bu konuda bilmemiz gereken öncelikle 2 tane gelir vergisi kanunda yer alan 2 tane madde var. Birisi gelir vergisi kanunu 85. maddesi. Bunun üzerinde durup geçeceğiz. Özellikle 86. madde üzerinde duracağız. Yani toplama yapılmayan haller başlığını taşır 86. madde. Dediğim gibi hangi hallerde beyanname verilir, hangi hallerde beyanname verilmez, o soruların cevabını verir. Dedim ya, öncelikle 85. maddeyi bilmemiz gerekiyor. 85. madde şunu diyor. Yıllık gelir vergisi beyannamesi, ticari kazanç varsa, gerçek usulde vergilendirilen zirai kazanç varsa ve serbest meslek kazancı varsa, hatta bu faaliyetlerden zarar elde edilmiş olsa dahi yıllık gelir vergisi beyannamesi mutlaka verecek. Bunu biliyoruz. Ama bazı kazançlar bazı hallerde verilir, bazı hallerde verilmez. Bunlar da aslında hep 86. maddeye atfen bunlar üzerinde duracağız. Örneğin ücretler. Ücret nedir? Hangi ödemeler ücret sayılır? Bunları zaten biliyoruz, çok üzerinde durmayacağım. Ücretler beyan edilir mi? Bilmemiz gereken 2 tane konu var. Birincisi, stopaj yapılmış ücretler. Ücretlerin normal vergilendirme şekli biliyorsunuz, stopaj, vergi kesintisidir. Ücretlerden stopaj yapılıyorsa ve tek işverenden, bir tane işverenden ücret geliri elde ediliyorsa, bunun tutarı ne olursa olsun, istiyorsa milyon olsun, istiyorsa milyar olsun, tutarı ne olursa olsun, tek işverenden alınan ücretler stopaj yapılıyorsa yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez.
birden fazla işverenden ücret geliri elde ediliyor olabilir. Birden fazla işverenden ücret geliri elde ediliyorsa da beyannameye verilmesi gerekebilir veya verilen beyannameye ücretlerin de dahil edilmesi gerekebilir. Bunun da 86. madde şöyle diyor. Birden fazla ücret geliri elde edildiği durumlarda, stopaja tabi ücret geliri elde edildiği durumlarda birden sonraki ücret gelirlerinizi toplayın diyor. Birden sonraki ücret gelirlerimizi topladık. 2014 yılı beyan haddimiz 27 bin lira. Topladığımız rakam 27 bin lirayı aşıyorsa birinci ücreti toplamadık. İkinciyi, üçüncüyü, dördüncüyü, beşinciyi kaç tane varsa topladık. 27 bin lirayı aştıysa ücretlerin tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesi vermemiz gerekiyor. Şöyle basit bir örnek üzerinde daha netleştirelim, canlandıralım. Ahmet Bey 3 tane işverenden stopaj yapılmış ücret geliri elde etmiş. Birinci işverenden 50 bin lira, ikinci işverenden 20 bin lira, üçüncü işverenden 15 bin lira stopaj yapılmış ücret geliri elde etmiş. Ne dedik? Tek işveren olsaydı, yani sadece 50 bin lira elde edildiğini ya da 500 bin lira elde edildiğini kabul edelim. Eğer tek işveren varsa ve stopaj varsa kesinlikle beyan yok. Ama burada gördüğünüz gibi 3 tane işverenden elde edilmiş. Burada şuna bakacağız. Birden sonraki işverenlerden elde edilen ücretler. Birden sonrakiler ikinci ve üçüncü işveren 20 bin lira, 15 bin lira, toplamı 35 bin lira. Beyan haddimiz ne kadardı? 27 bin liraydı. 35 bin lira, 27 bin lirayı aştığı için ücretlerin tamamı için, birinci işverenden elde edilen ücret de dahil olmak üzere, ücretlerin tamamı için yıllık gelir vergisi beyannamesinin verilmesi, beyannamede hesaplanan artan oranlı tarifeye göre hesaplanan gelir vergisinden, yine yıl içerisinde bordrolarda artan oranlı tarifeye göre yapılan vergi kesintisinin mahsup edilmesi ve kalan tutarın beyan edilmesi, kalan tutarın ödenmesi gerekiyor. Burada bir sıralama yaptık. Birinci işveren, ikinci işveren, üçüncü işveren olarak. Bunu neye göre belirliyoruz? Evimize en yakın işveren mi birinci işveren? En çok ücret geliri elde ettiğimiz işveren mi birinci işveren? Şöyle diyor Gelir İdaresi Maliye Bakanlığı. Bunu istediğiniz gibi belirleyebilirsiniz. Yani isterseniz 15 bin liraya birinci işveren deyin. Gerçi burada değişmiyor beyanname verildiği için. Ama bazı hallerde mesela ikinci işverenden 20 bin, üçüncü işverenden 5 bin alındığını kabul edelim bu durumda. Bu sıralamayla kabul edersek beyanname verilmesi gerekmiyor. Ama beyanname verilmesi her zaman kötü değildir. Yani beyanname verilmesi her zaman vergi ödeneceği anlamına gelmez. Beyannamenin verilmesi bazen mükellefe iade de doğurabilir, bazen mükellefin lehine de olabilir. Bunun üzerinde daha sonra örnekler bölümünde duracağım ama şunu ifade etmek istiyorum. Buradaki sıralamayı birinci işveren, ikinci işveren, üçüncü işveren sıralamasını mükellef kendisi belirleyecek. Mükellef kendisi belirleyecek. Ticari kazançla beraber ücret geliri elde edilmiş başka bir örnek. Ticari faaliyetten zarar olsa dahi ne dedik? Beyan edilmesi gerekiyor. Ticari kazancı beyan ettik, onu yazdık beyannameye. Sonra iki tane işverenden ücret geliri elde edilmiş. Burada herhangi bir toplama çıkartma yapmıyoruz ücretlerle ilgili. Kendi içinde değerlendiriyoruz. Yani 38 bin liraya ekleme, işte toplam gelire bakma gibi bir durum yok ücretlerde. Sadece ücretleri kendi içinde değerlendirdik. İkinci işverenden elde edilen ücret ne kadar? 22 bin lira. 27 bin liradan küçük, o zaman ücretler beyan edilmeyecek. Burada ne beyan edecek bu örnekte? Sadece ticari kazanç beyan edilmeyecek. Genel hatlarıyla bu özetleyecek olursak stopaja tabi ücretlerde eğer tek işveren varsa ve stopaj varsa kesinlikle beyan yok. Birden fazla işverenden ücret gelir elde ediliyorsa birden sonrakilerin toplamı 27 bin lirayı aşıyorsa ücretlerin tamamı beyan ediliyor. Stopaja tabi olmayan ücret gelir elde edilmiş olabilir. Örneğin yurt dışından bir ücret gelir elde edilmiş olabilir. Veya yabancı elçilik veya konsolosluklardan bir ücret gelir elde edilmiş olabilir. Bunlarda stopaj yoktur. Stopaj yoksa kesinlikle beyan edilir. Ne kadar olursa olsun. 1000 lira dahi olsa, 500 lira dahi olsa stopaj olmayan ücret kesinlikle beyan etmek gerekir. Hangisi? Yo, burada 22 bin lira. İkisini toplamıyorum. Birinci işverenden sonrakine bakıyorum. Birinci işverene bakmıyorum. Toplama almıyorum. İkinci işverene bakıyorum. 22 bin lira. 22 bin lira 27 bin liradan küçük olduğu için kesinlikle beyanname ücretlerin beyan edilmesine gerek yok. Sadece verilen beyannamede ticari kazancın beyan edilmesi
gerekiyor. Ücretlerle ilgili hani bu çerçevede söylememiz gerekenler, tabii ücretlerin vergilenmesi aslında her bir konu çok kapsamlı konular. Örneğin menkul sermaye ihratları diye başlayacağım. Belki 5 dakikada özetleyeceğim. Ama hani günlerce sadece menkul sermaye ihratlarının vergilendirilmesi konusunda eğitim yapılabilir. Ama amacımız burada işte beyan edilecek mi edilmeyecek mi? Ücretleri netleştirdik, sorun yok değil mi? O zaman geçtik menkul sermaye ihratlarına. Menkul sermaye ihratları da aslında gelir vergisi kanunu 75. maddesinde tanımlanıyor. İstisnayı düzenleyen madde var 22. madde, stopajı düzenleyen madde var 94. madde. Oldukça karışık bir konu ama geçici 67. maddesi var gelir vergisi kanunun. İşimizi nispeten kolaylaştırıyor menkul sermaye ihratlarının beyan edilip edilmeyeceği ile ilgili gelir vergisi kanunu geçici 67. maddesi. 1 Ocak 2006 tarihinde yürürlüğe girdi. Şu anki haliyle bu yılın sonuna kadar yürürlükte, eğer süresi uzamazsa, kalıcı hale gelmezse 31 Aralık 2015'e kadar geçici 67. madde yürürlükte. Ve bizim dediğim gibi menkul kıymetlerden elde edilen gelirlerin veya diğer sermaye piyasası araçlarından elde edilen gelirlerin, gerçek kişilerce elde edilen gelirlerin vergilendirilmesini birazcık kolaylaştırıyor. Özetle şunu diyor geçici 67. madde. Eğer stopajı ve vergilendirmeyi öngörüyor. Eğer bana göre diyor geçici 67. madde. Bana göre stopaj varsa, yani geçici 67. maddeye göre stopaj varsa, oranını sıfır dahi belirlemiş olsam, eğer stopaj varsa kesinlikle beyan etmeyeceksiniz. Tutar ne olursa olsun beyan etmeyeceksiniz. Herhangi bir toplamaya dahil etmeyeceksiniz. Şimdi menkul sermaye ihratı paradan kazanılan para. Çok kaba bir tabirle. Paradan kazanılan para, kar payları, mevduat faizleri, repo gelirleri vesaire. 75. maddedeki sıralamayla slide'da yer alıyor. Bunlar üzerinde aslında hani çok ayrıntıya girmeden beyan edilecek mi edilmeyecek mi? İlk üçü, değerli meslektaşlar, ilk üçü kar payları, hisse senetleri kar payları. Yani ben bir anonim şirkete ortak olmuşum, anonim şirket çalışmış, çabalamış, ne kazanmış? Bir para kazanmış. Kazandığı parayı ne yapar? Ya sermayesine ekler ya da ortaklarına dağıtır. Ortaklarına dağıtır. Eğer anonim şirket ortaklarına elde ettiği karı dağıtırsa işte 75'e 1'e göre kar payı elde edilmiş deriz. Bu bir kar payıdır. İkinci maddede gördüğünüz iştirak hisselerinden doğan kazançlar diyor. Yine çok kaba tanımlamayla hisse senedine bağlı olmayan ortaklıklardan elde edilen kazançlar. Örneğin limited şirketlerden elde edilen kar payları, limited şirket karını gerçek kişi ortağı ödenmesi, gerçek kişi ortak açısından nedir? Kar payıdır, menkul sermaye ihratı. Veya kurumların yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payları, yönetim kurulu başkan ve üyelerine huzur hakkı da ödenebilir. Huzur hakkını elde eden gerçek kişi ücret gelir elde etmiş olur. Bunu karıştırmayalım, ücret olarak stopaja tabi tutulur. Burada bahsettiğimiz kar payı, yönetim kurulu başkan ve üyelerine ödenen kar payları. Bu ilk üçü hepsine kar payı diyelim şimdi topluca. Hisse senetlerinden elde edilen kar payları, limited şirketlerinden elde edilen kar payları, yönetim kurulu başkan ve üyelerinin elde ettikleri kar payları. Kar payları için geçici 67. madde geçerli değil. Kar paylarının vergilendirilmesinde, beyan edilip edilmesinde öncelikle 94. maddeyi bilmemiz gerekiyor. Elde eden kim? Gerçek kişi. Bizim bugünkü konumuz ne? Gerçek kişilerin elde ettikleri kazançlar. Elde eden gerçek kişi. Gerçek kişiye ödemeyi yaparken, anonim şirketse anonim şirket, limited şirketse limited şirket, kar payı ödemesini yaparken öncelikle gelir vergisi kanununun 94. maddesine göre %15 stopaj yapacak. Nakden ödemeyi yaptığı sırada veya hesaben ödemeyi yaptığı sırada bunların hangisini daha önce yapıyorsa muhtasar beyannameyle kar payını beyan edecek. Bu kar payı üzerinden %15 stopaj yapacak. O %15 stopaj kimin vergisi aslında? Orada sorumlu şirket, vergi kimin, mükellef kim, kar payını elde eden gerçek kişi. Yani benim %15 vergim öncelikle peşin olarak ödendi. Karın dağıtımı aşamasında ödendi. İkinci olarak bilmem gereken konu gelir vergisi kanunu 22. maddesi. 22. maddede diyor ki tam mükellef gerçek kişiler, tam mükellef kurumlardan elde ettikleri kar paylarının yarısı gelir vergisinden istisna edilir. Kalan yarısı, yarısını sildik ya, kalan yarısı yine o beyan haddine bakın diyor. 27 bin liralık beyan haddine bakın, beyan eşiğine bakın. Kalan yarısı 27 bin lirayı aşarsa, yani 27 bin 1 liraysa beyan edilir.
yarısı, kalan yarısı 27.001 liraysa beyan edilir. Kalan yarısı 27.000 liraysa beyannameniz vermeye gerek yok. Kalan yarısı 27.000 lirayı aşarsa beyan etmeniz gerekiyor. Beyan etmeniz halinde karın dağıtımı aşamasında %15 stopaj yapılmıştı ya, o %15 stopajın tamamını hesaplanan verginizden mahsup edebilirsiniz diyor. Mantıken şöyle düşünüyor insan aslında. Ya benim kar payımın tamamı üzerinden %15 stopaj yapıldı. Ama ben yarısını istisna ettim, yarısını beyan ettim. O zaman acaba yarısını mı mahsup etmem gerekiyor? Stopajın da yarısını mı mahsup etmem gerekiyor? Hayır. Gelir vergisi kanunu 22. maddesi diyor ki yapılan stopajın tamamını beyan edebilirsiniz diyor. Beyan etmeniz halinde de hesaplanan vergiden, beyannamede hesaplanan vergiden karın dağıtımı aşamasında yapılan stopaj mahsup edilir. Bu da kar paylarına ilişkin bir kablomuz var. 289.600 liraya kadar kar payı elde edilmesinde ödenecek vergi çıkmasına sebebiyet vermiyor. Aksine mükelleflere, beyanname veren gerçek kişi mükelleflere bir iade doğmasına sebebiyet veriyor. Neden? Çünkü dedik ya, yarısı istisna. Örneğin bakın, birinci sütunda 100 bin lira örneğimiz var. 100 bin lira kar payı elde edilmiş. Brüt kar payı elde edilmiş. Zaten 54 bin liraya kadar, hani 27 bin lira beyan eşiği, 2 katı 54 bin lira. Çünkü yarısı istisna olduğu için 2 katına bakıyor. 54 bin liraya kadar beyanname. Örneğin 100 bin lira brüt kar payı elde edildi. Yarısı istisna dedik, ne kadar? 50 bin lira. Kalan yarısı gelir vergisi matrağı. Kalan yarısı 50 bin lira. 27 bin liraya aştığı için beyan edilir. 50 bin lirayı beyan ettik. Artan oranlı tarifeye göre 11.060 TL. Gelir vergisi hesaplandı. 11.060 TL. Mahsup edilecek vergimiz ne kadar? 100 bin lira bize ödenirken aslında 100 bin lira olarak ödenmedi. 15'i kesildi. Vergi dairesine yatırdı. Bana kaç ödendi? 85 bin lira. O zaman 15 bin liralık bir mahsup hakkım var. 11 bin liradan 15 bin lirayı mahsup ediyorum. 3.940 lira iade çıkıyor. Hep böyle iade gidiyor. Tabii başka gelir unsurları olmadığı varsayımıyla bunu söylüyoruz. Sadece kar payı var. Sadece kar payını beyan ettik. 289.600 liraya kadar hep iade çıkıyor. 289.600 lira da ödenecek vergiyle tevkifat, yani %15 vergi kesintisi eşitleniyor. Herhangi bir vergi ödemesi çıkmıyor. Onun üzerinde 289 bin liranın üzerinde de ilave bir vergi ödemesi çıkıyor. O yüzden kar payı elde eden şirket ortakları size sorduğu zaman eyvah %35 de gelir vergisi ödeyecek dememize gerek yok. 289.600 liraya kadar, hatta bu belli noktalarda vergi planlaması olarak dahi kullanılabilir. Yani hani biz işletmelerimizde dönem dönem bunu uygulatmaya çalışıyorum ben. Şöyle düşünün, hani fiktif kasa bakiyesi, fiktif ortaklar cari bakiyesi neden kaynaklanır? Dağıtılmayan karlardan da kaynaklanır aslında bir nispeten. Veya kar dağıtırsam o sorundan aslında kurtulabilirim. İşte bu tutara kadar mesela 289, sadece %15, yine o %15 yükümüz, vergi yükümüz her zaman var. %15'i ödeyip mükellefin kira geliri de varsa o kira gelirinden ödeyeceği vergiyi azaltma imkanımız var. Mükellefin serbest meslek kazancı varsa o serbest meslek kazancından, çünkü iade çıkıyor ya 289.600'e kadar, onları azaltma ihtimali var. Hani bu çerçevede göz önünde bulundurmanızda fayda var. Kar payları özetle bu şekilde. Yarısı gelir vergisinden istisna, kalan yarısı 27.000 lirayı aşarsa beyan ediliyor. Beyan edilmesi halinde hesaplanan gelir vergisinden dağıtım aşamasında yapılan stopajın tamamı mahsup ediliyor. Şu anda ama neyi anlattık dikkat ederseniz? Sadece kar payı. Ama bunun yanında ilerleyen slaytlarda, ilerleyen örneklerde işte ücrete ekleyeceğiz, ticari kazancı ekleyeceğiz, serbest meslek kazancını ekleyeceğiz. Bahsedeceğimiz şeyler biraz farklılaşacak. Özetle şöyle söyleyeyim aslında. Mesela 40 bin lira brüt kar payı elde edildi. Yarısına kadar 20 bin lira, ne 27 bin liranın altında olduğu için beyan edilmez. Ama 86. madde diyor ki, buna birazdan tekrar geleceğim. Sadece bakmayın, sadece ona bakmayın. Onun yanında örneğin 10 bin lirada serbest meslek kazancı var. 20 ile 10'u toplayın. Kaç oldu? 30. 27'yi aştı mı? Açtı. Ha, o zaman kar payını da beyan ediyor. Ki bu kötü bir şey de değildir aslında. Bakın, o 20 bin lira kar payını beyan etmek serbest meslek kazancı üzerinden ödeyeceğiniz verginin azalması anlamına gelebilir. Kötü bir şey değildir aslında. Zaten 86. maddenin mantığı, iade çıkmayacak şekilde beyanname verdirmeye çalışıyor mükellefe. Yani
beyanname vermeyin bazı hallerde diyor. Niye diyor 86. madde bunu? Mükellefi sevdiği için veya mükellefler vergi ödemesin diye değil aslında. İade çıkmasın diye beyanname vermeyin diyor bazı hallerde. Buna izleyen bölümlerde yine örnekler üzerinde geleceğiz. İlk üçünü özetledik çok hızlıca. Yine aynı slayta döndüm. Tahvil ve hazine bonusu faizleri. Burada öncelikle iki şeye bakmam lazım. Tahvilin veya hazine bonusunda olmaz çok eski ihraç tarihi. Çünkü bir yıl var olur en fazla ama özellikle tahvil açısından şuna bakmam lazım. Tahvilin ihraç edildiği tarih. İhraç edildiği tarih. Bakın kazancın elde edildiği tarih ne zaman zaten? 2014 yılı. Onu konuşuyoruz. Faizin elde edildiği tarih 2014 yılı içerisinde elde edilmiş. Tahvilin ihraç edildiği tarih 1-1-2006'dan önce ise, 1-1-2006'dan önce ise o zamanki mevzuat hükümleri uygulanır diyor kanun. Yani şunu diyor, 2005 yılında ihraç edilmiş bir devlet tahvilinden 2014 yılında faiz geliri elde edebilirsiniz. Bu faiz gelirinin vergilendirilmesinde 2005 yılında geçerli olan mevzuat hükümleri uygulanır. Yani 10 yıl önceki mevzuat hükümleri uygulanır diyor. Orada da diyor ki aslında tahvil faizleri için, hazine bonusu faizleri için stopaj vardır diyor 94. maddeye göre stopaj vardır. İndirim oranı uygulanır. İndirim oranı vardı o tarihte. İndirim oranı uygulanır. İndirim oranı uygulandıktan sonra kalan tutar 27 bin lirayı aşarsa, 27 bin lirayı aşarsa beyanname vermeniz gerekir diyor. Ama indirim oranı 2014 yılı için birden büyük çıktı. İndirim oranı uyguladığımız zaman beyan edeceğimiz bir gelir kalmıyor. Tekrar özetle şunu söylersem 1-1-2015'ten önce 1-1-2006'dan önce ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizler 2014 yılında elde edilen faizler indirim oranının birden büyük olması sebebiyle beyan edilmiyor. Tahvil 1-1 veya hazine bonusu 1-1-2006'dan sonra ihraç edilmişse ikinci konu bu. Sonra ihraç edilmiş ve 2014 yılında bir faiz geliri elde edilmişse burada da geçici 67. madde devreye giriyor. Hani dedim ya işimizi biraz kolaylaştırıyor diye. Geçici 67. maddede burada diyor ki stopaj vardır diyor. Stopaj vardır. Kesinlikle beyanname vermenize gerek yok. İsterse trilyon olsun, isterse milyon olsun. Kesinlikle beyanname vermenize gerek yok. Yapılan stopaj nihai vergilemedir diyor. Devlet tahvilleri ve hazine bonoları için. Burada Eurobond'lardan bahsetmek lazım belki. Eurobond'larda geçici 67. madde uygulanmıyor. 94. maddeye göre stopaj öngörülmüş. Stopaj oranı %0 ama %0 stopaj yapılmış sayılır. Eurobond faiz gelirlerinde %0 stopaj vardır ama bu stopaja tabi tutulmuş sayılır. Dolayısıyla Eurobond faiz geliri 27 bin lirayı aşarsa beyanname verilmesi gerekiyor. Şimdi tek tek üzerinde duruyoruz bunların. Hep şu anda tek tek gibi düşünün. Ama birazdan toplayacağız. Örneklerde dedim ya. Yani az önce topladık yani kar payında 20 bin kar payı 10 bin serbest meslek kazancı. Aynısını söyleyeyim. 20 bin Eurobond 10 bin serbest meslek kazancı varsa ikisinin toplamına bakacağım. Eurobond'u da beyan edeceğim. Tamam. Tekrar örneklere geleceğiz ama. Şu anda tek tek üzerinde duruyoruz aslında. Aslında yeri gelmişken onun bu şeyin üzerinde de durabiliriz. Değer artış kazançları, yani burada menkul sermaye hayatları faizlerinden bahsediyoruz ama tahvili satıp satış kazancı da elde edebiliriz veya hazine bonusunu satıp satış kazancı da elde edebiliriz. Bu değer artış kazancı. Değer artış kazancı olur. Değer artış kazançları da çok kaba, yani çok ayrıntılarına girmeden söylüyorum. Bunların satışından elde edilen kazançlarda da yine geçici 67. madde yürürlükte. Geçici 67'ye göre stopaj yapıldığı için herhangi bir beyanname verilmesine gerek yok. Dediğim gibi kabahatleri durum daha ayrıntılısını soru cevaplar üzerinde eğer varsa kafanıza tıklan bir şey durabiliriz. Alacak faizleri her nevi alacak faizleri aslında tespit edilmesi de zor bir gelir türüdür. Yani ben size borç verdim 10 bin lira karşılığında 2 bin lira faiz gelir elde ettim. Bu sürekli yapılırsa tefecilik kapsamında zaten ticari kazanç olarak vergilendirilir. Ama bazı durumlarda yine az sonra geleceğiz. Mesela gayrimenkul sermaye hayatlarında kira gelirlerinin elde edilmesinde kirayı elde edemiyoruz, tahsil edemiyoruz. İcra yoluna başvuruyoruz. 2 yıl sonra mahkeme kararı çıkıyor. Diyor ki 10 bin lira tahsil edilmeyen kira ile 2 bin lira faizin mal sahibine ödenmesi diyor. İşte bu o 2 bin lira faize de Maliye Bakanlığı alacak faiz diyor.
alacak faizi diyor. Peki alacak faizi nasıl beyan eder miyim, etmez miyim? Alacak faizlerinde herhangi bir tevkifat yoktur, vergi kesintisi yoktur, herhangi bir istisna yoktur. 86. maddenin 1D bendinde der ki, tevkifat yapılmayan ve istisnaya konu olmayan menkul veya gayrimenkul sermaye iratları 1400 TL'nin altındaysa, 1400 TL'nin altındaysa beyanname vermeyin. 1400 TL'yi aşarsa tamamı için beyanname verin der. İşte alacak faizi buna örnektir. Tevkifat yoktur, istisna yoktur. 1400 TL'nin altındaysa, affedersiniz, kesinlikle beyan edilmez. 1400 TL'nin üzerindeyse tamamı beyan edilir. Tamam, 1400 lira bir istisna değil, beyan haddi. Yani 1401 liraysa 1401 lira beyan edilir. Veya az önce bahsettiğimiz 27.000 TL. 27.000 TL her yıl değişiyor. Gelir vergisi kanunun 3. maddesinde yer alan tarifenin 2. gelir diliminde yer alan rakamı. 2014'de uygulanacak beyan haddi 27.000 TL. Beyan haddidir, istisna değildir. 27.001 TL varsa 27.001 TL'nin tamamı beyan edilir. Buna dikkat etmek lazım. Mevduat faizleri, geçici 67. maddeye göre stopaj vardır. Bankalardan elde edilen faizler. Geçici 67. maddeye göre stopaj vardır. Kesinlikle yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez. Tutarı ne olursa olsun yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez. Bunu anlatırken lütfen tekrar bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunu bir örneğin ticari kazanç sahibi elde ediyorsa, yani ticari işletmesine dahil bir sermayeyi bankaya yatırıyorsa ve o bankadan bir faiz gelir elde ediyorsa veya bir anonim şirket kasasında duran bir parayı bankaya yatırıyorsa ve o bankadan bir faiz gelir elde ediyorsa, geçici 67. madde bunlarda da uygulanır. Ama sadece tevkifat boyutuyla uygulanır. Bunları ödeyen banka vergi kesintisi yapar, tevkifat yapar. Ama o anonim şirket veya o ticari kazanç elde eden kişi bunu ne yapar? Muhasebe mantığıyla düşünelim. Nasıl kaydederim? İşte 642'ye faiz gelirleri olarak kaydederim. Bu ticari bilanço kârının içerisinde yer alır. Ticari bilanço kârına gider. Oradan beyannameye gelir. Dolayısıyla ne yaptı bakın ticari kazanç sahipleriyle kurumlar vergisi mükellefleri? Bunları beyan ettiler. Bizim kesinlikle beyan edilmez dediğimiz konu ne? Aslında yastık altında duran para. Gerçek kişilerin herhangi bir ticari sermayeye dahil olmayan paralarından elde ettikleri kazançlar. Geçici 67. maddeye göre stopaj vardır. Kesinlikle beyanname verilmez. Az önce bahsettiğim o anonim şirket ticari bilanço kârı içerisinde yer aldı. Beyan etti. Bankanın yaptığı vergi kesintisini hesaplanan kurumlar vergisinden mahsup etti. Tamam. Özel finans ya katılım bankalarında 7. maddede onu görüyoruz. Katılım bankalarında kar ve zarara katılma hesabı karşılığı dönen kar payları aynen aslında mevduat faizleri gibi. Geçici 67. maddeye göre stopaj var. Kesinlikle beyanname verilmez. Repo kazançları geçici 67. maddeye göre stopaja tabi. Kesinlikle yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez. Tutarı ne olursa olsun dahil edilmez. Başka şeylerle de toplanmaz. Bunlar kesinlikle beyan edilmez. Geçici 67 öyle diyor. Eğer bana göre stopaj varsa kesinlikle beyannameye gitmeyin. Toplamayın, çıkarmayın, hiçbir şey yapmayın. Unutun onları diyor. Yapılan stopaj nihai vergilemedir. 9, 10, 11 daha az karşılaşılan menkul sermaye iradı türleri. Hisse senetleri ve tahvilleri maddesi gelmemiş kuponların satışından elde edilen bedeller. İştirak hisselerinin sahibi adına henüz tahakkuk etmemiş kar paylarının devir veya temliki karşılığında elde edilen bedeller. Senetlerin iskonto edilmesi, senet kırılması karşılığında elde edilen bedeller. Bunların üçünü beraber şöyle söyleyebiliriz. İstisna yoktur bunlarda. İstisna yoktur. Vergi kesintisi yoktur. Dolayısıyla 86-1D'ye gideriz yine. 1400 TL'nin altındaysa bunlar beyan etmeyiz. 1400 TL'yi aşarsa tamamını beyan ederiz. Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemelerin irat kısmı diye değişti kanun 2012 yılı içerisinde. Önceden ayrılanlara yapılan ödemelerin tamamı menkul sermaye irat sayılıyordu. Şu anda ayrılanlara yapılan ödemelerin irat kısmı diyor. Daha mantıklı hale geldi. Gelirin tanımına uygun hale geldi. Doğru hale geldi aslında. Bunlarda da arkadaşlar yine geçici 67. madde uygulanmaz ama 94. maddeye göre stopaj vardır. Ayrılma süresine, sistemde kalma süresine göre 94. maddeye göre stopaj vardır. 86. maddede bunların kesinlikle beyan edilmemesini söyler. Birazdan tekrarlayacağız. Yani bireysel emeklilik sisteminden bir irat elde eden mükellefle karşılaşırsak veya bize bu sorulursa 94'e göre yapılan stopaj nihai vergidir. Kesinlikle beyan etmezsin, hiçbir şeyle toplamazsın, çıkartmazsın.
diyeceğiz. Aynı şekilde sigortacılık sisteminden, sigorta şirketlerinden ayrılanlara yapılan ödemeler de aynen bireysel emeklilik sisteminden ayrılanlara yapılan ödemeler gibi 94. maddeye göre stopaja tabidir. Kesinlikle beyan konusu edilmez. Tek slide üzerinde aslında özetledik. Umarım hızlı geçmedik. Tekrar soru cevap kısmında herhangi bir sorun olursa üzerinde durabiliriz. Buradan sonra akan slaytların hepsi aslında bu anlattıklarımızın ayrıntılarını anlatıyordu. Eurobondlar üzerinde de durduk. Mevduat faizleri, repo üzerinde durduk. Menkul kıymet yatırım fonları katılma belgelerinden bir kazanç elde edebiliriz. Hani bu elde ediliyor. Bankada bir 3-5 kuruş paramız bile kalsa bazen otomatik olarak fon hesabını alıyorlar. Fon hesabından bir kazanç elde ediliyor. Bankalar bundan stopaj yapıyorlar. Geçici 67. maddeye göre. Bunlar da kesinlikle beyannameye, yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez. Aynı şekilde yatırım ortaklıkları hisse senedinden bir kar payı elde etmiş olabiliriz. Bunlar da geçici 67. maddeye göre stopaja tabi. Herhangi bir beyan söz konusu değil. Özetleyecek olursak, kar paylarından bahsettik öncelikle. İşte yarısı gelir vergisinden istisnadır dedik, %15 stopaj yapılır dedik. Kalan yarısı 27 bin lirayı aşarsa beyan edilir. Beyan edilmesi durumunda hesaplanan vergiden yapılan stopajın tamamı mahsup edilir dedik. Daha sonra tahvil faizlerinde 1-1-2006'dan sonra ihraç edilenlerde geçici 67. madde yürürlüktedir. Kesinlikle beyan edilmez. Öncekiler 1-1-2006'dan önce ihraç edilenlerde indirim oranı birden büyük çıktığı için 2014 yılında kesinlikle beyan edilmeyecek dedik. Bu yıl için geçerli. 2014 yılı indirim oranı %1'den değil, bir tam sayısından büyük çıktığı için kesinlikle beyan edilmeyecek. Mevduat faizleri, repo, yatırım fonu katılma belgeleri, hisse senetleri, yatırım fonu katılma belgeleri, katılım belgeleri, katılım bankaları, kar payları geçici 67. maddeye göre stopaja tabi, kesinlikle beyan edilmez dedik. Bir örnek var mesela, aslında bu söylediklerimizin rakamlaştırılmış hali. Mükellef Osman Çıkar, A Bankası'nda bulunan döviz mevduat hesabından, her fark etmez, eğer bir mevduat faizi varsa, TL cinsi de olsa, döviz cinsi de olsa geçici 67'ye göre stopaj vardır, beyan edilmez. 50 bin ABD doları karşılığı 100 bin lira mevduat faizi elde etmiş. Kur 2 liraymış o zaman, bakın biz bu örneğin yazdığımız halde. Bayağı bir kur farkı olmuş. Kesinlikle beyan edilmeyecek, mevduat faizi geçici 67'ye göre stopaj var. 250 bin TL yine mevduat faizi, TL cinsinden mevduat faizi elde etmiş. Kesinlikle beyan edilmeyecek, geçici 67'ye göre stopaj var. Repodan 125 bin lira kazanç elde etmiş. Kesinlikle beyan etmez, geçici 67'ye göre stopaj var. Offshore, evet, örnek üzerinde aslında iyi oldu, hatırlamış olduk. Offshore faiz gelirleri. Offshore, yani kıyı bankacılığından, yurt dışı bankacılığından, bankalardan elde edilen faiz gelirleri. Biz genel olarak veya hani halk arasında şöyle, yani yurt dışındaki bankadan elde ediliyorsa beyan edilmez. Öyle değil aslında. Niye beyan edilmez diye düşünüyor. Kim bilecek ki bunu? Yani yurt dışındaki bankadan ben bir şekilde faiz gelir elde etmişim. Biliniyor artık. İsviçre ile bile bilgi değişimi anlaşmaları yapıldı. Bankacılık sistemi zaten yoğun bir takip altında. Artık biliniyor. Offshore faiz gelirleri, yani yurt dışından elde edilen mevduat faizlerinde stopaj yoktur. Mantıken de olamaz değil mi? Yurt dışındaki banka stopaj yapıp muhtasar beyanname düzenleyip gelip Türkiye'deki vergi dairesine verecek hali yok. Yurt dışından elde edilen faiz gelirlerinde stopaj yoktur. İstisna yoktur, herhangi bir istisna yoktur. Stopaj yoktur, istisna yoktur diyorsak hemen 86.1D'ye gidiyoruz. 1400 TL'nin altındaysa beyan edilmez. 1400 TL'yi aşarsa beyan edilir. O zaman offshore faiz gelirleri 1400 TL'nin altındaysa beyannameye dahil edilmez. 1400 TL'yi aşarsa tamamı beyan edilir. 58 bin lira elde edilmiş bizim örneğimizde. O zaman 58 bin lira 1400 TL'yi aştığı için beyan edilecek. 58 bin lirayı ettik. Onu yazdık bir köşeye. 23.08.2005 tarihinde ihraç edilen devlet tahvillerinden vadesinde 600 bin TL faiz gelir elde etmiş, ama bu faizin 200 bin TL'lik kısmı döviz cinsinden, 400 bin TL'lik kısmı TL cinsinden. Az önce dedik ya, 1-1-2006'dan önce ihraç edilenlerde indirim oranı birden büyük olduğu için beyan edilmiyor. Ama şunu söylemeyi unuttuk, indirim oranı TL cinsinden olanlara uygun.
döviz cinsinde olanlarda indirim oranı uygulanmıyor. Dolayısıyla biz burada 200 bin liralık döviz cinsinden olan 200 bin liralık olanı beyan etmemiz gerekiyor indirim oranı uygulanmadığı için. 400 bin liralık TL cinsinden olanı indirim oranı birden büyük olduğu için beyan etmemiz gerekiyor. Buradan da 200 bin lira aldık. Ekokümet Yatırım Fonu katılma belgesinden 200 bin lira kazanç elde edilmiş. Bunu da söyledik. Geçici 67. maddeye göre stopaj vardır. Kesinlikle beyan edilmez. Ne kaldı? Bir de Z Limited şirketinin %40 hisseli ortağıymış. 2014 yılında brüt 100 bin TL kar payı elde etmiş. Karın dağıtımı aşamasında stopaj yapılmış. Ne demiştik? Yarısı gelir vergisinden istisnadır. Ne kaldı? 50 bin lira kaldı. 27 bin lirayı aştı mı? Açtı, o zaman beyan edeceğim. Beyannamede hesapladığım vergiden karın dağıtımı aşamasında yapılan stopajın tamamını mahsup edeceğim. İşte devlet tabiri faizini beyan ettik. Döviz cinsinden olanı, TL cinsinden olanı beyan etmedik. Offshore faiz gelirini beyan ettik 1400 TL'yi açtığı için. Kar payının istisna sonrası kalan kısmı 50 bin lirayı beyan ettik. Toplam matralımız 308 bin lira oldu. Artan oranlı tarifeye göre hesaplanan gelir vergisi 100 bin lira oldu. Mahsup edilecek vergi, karın dağıtımı aşamasında yapılan stopajın %15'ini mahsup ettik. 85 bin lira ödenecek gelir vergisi çıktı. Evet, Menkul Sermaye Hatları da yine ne üzerinde durduk? Hani belki dediğim gibi bir eğitim dizisi düzenlenebilir. Yani Menkul Sermaye Hatları'nın elde edilmesi, vergilendirilmesiyle ilgili. Ama sadece hangi hallerde beyan edilir, hangi hallerde beyan edilme üzerinde durduk. Gayrimenkul sermaye hatlarını aslında kira gelirlerine geçiyoruz. Kira gelirlerini de hep şey olarak algılıyoruz. Slaytlar paylaşılır. Hani ben odanın sitesine koyabilirim. Oradan hani not almaya, takip etmeye çalışanlar için de kolaylık olsun. Fotoğraf çekenler için de kolaylık olsun. Oradan tekrar erişimi kolay bir şekilde ulaşabilirsiniz. Gayrimenkul sermaye hatları kira gelirleri aslında. Öncelikle şuna söyleyelim. Sadece biz bunu hani evlerin ve iş yerlerinin kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar olarak algılıyoruz. Birçok mal veya hakkın kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar aslında. Hakların kiraya verilmesinden elde edilen kazançlar. Arabaların motorlu tahmil ve tahliye vasıtaları der gelir vergisi kanunu 70. maddesinde. Uzun uzun sayar gelir vergisi kanunu 70. maddesinde sayılan mal veya hakların kiraya verilmesinden elde edilen kazançlardır. Ama biz uygulamada en çok evlerin ve iş yerlerinin kiraya verilmesiyle karşılaştığımız için sadece onlar gibi algılıyoruz. Aslında öyle değil. Der ki kanun o yıla ve geçmiş yıllara hani ticari kazançta tahakkuk esası geçerlidir. İşte zirai kazançta tahakkuk esası geçerlidir. Serbest meslek kazancında tahsil esası geçerlidir. Bunları çok net biliriz. Gayrimenkul sermaye hatlarında ne esası geçerlidir? Karışık bir esas biraz aslında. Der ki kanunda o yıla ve geçmiş yıllara ilişkin olarak tahsil edilen kiralar mesela 2011'de tahsil edemedim, 2012'de tahsil edemedim, 2013'te tahsil edemedim, 2014'e geldim. 11, 12, 13, 14'ün tamamını tahsil ettim. Bu tamamı hangi yılın geliri? 2014'ün geliri. Bir de şunu da tahsil ettim hatta. Kiracım birden paraya kavuştu. 2015'i de tahsil ettim. O 2015, 2015'in geliri. O yıla ve geçmiş yıllara ait olarak tahsil edilen kiralar gelecek yılların kiraları peşin tahsil edilirse ilgili bulundukları yıllarda yani gelecek yıllarda vergilendirilir diyor. Tahsil o anlamda önemli. Tahsil edildiği dönemde ben bu değerlendirmeyi yapacağım. Artık o yılın geliri sayılacak. Bir de kiralarda şuna dikkat edelim. Hani emsal kira bedeli diye bir uygulama var. Bu anlamda vergi daireleri de daha çok çalışmalar yapıyor diyebiliyorum. Özellikle konutlar için veya iş yerleri için vergi değerinin %5'i emsal kira bedelidir diyor. Yani bir gayrimenkulün vergi değeri örneğin 300 bin lira. 300 bin lira vergi değeri var. %5'ine kadar 15 bin lira. Sizin o gayrimenkulden 12 bin lira kira geliri elde ettiyseniz, beyan ettiyseniz ben bir şekilde sizi daha sonra rahatsız edebilirim diyor. Bunun uygulanmayacağı haller var. Kanunda 4 tane madde olarak sayılmış. 99 yılında çıkan çok eski bir iç genelge var. O çok uygulanıyor mu uygulanmıyor mu emin değilim ama orada şey der, ödemeler
banka dekontuyla, kira kontratıyla ve kiracı ifadesiyle tefsit ediliyorsa uygulanıyor mu? Tamam, süper o zaman. Ama o zaman şuna dikkat etmek lazım. Kiracıların mal sahiplerini satmaması lazım. Hani çünkü kiracı ifadesi orada önemli. Bunlarla ispat ediyorsanız emsal kira bedelini uygulamam. Kaç lira beyan ettiyseniz onu esas alırım diyor. Bunları hatırlatalım. Giderler, gayrimenkul sermayeler, yani kira gelirlerinden bazı giderlere düşme hakkımız var. İki tür gider yöntemimiz var. Gerçek gider, götürü gider. Götürü gider kolay, hasılatın %25'i, birazdan bahsedeceğiz. Gerçek giderde de kanun 74. maddesinde sıralamış işte bakım onarım giderleri, asansör gideri, aidatı, sigortası, oraya almak için katlandığınız faizin ilgili yıla hisap eden kısmı. Hepsinin üzerinde durmayacağım tek tek ama dikkat etmemiz gereken iki tane gider var. Yani niye dikkat etmemiz gerekiyor? Yöntem seçiminde bize rol gösterici olabilir. Götürü gider mi? Gerçek gider mi? Dördüncü maddede diyor ki bakın kiraya verilen mal ve haklar dolayısıyla yapılan ve bunlara sarf olunan borçların faizleri. Buraya kadar bir şey diyor. Sonra ile diyor. İleden sonra başka bir şey diyor. Faizler. Yani özetle şunu diyor. Konut kredisi kullanarak ev aldınız. Kiraya verdiniz. Konut kredisinin faizinin ilgili yıla hesap edilen kısmını yine ilgili yılın gelirinden düşebilirsiniz. Bunda bir sorun yok. Ya bence tamamı düşülebilir orada. Birazdan bir özelgede de var. Sanki orada... Yani onları aslında şey yapabiliriz. Yani tabii ki çok kafanıza daha başkan kararlar aslında onu ama yani soruları hani son bölüme bırakıp not alıp son bölüme bırakırsak çünkü ilerleyen slaytlarda aslında bunların cevabını bulacaksınız. Eyüp Bey'in sunumu da daha çok hani bu şey tartışmalı konular, zihinlerde yaratılan soru işaretlerinin çözümüne ilişkin gelir dersinin görüşleri çerçevesinde olacak. Not alıp sona bırakırsak daha verimli ilerleyebiliriz diye düşünüyorum. Ama sizin sorduğunuz soruda bence olabilir. Çünkü ona uygun özelgeler var benim yerimde. Aile bütünlüğünden bahseden özelgeler var. Daha sonra diyor ki ile konut olarak kiraya verilen bir adet gayrimenkulün iktisap yılından itibaren 5 yıl sırayla iktisap bedelinin %5'i. Bakın konutlar için uygulanır diyor, bir adet konut için uygulanır diyor. Yine az önce kaç liraya biz bir konut iktisap etmiştik? 300 bin liraya. Pardon, onun vergi değeri 300 bin liraydı. 300 bin liraya 2014 yılında bir konut iktisap ettiğimizi ve bu konutu kiraya verdiğimizi kabul edelim. Diyor ki iktisap bedeli, örneğin kiraya verdik. Ne kadar kira gelir elde ettik? 20 bin lira 2014 yılında kira gelir elde ettik. Bunun iktisap bedelinin %5'ini düşebilirsin diyor. 300 bin liranın %5'i 15 bin lira. Bakın götürü gider uygulasaydım 20 bin liranın %25'ini düşebilecektim. 5 bin lira düşecektim. %5 iktisat bedelinin %5'ini düştüm. 15 bin lira düştüm. Ciddi bir avantaj aslında. Ve bu düşmeyi iktisat bedelinin %5'i tutarındaki bu gider indirimine 5 yıl boyunca yapabilirsiniz. 5 yıl iktisat tarihinden itibaren 5 yıl boyunca yapabilirsiniz. Ha ben aldım. İşte 2012'de almıştım. 2012'de bilmiyordum yapmadım. 2013'te bilmiyordum yapmadım. 2014'ten itibaren 5 yıl yapabilir miyim? Hayır. İktisap tarihinden itibaren bunu 5 yıl uygulamam gerekiyor. Bu tercih değişikliğine sebebiyet verebilir ama burada da şunu söylemek lazım. Mesela dedim ya az önce gelirim 20 bin lira, iktisap bedelinin %5'i tutandaki giderim 15 bin lira. Ne kadar kazancım var? 5 bin lirayı beyan etmem gerekiyor. Gelirim 12 bin lira, iktisap bedelinin %5'i 15 bin lira. 3 bin lira bir ne oldu? Zarar oldu aslında. O zararı tutup başka kazançlarından indirebilir miyim? Hayır. İndiremezsin diyor kanun. Veya o zararı zarar olarak sonraki yıllara devredebilir miyim? Edemezsin diyor. Evet, ne kadarsa en fazla bu indirimi konutlara uygulayabilirsin. İktisap yılından itibaren 5 yıl uygulayabilirsin. Ve en fazla o konuttan elde ettiğin kira geliri kadar uygulayabilirsin. Oluşan fazlalık diğer kazançlarından indiremezsin. Sonraki yıla zarar olarak devretmez. Bir de şunun üzerine durmak yine yöntem değişikliği anlamında, yöntem seçimi anlamında faydalı olabilir. Sahibi bulundukları konutları kiraya verenlerin kirayla oturdukları konut veya lojmanların kira bedeli. Benim bir evim var, onu kiraya vermişim. Kira gelir elde ediyorum ama kendim de başka bir yerde kirada oturuyorum. Elde ettiğim kira gelirinden ödediğim kira giderini
düşebilirsin diyor. İşte burada bununla ilgili verilen bir özelgede eş ödüyorsa diyor, aile bütünlüğü çerçevesinde değerlendirip onu da düşebilirsin diyor. Gerçek giderler dediğim gibi kanun 74. maddesinde sıralanmış ama hepsinin üzerinde durmuyorum. Gerçek giderlerin de tamamını aslında yapılan gerçek giderleri konutlar için bahsediyorum. Yapılan gerçek giderlerin tamamı düşünmüyor. O giderlerden istisnaya da pay vermek gerekiyor. Ne demek istediğimi birazdan bir örnek üzerinde anlatacağım. Bu gider fazlalığını serbest meslek kazancından indirim konusu yapılabilir miyiz diye bir özelge istenmiş. Yapılabilir ama sadece iki tanesi için yapılamaz. O da benim o üzerinde durduğum iki tanesi. %5'lik iktisat bedelinin %5 tutarındaki indirim ile kira ile oturulan konutların kira bedeli indirimi sadece hasılat kadar uygulanır. Başka kazançlardan düşülemez. Sonraki yıllara zarar olarak devredilmez. Eş tarafından ödenen lojman kirası sahip olunan konut bunu işte aile bütünlüğü çerçevesinde değerlendirmez. Ben kira geliri elde ediyorum. Eşim kira gideri ödüyor. Lojman ona ait. Eşime ait lojmanda kalıyorum. Onun ödediği kirayı kendi elde ettiğim kira gelirinden düşebilirsin diye özelgeye. İşte az önce bahsetmiştim. Kiracının kirayı zamanında ödememesi dolayısıyla hesaplanan gecikme faizleri. Bunlar bu faizler, bu gecikme faizleri kira geliri olarak değerlendirilmez diyor gelir idaresi. Ne olarak değerlendirilir? Alacak faizi yani. Menkul sermaye iradı olarak değerlenir. Orada ne demiştik alacak faizleri için? Stopaj yoktur, istisna yoktur. 1400 TL'nin altındaysa beyan edilmez. 1400 TL'yi aşarsa tamamı beyan edilir. Şirkete ait iş yerinin bedelsiz kullanımı iki açıdan değerlendirmek lazım. Şirket ortağına ait iş yerinin bedelsiz kullanımı. Şirketin ortağına ait bir iş yeri var. Mülk, gayrimenkul ona ait. Kira ödemiyor. Şirket ona kira ödemiyor. Stopaj yapar mı? Yapmaz. Kira gideri de yazmıyor. Eğer kira gideri yazarsa ödememesine rağmen kira gideri yazarsa bu hesaben ödeme demektir. Stopaj yapması gerekir. Yani fiili bir ödeme yoksa, bir gider kaydı yoksa bu durumda stopaj yapılmaz. Ama şimdi şey açısından düşünelim. Ortak açısından, kiraya veren ortak açısından ne dedik az önce? Emsal kira bedeli uygulaması yapılır. Bu sefer ortağa denir ki sen gayrimenkulü bedelsiz olarak kiraya veremezsin. En azından vergi değerinin %5'i tutarında bir kira geliri elde etmen gerekirdi der. Burada da yine o kira gelirinde stopaj olmayacağı için, stopaj yok dedik ya çünkü hani nakden veya hesaben bir ödeme yok. Herhangi bir iş yeri olduğu için bir istisna da olmayacaktır. Yine 1400 liralık beyan adliyle kıyaslayıp aşıyorsa beyanname verilmesi gerekir. Kira gelirlerinin beyanında diğer gider yöntemimize götürü gider yöntemi dedik. Götürü gider kira hasılatının %25'ini gider olarak yazmak. Yani hasılatın %75'ini vergiye tabi tutmak anlamına geliyor. Gerçek giderler yoksa eğer bu yöntem kullanılabilir. Şunu bilmemiz lazım. Üst üste 2 yıl uygulanması lazım. 2014 özelinde söyleyeceksek 2013 yılında ilk kez 2013'te ilk kez götürü gider seçtiysek 2014'te de götürü gideri uygulamak zorundayız. Hani şimdi söyledik ya %5, o zaman ben gerçeğe döneyim diyemiyoruz. Eğer ilk kez 2013 yılında götürü gider yöntemi uygulandıysa 2014'te de uygulanmak zorunda. Ama 2012'de götürü gider uygulandıysa 2013'te de uygulanmıştır. 2014'te tekrar seçimlik hakkım var. Yani üst üste 2 yıl uygulamak zorundayım. Ondan sonra seçimimi değiştirebilirim. Ve hakların kiraya verilmesi de az önce söyledik ya gayrimenkul sermaye iradıdır. Hakların kiraya verilmesinde götürü gider uygulanamaz. İş yerlerinin kiraya verilmesinde götürü gider uygulanabilir. Hani bu da tereddüt yaratılıyor. Şimdi az sonra istisnadan bahsedeceğiz. İstisna sadece konutlar için geçerlidir. Ama götürü gider uygulaması hem konut kiralarında hem iş yeri kiralarında uygulanabilir. Ama yeni gelir vergisi kanunu yasalaşırsa ki çok yasalaşacak gibi gözükmüyor üzerine hiç durulmadı. Orada farklı uygulamalar vardı. Ona girmeyelim hiç çıkamayacağız işin içinden. İstisna konut kira gelirleri istisnası aslında. Konutlardan elde edilen 2014 yılında konutlardan elde edilen gelirlerin 3300 lirası gelir vergisinden istisna. Konutlardan elde edilen gelirlerin 3300 lirası gelir vergisinden istisna. Ama bu istisna her zaman, her koşulda, herkes tarafından uygulanamıyor. Uygulanamayacağı haller var. Kimler uygulayamıyor? Öncelikle ticari kazanç varsa,
zirai kazanç varsa, serbest meslek kazancı varsa, konut kira geliri de varsa istisna uygulayamayacak bu kişiler. Sadece meskenlerde, sadece konutlarda uygulanır, iş yerlerinde, haklarda uygulanmaz. Sadece konut kira gelirlerinin 3.300 lirası istisnadır. İstisnanın haddi üzerinde gelir elde edilip beyanname verilmemişse veya eksik vergi ödemek için yanlış verilmişse ve vergi idaresi, gelir idaresi bunu tespit etmişse yapacağı tarihatta tekrar istisnayı dikkate almaz. Ama ben kira geliri elde etmişim, beyanname vermemişim, henüz nezdimde bir tespit yok. Gidip kendim pişmanlıkla beyan ediyorum. Uygulayabilir miyim istisnayı? Uygulayabilirim pişmanlıkla verdiğim beyannameler için. Sahip olunan birden fazla konutum var. İstisna konuta mı tanınmış, kişiye mi tanınmış? Gelir vergisinin şahsiliği ilkesi. İstisna kişiye tanınmıştır. 10 tane de konutunuz olsa istisnayı onundan elde ettiğiniz konut geliri toplamına bir kere uygulayabilirsiniz. Kira geliri elde edilen meskene birden fazla kişi ortak ise, örneğin eşinizle ortaksınız bir konuta, yarısı kira gelirinin yarısı onundur, yarısı sizindir. İstisnanın da istisnadan 3.300 lira o düşebilir, 3.300 lira siz düşebilirsiniz. Az önce söyledik, gelirin şahsiliği ilkesi gereğince herkes yararlanabilir. Önceden buydu, biz hep bu işte kimler yararlanamaz sorusuna bu cevabı verebilirdik. 2 yıldır biraz daha farklı bir cevap, biraz daha böyle zor, daha karışık bir cevap vermeye başladık. Kanun aslında şunu amaçladı, kanun koyucu şunu amaçladı. Yüksek gelir elde edenler bu istisnadan boşver yararlanmasın dedi. Yüksek gelir elde edenler. Bunu da dedi ki, işte ücret kiralarınızın toplamı, ücretlerinizin toplamı, menkul sermaye iratlarınızın toplamı, diğer kazanç ve iratlarınızın toplamı, 2014 yılı için 97 bin lira yaşarsa, 2014 yılı için 97 bin lira yaşarsa, bu 3.300 liralık istisnadan yararlanamazsınız. Ha. Burada ücretin beyan edilip edilmemesi bir önem taşımaz. Yani örneğin tek işverenden 100 bin lira ücret geliri elde ettik. Tek işverenden stopaj yapılmış 100 bin lira ücret geliri elde ettik. 5 bin lira da konut kira geliri elde ettik. Konut kira gelirine istisnayı uygular mıyım? Uygulamam. Neden? Aslında ücret beyan edilmiyor orada. Hani ama olsun diyor kanun koyucu. Beyan edilsin veya edilmesin. Sen gelirlerini topla 97 bin lirayı aşıyorsa... Sen gelirlerini topla 97 bin lira yaşıyorsa istisnayı uygulamayacaksın diyor. 97 bin lira da yine her yıl değişecek bir rakam. 2014 yılı için geçerli olan rakam 94 bin lira. Şimdi birkaç örnek üzerinde bunu biraz somutlaştıralım. Dediğim gibi hani bundan öncekileri hep biliyorduk aslında. Hep aynı yıllardır uyguladık bir şeylerdi. Bunu son 2 yıldır bir geçen yıl uyguladık. Bir de bu yıl uygulayacağız. Bu ay uygulayacağız. Konut olarak kiraya ver dairesinden 94 bin lira hasılat elde etmiş. Başka da bir kazancı yokmuş. 94 bin liradan istisnaya düşebilir miyim? 99 bin liradan pardon. Düşemem. Toplam gelirim 97 bin lirayı aştığı için istisnaya düşmem mümkün değil. Başka gelirler var. 7 bin lira konut kira geliri var. Tevkif yoluyla vergilendirilmiş 18 bin lira iş yeri kira geliri var. 75 bin lirada stopaj yapılmış ve tek işverenden elde edilmiş ücreti var. Burada istisnaya düşebilir miyim? Düşemem. Niye? Toplam gelirime bakıyorum. 7 bin, 18 bin, 25 bin, 75 bin daha 100 bin. Toplam gelirim, ücreti beyan etmememe rağmen aslında, toplam gelirim 97 bin lirayı aştığı için 3.300 liralık konut kira geliri istisnasından yararlanamam. Bakın şu önemli, bu örnek önemli. Şimdi biraz farklı bir şey söyleyeceğim. 2014 yılında Bayde konut olarak kiraya verdiği dairesinden 3.000 lira kira geliri, tamam tevkif yoluyla vergilendirilmiş 50.000 TL mevduat faizi ve 90.000 TL ücret geliri elde etmiş. Şimdi ne demiştik az önce? Toplayacağım, 97.000 aşıyorsa istisnaya düşemeyeceğim. Toplayayım 90-50 daha, 143 daha, 143 97'den büyük mü? Büyük, istisnayı uygulayabilir miyim? Uygulayamam ama burada işte bir ince nokta var. Bakın dikkat ederseniz kazancım istisnanın altında zaten. Eğer 3.300'ün altındaysa hiç o 97 bin liraya bakmayın diyor. Unutun gitsin onu diyor. Tamam. Yani kazancınız istisna haddinin altında. Bunun da aslında 86. maddeler. Bu 22. madde der. 86. madde der ki istisna haddinin altında kazançlar kesinlikle beyan edilmezler. Bu istisna haddinin altında ya.
hiç 97 bin liraya bakmayın burada der. Bu 3 bin lirayı kesinlikle beyan etmeyin. Tamam. Anlaşıldı değil mi? Yani 97 bin liranın uygulanması. İş yeri kira gelirleriyle ilgili stopaj var. %20 stopaj var. Hani kar paylarında da be, az önce anlattık ya. %15 stopaj vardı, yarısı istisnaydı. Belli bir rakama kadar kar paylarında ne çıkıyordu? İade çıkıyordu. İş yerlerinde de %20 kira stopajı var. Ödemenin yapıldığı anda aslında peşin peşin bu stopajlar ödeniyor. İşte iş yeri kira gelirlerinin beyan edilip edilmemesinde 86. maddenin 1C bendi. Diyor ki stopaj alıyoruz ya zaten bundan diyor. %20 stopaj alıyoruz. Eğer iş yeri kira geliriniz 27 bin lirayı aşarsa beyanname verin diyor. 27 bin lirayı aşarsa beyannameyi verin. Ama burada işte iş yeri kira geliriniz 20 bin lira yine serbest meslek kazancı diyelim. 10 bin lira da serbest meslek kazancınız var. Burada yine toplamaya bakın. Toplam vergiye tabi gelire bakın. Kaç lira? 30 bin lira. 27 bin lirayı aştı mı? Aştı. O zaman o 20 bin lira iş yeri kira gelirinde beyan edin diyor. Tekrar bunlar üzerinde örnekler çerçevesinde duracağız. Ama bu stopaj ve aynı zamanda hani dedik ya giderler de indirilir. En kötü ihtimalle hiç giderimiz yoksa bile neyi indirebiliriz? %25 götürü gideri indirebiliriz. Bu gider indirimi ve stopaj uygulaması iş yeri kira gelirlerinde de belli bir rakama kadar vergi çıkmamasına, hatta iade edilecek gelir vergisi çıkmasına sebebiyet veriyor. Şöyle ki gelirimiz 1 lira ile 27 bin lira arasındaysa zaten ne yapıyoruz? Beyanname vermiyoruz. Aslında keşke versek, hani dedim ya vergi kanun koyucu burada mükellefi düşündüğü için yani beyanname vermemek güzel bir şey değil burada. Beyanname versem aslında iade çıkacak. Ama işte 1 lira ile 27 bin lira arasında vermeyin diyor. Hiç vermeyin ama hiç bulaşmayın bana diyor. Beyan yok diyor. 27 bin lirayı aştığını kabul edelim. Mesela 27 bin 1 lira. Stopaj 5400 lira. 5420 lira stopaj yapılacak. Götürü gideri düşeyim 6750 lira. Matrahım 20250 lira. Hesaplanan gelir vergisi 5500 lira. Stopaj ne kadardı? 5400 lira iade ne kadar çıkıyor? 1900 lira. 1900 lira iade çıkıyor. Yani bu 115.840 liraya kadar hep aynı hesaplama geçerli. 115.840 liraya kadar mükellefe iade çıkıyor. Götürü gider uygulandığı takdirde. Yani gerçek giderde farklı bir hesaplama yapılabilir. Ama %20 stopaj ve %25 götürü gideri dikkate alırsak 115.840 liraya kadar mükelleflere iade çıkıyor. Şimdi bu kira gelirleriyle ilgili birkaç tane örnek üzerine vuralım. Arzu Hanım 2014 yılında mesken konut kira geliri 28.300 lira. 28.000 iş yeri kira geliri de 35 bin lira, bürüt 35 bin lira kira hasılatı elde etmiş. 7 bin lira, 35 bin liradan 7 bin lira vergi kesintisi yapılmış ve mükellef götürü gider yöntemini seçmiş. Öncelikle neye bakacağım? 3003 konut kira geliri var ya, 3300 liralık istisnayı uygulayabilir miyim? 35 bin artı 28.300 uygulayabilir miyim? 97 binin altında. Uygularım. 28.300'den 3300'ü düşersem zaten 25 bin lira kalır. 35 bin artı 25 bin 60 bin lira beyan edilecek gayrimenkul sermaye iradı olur. Bundan götürü gideri düşerim. %25'e 15 bin lira. Gelir vergisi matranım 45 bin lira çıkar. Hesaplanan gelir vergisi 9.710 lira. Mahsup edilecek gelir vergisi 7 bin lira ve ödenecek gelir vergisi 2710 lira. Hem gerçek hem de basit usule tabi, basit usule vergilendirilen kiracılardan iş yeri kira geliri elde edilmesi durumunda. Bunun ne önemi var, ne ayrımı var? Yani gerçek usule vergilendirilen bir mükellefle basit usule vergilendirilen bir mükellef arasında ne fark var? İş yerinde evet, stopaj farkı var. Basit usule vergilendirilen bir mükellef iş yeri kirasını öderken ne yapmıyor? Stopaj yapmıyor. O zaman basit süre tabi mükelleften elde edilen iş yeri kira gelirlerinde bakın aynı şeyi yine 86.1D'ye gideceğiz. Stopaj yoktur. İstisna da yoktur. Çünkü bu ne? İş yeri. Konut değil. İstisna da yoktur. 1400 liranın altında kalıyorsa beyan edilmez. 1500, 1400 lirayı aşıyorsa tamamı beyan edilir. Bu 27 bin muafiyet değil, onu en başta söyledim. 27 bin beyan haddi.
beyan eşiği. Bakın az önceki örnekte zaten neyi beyan ettik burada? 27.001 lirayı beyan ettik. Bakın kazancım 27.001 lira, 27.001 liranın tamamını beyan ettim. Bu bir istisna değil, bu bir beyan haddi, beyan eşiği. Bunu 1 lira daha açsam tamamını beyan ettim. Değil, konutlardaki istisna. Onu yok sayıyorum, 3.300 lira yok sayıyorum, o istisna. 4.400 lira, basit üste tabir mükellefden 4.400 lira. Gerçek üste tabir mükellefden de 25.000 lira. 25.000 lira kira geliri elde etmişiz. Elde etmiş mükellef, götürü gider yöntemini seçmiş. Şimdi ne dedik az önce? 25.000 lira, bakın iş yeri kira geliri 25.000 lira. Stopaj yapılmış iş yeri kira geliri. Beyan edilir mi? Edilmez. Tek başına bakarsam edilmez. Ama vergiye tabi gelire bakmam lazım dedim. 4.400 lira da basit üste tabi mükelleften elde etmişim. Stopaj yok, istisna yok. 1.400'ü aşmış mı 4.400? Açmış. Tamamını beyan etmem gerekiyor. 25 ile 4.400'ü topladım ne kadar? 29.400. 27.000 lirayı aştığı için tamamını beyan etmem gerekiyor. Yapılan stopajı hesapladım vergiden de. Yapılan stopajı mahsul etmem gerekiyor. Demiştim ya az önce gerçek gider yöntemi seçiyorsak gerçek giderlerin tamamını düşemiyoruz. İstisnaya da bundan pay vermemiz gerekiyor. Onunla ilgili bir örnek 2014 yılında Esra Kaya 33.000 lira hasılat elde etmiş. Bu hasılatı elde etmek için yaptığı gerçek giderler ise 15.000 liraymış. Konut bu. Evet. Önce istisnaya düşeriz, sonra giderleri düşeriz. 33.000 liradan önce istisnaya düşmemiz gerekiyor. 29.700 lira kaldı değil mi? Ama bakın, ben 15.000 liralık gider yaptım ya, o gideri 33.000 liralık hasılat elde etmek için yaptım. Ama benim vergiye tabi hasılatım ne kadar? 29.700. O zaman 29.700 liraya isabet eden giderleri düşmem lazım. Başka bir söyleyişle 3.300 liraya isabet eden giderleri düşemem. Bunun için de bu kaynaklarda, rehberlerde falan da bir orantı, formül verir. Ama formüle gerek yok. Hesap şu. 33.000 liranın gideri 15.000 liraysa 29.000 lira, 29.700'ün gideri kaç liradır? Kaç liraymış? 13.500 liraymış. 29.700 çarpı 15 bölü 33. 13.500 liraymış. Toplam hasılatım 33.000 liraydı. Önce istisnaya düştüm. Önce istisnaya düştüm. 3.300 lira. Daha sonra 29.700 kaldı. İndireceğim gerçek gider 13.500 liraydı. Beyan edecek gayrimenkul sermaye iradı 15.200 lira olarak tespit edildi. Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançları, kira gelirlerinin üzerinde durduk. Örnekler üzerinde tekrar duracağız. Zaman hızlı geçiyor. Çok mu konuşuyorum bilmiyorum ama biraz daha süreye ihtiyacım var. Değer artış kazancı, özetle gayrimenkullerin elden çıkarılmasında şunu söyleyelim, hepimiz biliyoruz, hatırlatalım aslında. Gayrimenkullerin 5 yıl içerisinde, iktisat tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde satışından elde edilen kazançlar değer artış kazancıdır. Yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmesi gerekir. 5 yılı açtıktan sonra oluşan satışlar değer artış kazancı değildir. Bu çerçevede bir beyanname verilmesine gerek yok. Gayrimenkullerden elde edilen değer artış kazançlarında maliyet bedeli endekslemesi diye bir yöntem vardır. Yani 5 yılın içerisinde 5 yıldan kısa süreyle elde tutulmuş bir gayrimenkul satılmış. 5 yıldan kısa süreyle elde tutulan bir gayrimenkul satılmış. Değer artış kazancı var. Maliyet bedelini endeksleme uygulaması vardır. Gelir vergisi kanunda öngörülmüş. Endeksledikten sonra kazanç tutarı bulunur. Kazanç bulunan kazanç tutarında da 2014 yılı için belirlenmiş 9.700 liralık bir istisna tutarı var. 9.700 liralık istisna uygulanır. Örnekse 2010 yılında 200.000 TL'ye satın alınmış bir arsa 12 Kasım 2014'te 500.000 liraya satılmış. 5 yıl elde tutulmuş mu? Tutulmamış. Tutulmamış. Ağustos 2015'ten sonra satsaydı eğer herhangi bir değer artış kazancı yoktu. Ama dayanamamış, iyi bir müşteri çıkmış. 5 yılın içinde satmış. Dolayısıyla artık değer artış kazancı var. Gelir vergisinin konusuna giren bir kazanç var. Kazanç 300.000 lira diye çıkmıyor işin içinde. İşte gelir vergisi kanunu diyor ki o maliyet bedelini endekslemeye tabi tutabilirsiniz. Ama bu endekslemeyi yapabilmeniz için büfedeki artış oranının en az %10 olması gerekir diyor. Buna ilişkin
Ne zaman satmıştık biz? Ağustos'ta almıştık, Kasım'da satmıştık. Aldığımız aydan bir ay önceki üfeye bakıyoruz. Temmuz 2010'daki üfeye bakıyoruz. Ve sattığımız aydan bir ay önceki üfeye bakıyoruz. Üretici fiyat endeksine bakıyoruz. Ekim 2014'teki üfeye bakıyoruz. İkisi arasındaki farkı orantılıyoruz. %39.67 maliyeti arttırmamız gerekiyor anlamı çıkıyor. 200 bin liranın %39.67'sini alıp 200 bin liraya yapıyoruz. Maliyet bedeli, endekslenmiş maliyet bedeli 279.340 lira oluyor. Kazancımız da 220 bin lira, 220.660 lira oluyor. Bundan da bir 9.700 lira istisna düşme hakkım var. İstisna düştükten sonra kalan tutarı 210 bin lirayı beyan etmem gerekiyor. Gayrimenkullerin satışıyla ilgili değer artış kazancı, endeksleme ve istisna endekslemeye ilişkinde kısa bir örnek yaptık aslında. Kat karşılığı inşaat işleri aslında çok sorunludur. Buradan elde edilen konutların da 5 yıl içerisinde satışı yine değer artış kazancıdır. 5 yılı geçtikten sonra satılıyorsa verginin konusuna girmez ama burada satış adadine, satış sıklığına göre farklı bir değerlendirme yapılıyor. Gelir dersin son dönemde verdiği özelgelere göre kat karşılığı elde ettiğimiz, arsa karşılığı elde ettiğimiz gayrimenkulü bir seferde birden çok alıcıya veya farklı tarihle bir seferde birden çok alıcıya satarsanız yine bu değer artış kazancıdır ve 5 yıl içerisindeyse değer artış kazan bir seferde pardon tek alıcıya satarsanız bir seferde tek alıcıya satarsanız değer artış kazancıdır. Bir seferde birden çok alıcıya satarsanız ticari kazançtır. Artık bir tekerrür olduğunu kabul ederim. Ticari kazanç olarak vergilendirilmesini isterim diyor. Ama tek seferde toplu satışlarda değer artış kazancı olarak değerlendirin. Tabii ki değer artış kazancı olabilmesi için de iktisat tarihinden itibaren 5 yıl içerisinde satışa konu edilmesi gerekiyor. Serbest meslek kazançlarının vergilen çok hızlı duracağım bunların üzerinde. Hani biliyoruz hepimiz ama sadece birkaç hatırlatma yapacağım. Serbest meslek kazançlarında üzerinde durmamız gereken işte yine özelgeler çerçevesinde aslında bunlar. Serbest meslek erbabının iki tane aracı var. Bunlara ilişkin giderleri ve amortismanları gider yazabilir miyim diye sormuş. Verilen cevap da şöyle aslında. Yani elemanınız yoksa sadece siz çalışıyorsanız, tek başına çalışıyorsanız iki tane aracı gider olarak yazamazsınız. Bir tane yazabilirsiniz. Buradan vay aman efendim işte tek aracı yazabiliyormuşuz, ikinciyi yazamıyormuşuz gibi bir sonuç çıkarmamak lazım. Benim bir ekibim varsa, çalışanlarım varsa, ona göre bir organizasyon oluşturduysam ikinci araç için oluşan giderleri ve amortismanları da pek tabii gider olarak dikkate alabilirim. Mesleki soru aslında dönem sonu seminerlerinde de biz beraberdik. Orada da bunlar üzerinde durmuştuk. Mesleki sorumluluk sigortasını çok saçma bir şekilde bence hani hiç anlam verilemez bir şekilde mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesiyle ilgili değildir. 89. maddede buna ilişkin düzenleme yoktur. Dolayısıyla gider olarak yazamaz diyor serbest meslek erbabı. O zaman 89. maddeye göre beyannamede indirim olarak düşebilir miyim? Hani orada şahıs sigorta primleri der. İşte o da öyle diyor. Orada şahıs sigorta primleri der. Mesleki sigorta primleri demez. Özetle gider de yazamazsın diyor. İndirim de yapamazsın diyor ama bence çok yanlış diyor. Hatta şu da çok yanlış. Yani bu çok... Pardon? Onu o da var burada. Evet o da düşülemiyor. O da var söyleyeceğim. Hatta şu çok ilginç. Burada 2014 yılı içerisinde verildi diye hatırlıyorum. Bağımsız denetçi belgesi kurs ve etkilendirme belgesi ücreti. Yani bağımsız denetim diye bir şey çıkarıldı. Bunu olabilmeniz için eğitime gitmeniz gerekiyor dediler. Daha bundan zorunlu bir şey olabilir mi? Olabilmek için eğitime gitmeniz gerekiyor. Ve bu işi yapabilmek için belgeyi alıp asmanız gerekiyor. Bundan daha zorunlu bir şey olabilir mi? Ama dedi ki 68. maddede bu düzenlenmemiştir. Buna ilişkin giderleri, kurs ve belge giderlerini gider yazamazsınız dedi. Ama kurs ücretleri bu bir eğitim harcamasıdır. Kurs ücreti eğitim harcamasıdır. 89. maddeye göre beyannamede indirim olarak düşebilirsiniz. Birazdan indirimler üzerinde de duracağız. Sosyal güvenlik destek primlerine emekli serbest meslek erbapları gider yazabilirler.
Serbest meslek faaliyeti, yani sözleşmeler, siz söylediniz, iki türü ikiye ayırmak lazım burada sözleşmeleri. Bir, müşteriyle yapılan sözleşmeler, ikincisi beyannamelere, kendi beyannamelerimize ait, pardon, müşteriyle yapılan sözleşmelere ait damga vergileri, bir de beyannamelere ait damga vergileri. Burada diyor ki, müşterilerle yaptığınız sözleşmelerin damga vergisini gider yazabilirsiniz. Ama beyannameler için ödediğiniz damga vergilerini gider yazamaz serbest meslek erbabı. İşin daha da kötüsü ticari kazanç sahiplerine gider yazabilirler diyor. Çünkü 40. maddede damga kelimesi var diyor. Ama 68. maddede damga kelimesi yok diyor. Koymuyorlar da işte yani bunun için alakalı. Dış giyim harcamaları gider yazılamaz diyor. Özetle söylüyorum. Hızlı serbest meslek erbabı giyim harcamalarını gider yazamaz diyor. Hızlı söylüyorum. Serbest meslek erbabı iş yerinin bir bölümünü kiraya veriyorsa, oradan kira geliri elde ediyorsa, bu serbest meslek kazancı mı sayılır, kira gelir mi sayılır? Kira geliri sayılır diyor. Böylece bizi KDV'de yükümlülüğünden aslında kurtarıyor. Çok önemli değil, soru gelirse söyleriz. Bunları da biraz hızlanıyorum. Şimdi örnekler, bazı örnekler üzerinde duralım. Aslında örneklerle de şey, hani toplanır mı toplanmaz mı diye aradığı sorular geldi ya. Aslında onun hani tam olarak 86. madde. Bakın 86. madde şöyle başlıyor. Aşağıda belirtilen gelirler için yıllık beyanname verilmez. Diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirler beyannameye dahil edilmez. Verilmez, dahil edilmez. Bunu niye diyor? İşte az önce de sunum sırasında söyledim. Mükellefleri sevdiği için demiyor. Eğer bunlar verirlerse muhtemelen iade çıkar diyor. O yüzden hiç almayalım bunlardan beyanname. Damga vergisinden bile vazgeçiyor 29 liradan yani. Birçok yerde o 29 lira için beyanname verdirirler ya. Lanet olsun, 29 lirayı da istemiyorum. Yeter ki iade çıkmasın diyor. Şöyle diyor, önce hani özetleyelim. Söyledik. Gerçek usulde vergilendirilmeyen zirai kazançlar. Stopaj yoluyla vergilendirilen zirai kazançlar. Daha kaba tabirle söylersek küçük çiftçilerin kazançları stopaj yoluyla vergilendirilir, o nihai vergidir. Bunlar kesinlikle yıllık gelir vergisi beyannamesi vermezler diyor. 75. maddenin 15 ve 16 numaralı fıkraları, onu da söyledik aslında menkul sermaye iradını görürken. Bireysel emeklilik sisteminden ayrılanların elde ettikleri iratlar ile sigortacılık şirketi, sigorta sisteminden ayrılanların elde ettikleri iratlar 94'e göre stopaj vardır. 86'ya göre de kesinlikle beyan edilmez dedik. Kazanç ve iratların istisna haddi içinde kalan kısmı 3000 liralık konut kira geliri. Kesinlikle beyan edilmez diyor. Niye? 3300 liralık istisna var zaten. Ücretler için söyledik yine B bendinde. Tek işveren varsa, stopaj varsa kesinlikle beyan yok. Birden fazla işveren varsa, stopaj varsa, birden sonrakilerin toplamı 27 bin lira yaşarsa tamamının beyan edilmesi gerekir dedik. C bende önemli olan işte hani toplanır mı toplanmaz mı ile ilgili sorunun cevabını hep burası veriyor. Bakın ne diyor? Vergiye tabi gelir toplamı diye başlıyor. Vergiye tabi gelir toplamı parantez içinde A ve B bentleri hariç. Yani yukarıda saydıklarımızı artık bu toplama dahil etme diyor. Yani beyan edilmeyen ücretleri bu toplama dahil etme diyor. Veya işte bireysel emeklilik sisteminden ayrılanların elde ettiği iratları bu toplama dahil etme. Bunlar dışındaki ticari kazancı toplama dahil et. İstisnayı aşan konut kira gelirini toplama dahil et. Beyan edilen menkul sermaye iratlarını toplama dahil et. Zirai kazançları toplama dahil et. Serbest meslek kazançlarını toplama dahil et. Topla bunlarla iş yeri kira gelirini, yani stopaj yapılmış gayrimenkul sermaye iradını ve stopaj yapılmış menkul sermaye iradı. Aslında daha çok kar payını. Bunlarla topla. Eğer 20, yani az önce söyledik ya, tek başına değerlendirdik, tamam. 27'ye baktık. Şimdi ne diyoruz? İş yeri kira gelirini ticari kazançla topla, zirai kazançla topla, serbest meslek kazancıyla topla. Veya kar payını ticari kazançla topla, zirai kazançla topla, serbest meslek kazancıyla topla. Veya iş yeri kira geliriyle kar payını ikisini de topla. 27 bin lirayı aşıyorsa, 27 bin lirayı aşıyorsa, toplamları 27 bin lirayı aşıyorsa beyan et. Aşmıyorsa beyan etme diyor. Örnekler üzerinde duracağız tekrar. Ve hep durduk, hep söyledik 86.1'de. Tevkifat yoksa, istisna yoksa. Bahsettiğimiz şey menkul sermaye iradı veya gayrimenkul sermaye iradıysa 1400 TL'nin altındaysa beyan edilmez. 1400 TL'yi aşarsa tamamı beyan edilir dedik.
Şimdi bir örnekler üzerinde biraz hızlıca duralım. Birinci işverenden alınan ücret, ikinci işverenden alınan ücret, bunlar stopaj yapılmış ücretler. Üçüncü işverenden alınan ücret. Önce ne dedik? Ücretleri kendi içinde değerlendiriyoruz. Eğer beyan ediliyorsa beyan ediyoruz, toplamaya da dahil ediyoruz. Beyan edilmiyorsa beyan etmiyoruz, toplamaya da dahil etmiyoruz. 50.000, 21.000, 17.000, birden sonrakilerden elde edilen ücretlerin toplamına kadar 38.000. 27'den büyük mü? Büyük. O zaman ücretlerin tamamını, yani 88 bin lira ücreti beyan ediyorum. Yazdım beyannameye, ücret 88 bin lira. Konut kira geliri 13 bin lira. 3.300 liralık istisna var, bunu düşebilir miyim? Düşemem. Niye? Toplam gelirim 97 bin liradan fazla. Konut kira gelirinde o zaman 13 bin liranın tamamını istisna uygulamadan beyan etmem gerekiyor. Götürü gider yöntemini düşeceğim veya gerçek gider yöntemini düşüp beyan edeceğim. Erhan Bey'in 2014 yılında elde ettiği ücret gelirler. Birinci işverenden stopaj yapılmış ücret 85 bin. İkinci işverenden stopaj yapılmış ücret 18 bin. Toplam konut konut kira geliri 9 bin. İş yeri kira geliri bürüt 24 bin. Önce ücrete bakıyoruz dedik. Ücret ikinci işverenden elde edilen ücret ne kadar? 27'den küçük ücreti attık. Beyan etmedik. Ücreti beyan etmiyoruz. Bakın artık toplamaya da dahil etmeyeceğiz. Yani ücreti unuttuk artık. Konut kira geliri 9 bin lira. İstisna uygulayacak mıyım? Neden? Çünkü toplam geliri 97 bin liranın üzerinde olduğu için konut kira geliri için istisna uygulamayacağım. Tamam, önce şunu bir yapalım, sonra 17 bin lira yapalım. İş yeri kira geliri büyük 24 bin lira. Zaten beyan edilmesi gereken konut kira gelirinde vardı 9 bin lira. Topladım. Ne kadar? 24 artı 9, 33 bin lira. 27 bin lirayı aştı mı? Açtı. O zaman iş yeri kira gelirinde beyan ediyorum. Konut kira gelirini zaten istisna uygulamadan beyan ediyordum. Bu örnekte beyan edeceğim toplam rakam o zaman konut kira geliriyle iş yeri kira gelirinin toplamı. 17 bin lira olsaydı 17 bin artı 9 bin 26 bin beyan iş yeri kira geliri beyan edilmeyecekti. Konut kira geliri beyan edilmeyecekti. Etmez. Etmez. Dedik yani şurada o kelimeler yani etmez çünkü iade çıkmasını ediyor oluyorsunuz. Yıllık beyanname verilmez. Bu gelirler beyannameye dahil etmez. Kesin hüküm var yani. Bunlar için vermeyeceksiniz diyor. Sizin o söylediğiniz örnekte ne yazık ki öyle. Hayır. Hocam şimdi bir şey söylemedik şu anda. Bakın o toplamın 97 bin lirayı aşıp aşmadığına şunun için bakıyoruz. O 97 bin liraya bakmamızın tek sebebi konut kira gelirine istisna uygulayacağız mı? Uygulamayacağız mı? Tek sebebi bu. Eğer toplam gelir, bu söylediğim gelirleri 97 bin aşıyorsa konut kira gelirine istisna uygulamayacağız. Aşmıyorsa istisna uygulayacağız. İş yeri kira gelirleri. Güncel bir gelirleri 15 bin liraymış iş yeri kira geliri, konut kira geliri 14 bin lira, mevduat faizi 210 bin lira. Kolaydan var, mevduat faizi beyan edilir mi? Geçici 67'ye göre stopaj var, kesinlikle beyan edilmez. Konut kira geliri var, istisna uygulanır mı? 210 bin artı 15 bin artı 14 bin büyüktür, 97 bin olduğu için konut kira gelirine istisna uygulanmaz. İş yeri kira geliri beyan edilir mi? Tek başına olsaydı edilmezdi. 15 bin, 27 bin küçük oldu. Ama ben burada neyle toplamam lazım? Konut kira geliriyle toplamam lazım. 29 bin büyüktür. 27 bin olduğu için iş yeri kira geliriyle konut kira gelirinin beyan edilmesi gerekiyor. Serbest meslek kazancı 50 bin, iş yeri kira geliri 4.800. Sadece iş yeri kira geliri olsaydı beyan edilir miydi? 27 binden küçük olduğu için beyan edilmez. Burada neye bakıyoruz? Toplamı 54.800, 27 bin liradan büyük olduğu için beyanname, verilen beyannameye iş yeri kira gelirinin de eklenmesi gerekiyor. Konut olsaydı 4.800 lira konut kira geliri olsaydı 3.300 lira istisnayı düşecektim.
niye düşemiyor? Ha pardon, çok özür dilerim. Doğru. Süper. Ben hep bu hatayı yaparım. Niye düşemezdim konut kira geliri? Çünkü serbest meslek kazancı var. Ticari kazanç varsa, zirai kazanç varsa, serbest meslek kazancı varsa istisna uygulanmaz. O yüzden konut kira geliri olsaydı o zaman değişen bir şey olmayacak. 4800 lira konut kira geliri beyan edecek. 3200 olsaydı da beyan edecek. Çünkü uygulanmaz diyor. Konut kira gelir 5 bin lira, birinci işverenden 20 bin lira ücret geliri elde edilmiş, ikinci işverenden 15 bin lira, gayrimenkul satışından 60 bin lira değer artış kazancı elde edilmiş. Önce ücretlere bakayım. Birinci iş, ikinci işverenden elde edilen ücret gelirine kadar 27 bin liradan küçük olduğu için ücretleri beyan etmiyorum, toplamaya dahil etmiyorum, ücretleri sildim. Konut kira geliri 5 bin lira, istisna uygulayabilir miyim? 60 bin, 35 bin daha, 95 bin, 5 bin daha, 100 bin, 97 bin lirayı aştı gelirlerimin toplamı. İstisnayı uygulayamam. 5 bin lirayı beyan edeceğim. Konut kira geliri olarak o zaman. Gayrimenkul satışından kaynaklı 60 bin değer artış kazancı. Bunu da beyan edeceğim. Yalnız neyi uyguluyoruz dedik burada. 9700 liralık istisnayı uyguluyoruz. 7300 lira değer artış kazancını beyan etmem gerekiyor. Örnekler birbirinin aynısı, biraz hızlanabilmek açısından hızlanıyorum. Slaytlar paylaşılacak. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Biraz hani farklı bir örnek. Serbest meslek faaliyet zararı. Kazanç değil de zarar var. 4000 lira. İşte bir cerrahmış, yeni makineleri almış, faaliyete yeni başlamış, o yıl zarar etmiş. Birinci ücreti 36 bin, ikinci ücreti 20 bin lira. Stopajla bulmuş ücret bunlar. Hani dedim ya, birinci ücret, ikinci ücret, buna kim karar verir? Mükellef karar verir. Bakın mükellef X hastanesine birinci, Y hastanesine ikinci ücret deseydi, ücretlerini ne yapmayacaktı? Beyan etmeyecekti. Dolayısıyla şu zararını düşüp ücretten yapılmış stopajın iadesini alamayacaktı. Burada mantıklı bir mükellef veya mantıklı bir meslek mensubu olarak bizim neyi yönlendirmemiz lazım? Diyeceğiz ki Y hastanesinden alınan ücret birinci ücret kabul edelim. X hastanesinden alınan ücreti ikinci ücret kabul edelim. İkinci ücret ne kadar oldu şimdi? 36 bin lira. 36 bin, 27 binden büyük mü? Büyük. İkisinin, o zaman ücretler beyan ediliyor. 36 artı 20, 56 bin lirayı beyan ettim. Yazdım beyannameye ücret 56 bin. Serbest meslek zararını yazdım. 44 bin lira. Matrağım ne kaldı? 22 bin. 12 bin lira matrak kaldı. Bundan artan oran tarifeye göre gelir vergisi hesapladık. Ama 36 ve 20'den 56 binden yapılan stopaj daha yüksek olacaktır. Ve o beyannamede mükellefe iade çıkacaktır. Dolayısıyla o zararı da yararlandırmış oluyoruz. Yani her zaman burada ne oldu? Beyanname vermek daha avantajlı oldu. Yine değişik bir örnek, bunun üzerinde de durayım. Ticari faaliyetten doğan zarar 70 bin liraymış. İş yeri kira geliri 85 bin liraymış. Vergiye tabi gelir toplamına kadar, hani 86.1c'de ne diyordu bize? Vergiye tabi gelir toplamı 27 bin lirayı aşarsa iş yeri kira gelirleriyle kar paylarını beyan edin diyordu özetle. Bakın, şimdi şöyle olsaydı, iş yeri kira gelirim 85 bin lira tek başına olsaydı beyan edecek miydim ben bunu? 85 bin lira iş yeri kira gelir tek başına 27 binden büyük olduğu için beyan edecektim. Ama ticari zararım var 70 bin lira. Hani ticari kazanç olunca iş yeri kira gelirine ekliyorum. 27 ile öyle kıyaslıyorum. Burada zarar var. Düşecek miyim? Evet düşeceğim. Vergiye tabi geliri 15 olacak. Dolayısıyla 85'i beyan etmeyeceksin. Çünkü edersen iade çıkar. 85'i beyan etmeyeceksin. Edersen iade çıkar. Sadece zararını beyan edeceksin. O zarardan önümüzdeki yıl yararlanacaksın. Ben bitti zannediyordum. İndirimleri unutmuştum ben. İndirimler. Devam edeyim mi başkanım? Nasıl yapalım? İndirimler. Bir önceki örnekte ama indirim farklı kazandı. Onu kabul etti. İkincisini neden kabul etmedi? Farklı farklıydı. Çünkü bir önceki örnekte diyordu ki şu ücret ediyorsunuz değil mi? Evet. Bu da kanun koyucu diyor ki siz karar verin buna diyor. Yani orada biraz daha
bütçeyle ilgili davranıyor. Siz karar verin birinci veya ikinciye. Siz karar verin ve burada ücretleri artık hani bir toplama zararı mutlaka beyan edilecek ya. Serbest meslek zararı mutlaka beyan edilecek. Ücreti de beyan edersen bana iade çıkıyor. Burada bir seçimlik hak vermiş o anlamda. İyi davranmış yani. Ama burada toplam gelirin, vergiye tabi gelirin 15 bin lira küçüktür. 27 bin lira olduğu için 85 bin lirayı beyan edemez. Sadece 70 bin ticari zararı sonraki yıla devredersin. Efendim? Konut olsaydı edecektim zaten. Tabii. İstisnai de uygulayamayacaktım. Ticari faaliyet olduğu için uygulamayacaktım. Konut olsaydı beyan edecektim ama konutta iade çıkmaz ki stopaj olacak. Tabii. Konutta vergi çıkıyor bakın onu zaten ettiriyor. İndirimler. Hani ne yaptık aslında şimdiye kadar? Beyan edilir dedik, edilmez. Edilirse yazdık beyannameye, edilmezse attık. Beyan edilir dedik, edilmez dedik. Hep onun üzerinde durduk. Menkul sermaye hakları, ücretler ve kira gelirleri ve değer artış kazançlarının nispeten. Şimdi beyan ettik artık. Beyanname formatı bu artık eskiden hani bunu alır ikimiz de doldururduk ya. Şimdi özellikle beyannameden sonra çok gözümüzde de canlanıyor. Aslında format hala bu. İşte ticari kazancımız varsa kâra yazdık, zararımız varsa zarara yazdık. Zirai kazancımız varsa kâra yazdık, zararımız varsa zarara yazdık. Serbest meslek kazançlarında da kârsa kâr, zararsa zarar. Ücretlere geldik. Ücret zararı olması mümkün mü? Bak beyannamenin o kısmı boştur zaten. Yani yazmak isteseniz bile e-beyannamede de ücrete zarar girmeye çalışın, kendinizi parçalayın, giremezsiniz. Ücret zararı olmaz diyor. Gayrimenkul sermaye hayratından kar da olur, zarar da olur diyor. Menkul sermaye hayratlarından kar da olur, zarar da olur diyor. Diğer kazanç ve hayratlardan kar olur, zarar olur. Ne olur aslında? Örneğin gayrimenkulü 500 bin liraya aldım, 450 bin liraya sattım 2 ay sonra. 50 bin lira zarar ettim. Ama bakın zarar olur, fiilen olur ama yine o sütun boştur. Şöyle der gelir vergisi kanunu 88. maddesi. Gelir unsurlarının bir kısmından elde edilen kazançlar, bir kısmından doğan zararlar diğer gelir unsuru karlarından mahsup edilebilir. Ancak diğer kazanç ve iratlardan oluşan zararları diğer gelirlerden mahsup edemezsiniz der. Onun için oraya zarar girmemiz mümkün değil. Evet işte belirledik, girdik karı, zararı. En sonunda ya zarar çıktıysa 25 numaralı satırı doldurduk, kar çıktıysa 26 numaralı satırı doldurduk. 26 numaralı satırı doldurduysak işimiz bitmedi daha. Zararı doldurduysak, 25'i doldurduysak işimiz bitti. Devreden zarar olarak yazacağız. Ama 26'yı doldurduysak hala işimiz bitmedi. İndirimleri uygulayabiliriz. İndirimler neler? Bazı harcamalarımız vardır. Bunları kanun gider yazmamıza izin vermez. Ama bunlar sosyal, ekonomik, iktisadi açıdan önemli harcamalardır. Bunları teşvik etmek amacıyla, özendirmek amacıyla kanun bunları der ki beyan ya gider yazamazsınız bunu ama beyannamede indirim yapın der. Örneğin ben deyim serbest meslek erbabıyım örneğin eşi çocuğumu da özel okula gönderiyorum. Ben çocuğumun özel okul harcamalarını gider yazabilir miyim? Serbest meslek defterinde, kazanç defterinde. Gider yazabilir miyim? Yazamam. Gider yazamam. Buna izin vermez. Kanun. İşte diyor ki yani hem özel eğitimi teşvik etmek için, özel eğitimi özendirmek için ama bu harcamalarınızı beyannamede indirim konusu yapabilirsiniz. Vakıf ve yurt dışı hariç. Evet onları da birazdan o da vardı. Siz benden önde gidiyorsunuz. Daha hızlı gidiyorsunuz. O da vardı. Onu da söyleyecektik. Vakıf ve yurt dışı hariç. Şu anda zaten genel esasını anlatıyorum. Ayrıntılarına girmedik. Kar rakamımız varsa bu indirimleri uygulamaya başlayacağız işte. Ama en fazla kar rakamı kadar uygulayabilirim. Yani bu indirimler, gelir vergisi kanunu 89. maddesinde düzenlenen bu indirimler zarar yaratamaz. Sonraki yıllara devretmez. En fazla, hani az önce dedim ya serbest meslek erbabıyım, yazdığım kar rakamına 20 bin lira karım çıktı yıl sonunda, 20 bin lira yazdım. Çocuğumu özel okula göndermişim, 30 bin lira ödemişim. Devreden indirim hakkım 10 bin lira olur mu veya o beni zarara döndürür mü 10 bin lira? Hayır. Hatta ne kadar? Kazancının diyor ki onunla ilgili olarak %10'u kadar yararlanabilirsin diyor orada. Bazı bağış ve yardımlarda tamamı kadar yararlanabilirsin ama genel çerçeve en fazla kar rakamı kadar yararlanabilirim. Yararlanamadığım tutar sonraki yıllara devretmez. Zarar olarak izleyen yıllarda bunlardan tekrar faydalanamam. Bunun bir tane istisnası var. Bir tane istisnası var. O da ARGE.
Aslında o da önümüzdeki hani seminerinin konusu belki. Sadece ticari kazançta, belki de serbest meslek kazancında gündeme gelebilir. 5746 sayılı araştırma ve geliştirme harcamalarının desteklenmesi hakkında kanun var. O kanuna göre ARGE yapılıyorsa yararlanılamayan ARGE indirimi sonraki yıllara devredebilir. Özetle bunu söyleyelim. Bu bahsettiğimiz indirimler, hızlı geçeceğim yine, soru cevapla hani yürürsek daha iyi olacak gibi geliyor. Hayat, sağlık ve benzeri şahıs sigorta primleri, bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı paylarını bu çerçevede kesinlikle beyannamede indirim konusu yapma mümkün değil. Önceden mümkündü, son iki yıldır mümkün değil. %25 devlet katkısı geldikten sonra bunlar kalktı. Hayat sigortalarına ödenen primlerin %50'sini, diğer özel sağlık sigortalarına ödenen primlerin tamamını, kar rakamının, beyannamenin 26. satırında yer alan kar rakamının %15'ini ve asgari ücretin yıllık brüt tutarını aşmamak şartıyla beyannamede indirim konusu yapabilirim. Bağkur primlerini bu çerçevede değerlendirmiyoruz, ayrıca değerlendiriyoruz. Bağkur primleri için bunlar ilgili beyannameler. Hani ticari kazanç sahipleri, ticari kazanç beyannamenin bir eki vardır ya ticari kazançlara ilişkinin. Orada tamamını bu %15 ile asgari ücretin yıllık brüt tutarı ile falan sınırlı olmadan kazanç tutarı kadar, kazanç tutarını aşmamak şartıyla indirebilirler. Beyannamede indirim olarak uygulayın diyor buna 110 numaralı gelir vergisi kanunu genel tebliği. Çünkü ortaklık halindeki işletmelerde bu anlamda sorun çıkıyor diyor. Serbest meslek erbapları bunları isterse defterinde gider yazabilirler diyor. İsterse defterinde gider yazabilirler. İsterlerse yıl sonunda beyannamede indirim olarak uygulayabilirler diyor. Geçmiş yıllarda da vardı benim işte Bağkur primlerim, ödemedim bir türlü. Ta işte 2005'ten beri ödemedim. 6552 çıktı. 2015 yılında yapılandırdım. Tamamını da 2014 yılında yapılandırdım. Tamamını da ödedim. Tamamını ödediğin yılda giderleştirebilirsin serbest meslek erbabistan veya beyannamede kazanç tutarını sınırlı olarak indirim konusu yapabilirsin diyor. Özelgelere sen bu bölümde daha çok girebilirsin. Bağış ve yardımlarla ilgili iki tür bağış ve yardım var. O çerçevede değerlendirebiliriz. %5 ile sınırlı bağış ve yardımlar devlet kurumlarına yapılan bağış ve yardımlar genel olarak söylüyorum. Pardon. Evet, bağış ve yardımlar. Genel ve özel bütçeli kamu idarelerine, il özel idarelerine, belediyelere, köylere, kamu yararına çalışan derneklere ve bakanlar kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yapılan bağış ve yardımlar kar rakamının %5'ini aşmamak şartıyla beyannamede indirim konusu yapılabilir. Bunun dışında bu %5 ile sınırlı olmadan yapılacak bağış ve yardımlar var. Eğitim, sağlık ve benzeri tesislere ilişkin bağış ve yardımlar, okul, sağlık tesisi, 100 yatak kapasitesinden az olmamak üzere öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzur evi, bakım ve rehabilitasyon merkezi, 2012'de yine bunlara eklendi, ibadethaneler ve Kur'an kursları, yani camiler ve Kur'an kursları aslında, Gençlik ve Spor Bakanlığı'na gençlik merkezleriyle gençlik ve izlilik kampları için yaptığınız bağış ve yardımların tamamını, bakın %100'ünü, %5'li sınırı değil bunlar, tamamını ama kar rakamını aşmamak şartıyla sonraki yıllara devretmemek şartıyla beyannamede indirim konusu yapabilirsiniz diyor. Burada da hatta 3 türlü indirim var. Okul örneğini esas alalım. Ben bir okul yaptırıyorum. O okulu yaptırmak için demir alıyorum, çimento alıyorum, işçi çalıştırıyorum. Ben kendim yaptırıyorum mükellef olarak. Bu yaptığım harcamaların tamamını beyanname gider yazamam. Beyannamede indirim konusu yapabilirim. Kar rakamıyla sınırlı olarak. Veya zaten Milli Eğitim Bakanlığı okul yaptırıyor. Ben Milli Eğitim Bakanlığı'na o okulu yaptırması için bağışta bulunursam yapılan o bağışın yine tamamını kar rakamıyla sınırlı olarak indirebilirim. Veya zaten bir okul var, Milli Eğitim Bakanlığı'na bir okul var. O okulun faaliyetine devam edebilmesi için masa bağışladım, sıra bağışladım, sandalye bağışladım. Bu bağışladığım kıymetlerin bedelinin tamamını kar rakamıyla sınırlı olarak beyannamede indirim konusu yapabilirim. Bunun dışında gıda bankacılığı, fakirlere yardım amacıyla gıda bankacılığı faaliyette bulunan dernek veya vakıflara
bağışlanan gıda, yiyecek, yakacak maddelerinin, gıda, yiyecek, yakacak ve temizlik malzemelerinin maliyet bedeline beyannamede indirim konusu yapabilirim. Ticari kazanç sahipleri ayrıca değil, eğer isterlerse bunları defterlerinde gider olarak yazabilirler. Ama diğer kazanç sahipleri, serbest meslek erbabı, gayrimenkul sermaye sahipleri bunları gider olarak yazamaz. Ne imkanı var? Kar rakamıyla sınırlı olarak beyannamede düşme imkanı var. Kültürel mirasımızın korunması ve yaşatılması, turizmin geliştirilmesi amacıyla yapılan bir sürü kanunda sayılmıştır. Uzun uzun sayılmıştır. Bağış ve yardımların tamamı beyannamede indirim konusu yapılabilir. Türkiye Kızılay Derneği'ne ve Yeşilay Cemiyeti'ne yapılan bağış ve yardımların yine tamamı beyannamede indirim konusu yapılabilir. Ancak burada nakdi, genelde bağış ve yardımlar aynı ve nakdi der her zaman. Sadece Kızılay Derneği ve Yeşilay Cemiyeti'nde nakdi bağışlar olarak belirler. Başbakanlıkça veya bakanlar kurulunca başlatılan yardım kampanyaları için yapılan bağış ve yardımlar 2010 artık geçti, 2013 geçti. Expo 2016 Antalya Ajansı'na yapılan bağış ve yardımların bakanlar kurulunca yardım kararı alınan doğal afetler nedeniyle bu ifade de değişti. Az önce söylediğim başbakanlıkça bakanlar kurulunca başlatılan yardım kampanyaları olarak düzeltildi. Eğitim ve sağlık harcamaları üzerinde kısaca duralım. Sadece yine özelce boyutuyla veya karşılaşılan sorunlar anlamıyla Eyüp Bey onlar üzerinde durur ama ben kısaca şunu ifade edeyim. Az önce de söyledim ya, örneğini verdim, çocuğunuzu özel okula gönderdiniz. Ancak kar rakamının %10'unu aşamazsınız eğitim, özel eğitim ve özel sağlık harcamalarında. Kar rakamının %10'unu aşamazsınız. Türkiye'deki gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldığınız faturalarla bunları ispatlamanız, tefsik etmeniz gerekiyor ve bu harcamaları Türkiye'de yapmanız gerekiyor. Az önce değerli meslek mensubunun söylediği gibi yurt dışında yaparsanız eğitim harcamalarını, sağlık harcamalarını beyannamede indirim konusu yapamazsınız. Vakıf üniversitelerine yaparsanız, vakıf üniversitesinden de aslında fatura alırsınız. Hatta KDV'li fatura alırsınız. Ama vakıf üniversitelerinin gelir vergisi mükellefiyeti yoktur, kurumlar vergisi mükellefiyeti yoktur. O nedenle bunlardan yaptığınız harcamaları beyannamede indirim konusu yapamazsınız. Önemli bir indirimdir. Çok da karşılaşılır, ihmal edilir. Bu anlamda belge bile toplanmaz belki ama hani özel hastanelerde yapılan tüm harcamalar, özel laboratuvarda yapılan tüm harcamalar, özel okullarda, hatta özel okuldan alınan yemek harcaması, hatta servis harcaması, çocuğun servis harcaması, buna ilişkin belgelere istenirse beyannamede indirim konusu yapılabilir. Bu da vergi çıkan bir beyannamede yapılan bu harcamanın %35'inin devlet tarafından desteklenmesi anlamına gelebilir. Kar rakamının %10'unu 2000 lira uygulayabilirim en fazla. Orada zaten sonradan düzelttim, hani %10'unla sınırlı olarak uygulayabilir. Zaten 2000 lira, 200 bin lira gelirim olduğunu düşün. 200, kar rakamının 200 bin olduğunu düşün o beyannamede. En fazla 20 binini indirebilirim. 20 binin de %35'ini, yani 7 bin lirayı devlete, eğer vergi çıkıyorsa devlet tarafından üstlenilmesini sağlamış olurum. Özelgeler üzerinde çok durmuyorum. Soru cevap bölümüne bırakalım. Efendim? Ne? Bireysel katılım seminerisi. Ama çok zor ya. Onu ben bilerek hızlı geçmiştim ama yakaladım. Şöyle, bireysel katılım yatırımcısı indirimi diye bir şey var. Aslında hani çok ciddi bir indirim ama melek yatırımcılar deniyor. Belki o çerçevede hani basından da duymuşsunuz. Melek yatırımcılar. Bunların hazine müşteşarıyla Maliye Bakanlığı'nın ortak çıkardığı bir yönetmelik var. O yönetmelikte belirlenmiş sektörler var. O sektörlere yatırım yapılması teşvik edilmek isteniyor. Diyor ki, bizim o yönetmelikte belirlediğimiz sektörlerde faaliyet gösteren şirketlerin hissesini satın alın. Yani ne yapın? Onlara sermaye desteği verin. Yani ne yapın? Onlara ortak alın. Bunu yapabilmek için de zaten önce hazine müsteşarlığından bireysel yatırım katılımcısı sertifikası almak gerekiyor. Bu sertifikayı alın. 2014'te işte belirlenmiş sektör var. Oradan bir şirkete gidin, yatırım yapın. Bakın, 2014'te gittim hissesini satın aldım oranın. Ne kadar? 1 milyon liralık hissesini aldım. O belirlenen şirketin 1 milyon liralık hissesini aldın. Tek şart şu, o aldığın hisseyi 2 yıl elinde tutman lazım. 2 yıl elinde tutacaksın.
Ama aldığın yıl, bak daha hiç kazanç mazanç hiçbir şey yok. Aldığın yıl o ödediğin 1 milyonun 750 bin lirasını gelip beyannamede %75'ini yani gelip beyannamede indirim konusu yapabilirsin diyor. Çok ciddi bir indirim aslında. Hani çok ciddi bir teşvik aslında. Ama hani uygulama alanı ne derece geniş, ne derece var onu şöyle söyleyelim aslında. Şuradan, gerçi bu 2013 beyannamesi. 2013'te bunun olması mümkündü ama 2013'te yoktu. Yoktu. O zaman buraya baktığımızda hani burada da aslında şey 2013 gelir vergisi beyannamelerinin toplulaştırılmış hali. Mesela girişim sermayesi fonu indiriminden, yani o yüzden bilmiyorum üzerinde, bilmediğimden değil yani. Bir mükellef yararlanmış bugüne kadar. Ama en çok neden yararlanmış? Eğitim ve sağlık harcamaları. O yüzden üzerinde durduk. 32 bin mükellef yararlanmış geçen yıl 2013 beyannamelerinde. Geçmişli zararlarından 149 bin mükellef. Bu toplam mükelleflerin verdiği gelir vergisi beyannamelerinin toplulaştırılmış hali. Slide'ı dediğim gibi ben sizinle paylaşacağım. Hepinize çok teşekkür ediyorum sabrınız için. Sayın Doktor Emre Kartaloğlu'na teşekkür ediyorum. Şimdi sunumlarını yapmak üzere Eyüp İnce'ye söz veriyorum. Bir, o zaman formatı değiştirelim, kısa bir ara verelim. Siz bu ara sorularınızı hazırlayın. Ben de soruları tasvip ederken değerli konuşmacımız... Saat 3.30'da toplanacağız arkadaşlar. Abdül, nereye gidiyorsun? Geleceğim yine. Hani gördüm ben seni. Ne yapıyorsun? Lan bizim, bak ben şu konuyla konuşuyorduk ya. He. Birden fazla olduğu zaman ticari kazanç oluyor. Tamam. Olsun, başarısız. Tamam. Neyse ben onu şey... Çay mı çıkıyor? Ben onu şeye sokacağım ya. Ödesin biraz kavat. Nereye gidiyorsun? Yukarıya çıkıyorum ya. Normalde bir şey yapmıyorum canım. Normalde şey.
kira ödedi. Kaç Thank you.
başlar. Oraya gel.
Gelelim de Yusuf. Nereden gelelim? Orada. Bizim o olayları biliyor. Ben spora dedim ki, bak sen bunu mükemmeliyet askerini kapatırsın inşallah. Her şeyi de yazarız. Tamam mı? Yok gittiğimizde elini elini yaptığı inşaatçıyla sonra. Birkaç kişi hesaplıyor. Tekstiller de satmıyor abi. Değer almış kızım da oluyor. Ama şimdi bazen diyemezden bakmıştım. Demek ki bu bir köyde bir de o tekstiller de şey yapar. İnşaatta özellikle incelemi yapmalar var. Yapıldığı zaman geriye dönük kaleye orada o akıllı mı? Ben de değil, o akıllı mı? Hazır ver. Dikkatli mi? Yok. Boş kalmıyorsun. Sen abi ne yapıyorsun? Sen abi ne yapıyorsun? 5 kuruşluk öğrenmez. Ben de sen abi. Zaten faturalarını da yanlış kestirmiş. Ya bilmiyordu ben. Dedi ki, yaptı kestim az bir yer. Alçak yok, köşüm kestim. Yap, onun sonra çıktım sana. Ne oldu, gözüm çıktı. Ne oldu? Gitti öyle. Maliyet çalışması yapmadan mı? Yok, maliyet yaptı kafadan. Yaptı, şöyle maliyet. Sen geldi otur adam, parasına 5 yaptı. Maliyet Sen adama diyorsun. Sen adama diyorsun. Sen adama diyorsun.
hiçbir suçun yok. Ne olacak bir şey? Direkt böyle bir yanında çalışıyor. Maliyede $210,000-$280,000 kazanıyor. Ne adamın ismi? Mehmet. Onun dışında bir de benim altına onlar sıkıntı. Niye? Sana göstereyim. Değerli meslektaşlarım, seminerimizin ikinci bölümünü başlatıyoruz. Buyurun Sayın Teşekkür ederim. Saygıdeğer meslektaşlarım, sizlere saygıyla selamlıyorum.
biraz önce Emre Üstad sağ olsun, iki ayda bitirecek konuyu iki saate sığdırdı. Bu anlamda kendilerine müteşekkirim. Hakikaten oldukça uzun bir konuydu. Yalnız ben şimdi İstanbul Yetkililer Başkanlığı'na gelirden, gelir vergisi kanunundan ve kurumlar vergisi kanunundan sorumluluk müdürü olarak bayağı bir uygulamaya yönelik özelgeler kısmına baktık. Bu özelgelerden en çok sorulan özelgeleri sizlere gelir vergisi kanunu açısından bana sizlere anlatmaya çalışacağım elimden geldiğince. Umarım faydalı olur. Bir kısım özelgelere kızacaksınız, bir kısım özelgeleri seveceksiniz. Umarım hep sevinirsiniz diyerek başlıyorum. Şimdi öncelikli olarak kat karşılığı inşaat işleri. Kat karşılığı inşaat işleri her 10 özelge talebine 3'ünü oluşturuyor. Yani özelge talebinin %30'u hemen hemen bu kat karşılığı inşaat işlerine geliyor. Bildiğiniz üzere kat karşılığı inşaatta ne oluyor? Müteahhite arsayı veriyorsunuz. Eğer siz arsayı veren, arsa sahibi bir ticari mükellefse fatura düzenliyor ve KDV oranına arsa üzerinde arsanın bağlı olduğu KDV oranına göre düzenliyor. Müteahhit ne yapıyor? Bu arsa karşılığında anlaşmanıza bağlı olarak size iş yeri veya konut veriyor. Ve bu iş yeri ve konut verirken müteahhit size emsal bedeli üzerine yine faturalandırma yapıyor. Eğer siz ticari mükellef değilseniz, basit bir vatandaşsanız, arsanızı verdiyseniz o zaman fatura düzenlemiyorsunuz, müteahhit bilet pusulası düzenliyor. Şimdi bu kat karşılığı inşaat işlerinde bazı hususi konular var. Onlardan birisi ne? Kat karşılığı inşaat işinde mükellefimiz arsa sahibi ne? Örneğin 4 tane konut kaldı. Ancak 20 tane konut yapıldı. 16 tanesi müteahhite ait olmak üzere. Bu 20 tane konutun tapusunun hepsi arsa sahibi üzerinde gözükebiliyor. Bu en çok sorulan soru bize. Bu takdirde müteahhit 16 tane konutu satarken ancak tapuda kimin üzerine? Konut, arsa sahibi üzerine. Arsa sahibi ticari mükellef olarak vergilendirilecek mi? Hayır, vergilendirilmeyecek. Burada arsa sahibi buna ilişkin belgeleri, yani bu işi müteahhit tarafından yapıldığını ispatladığı takdirde arsa sahibi asla ve asla ticari mükellef ticari mükellefiyeti söz konusu olmayacak. Bu bize dediğim gibi en çok sorulan soru. İkincisi, kat karşılığı inşaat işlerinde arsa sahibine bir yine konut kalıyor veya iş yeri kalıyor. Bu iş yeri tamamlanmamış iş yeri veya tamamlanmamış konut olsun. Arsa sahibi bunları satacak. Eğer arsa sahibi bunları satarsa ve ticari mükellefse, o takdirde tamamlanmamış konutun iş yerinin satışından kaynaklanan bir kazanç oluşmayacak. Ne zaman oluşacak? Müteahhit işi bitirdiği zaman. Yani ev veya iş yeri tam olarak arsa sahibine verildiği zaman arsa sahibinin önceden satmış olduğu tamam konut veya iş yerlerini tahsilatlar avans olarak değerlendirilecek ve ne zaman fiili teslim olursa o zamanda daha önceden alınmış avans da hasılata eklenmiş olacak. Bu da bize sorulan, en çok sorulan konulardan bir başkası. Üçüncüsüne, miras kalan bir arsanın müteahhit ile anlaşarak kat karşılığı verilmesi halinde müteahhitler 2010 yılında alınan 4 dairede 3'ünün 2012 yılı içerisinde satılması halinde kazanç vergiye tabi olacak mı? Bu da bize sorulan benzer nitelikte başka sorular da var. Üçüncü en fazla sorulan soru. Öncelikli olarak veraset suretiyle bir arsa intikal etmişse ve biz bunu bir müteahhite vermişsek konut veya iş yeri karşılığında, bu aldığımız konut veya iş yerleri bizim açımızdan ivasız olarak elde edilmiş olarak kabul ediliyor. Dolayısıyla biz bunları satarsak aynı kişiye aynı tarihte, o takdirde değer artış kazancı olarak dikkate alınacak. Yani 5 yıl içerisinde satılırsa değer artış kazancı var. Eğer 5 yıl sonrasında satılırsa değer artış kazancı da oluşmayacak. Ancak aynı tarihte farklı kişilere veya farklı tarihlerde aynı kişiye veya birbirini izleyen yıllarda elimizde kalan konutlar veya iş yerleri satılırsa, o takdirde ticari kazanç hükümleri cari olacak. Yani
Bu kura aynı zamanda arsa sahibi gerçek kişiler gerek ivazlı olsun gerek ivazsız olsun ne şekilde elde edilmiş olursa olsun arsalarına müteahhide verdikleri zaman da geçerli. Yani siz bir tane arsanızı müteahhide verdiniz. Oradan 5 tane konut aldınız. 5 tane konutu aynı tarihte aynı kişiye satarsanız ister gelir vergisi mükellefi olsun, alan taraf, ister kurumlar vergisi mükellefi olsun, ister devlet olsun önemli. Sadece diğer kazanç ihraplar açısından bakacağız. Onun dışında ne ticari kazanç mükellefiyetimiz var ne başka bir vergi mükellefiyetimiz var. Ama siz 5 tane konutu farklı tarihlerde farklı kişilere veya aynı tarihte farklı kişilere veya birbirini izleyen yıllarda satarsanız adınıza ticari kazanç mükellefiyeti açılması gerekiyor. Burada en çok sorulan başka bir husus da şu. Diyor ki ben arsayı vereceğim. Bunun karşılığında bir tane konut alacağım. Veya bir tane iş yeri alacağım. Ne olacak? Ben ticari kazanç mükellefiyeti açacağım mı? Noktasında. Genel bir kural var. O kural da şu. Eğer sizin karşılığında alacağınız konut veya iş yeri sizin şahsi ihtiyacınızı karşılıyorsa o takdirde ticari mükellef olmanıza gerek yoktur. Ama şahsi ihtiyacı aşan oranda konut veya iş yeri alıyorsanız o takdirde ticari mükellefiyet açmanız gerekiyor. Biraz önce bir örnek verdiğim örnekten yola çıkacak olursa 5 tane konut aldınız. Siz de teksiniz. Başka oturacak kimse yok. Sadece bir isim oturuyorsunuz. Elinizde 4 tane fazlalık var. O zaman ticari mükellefiyet açmanız gerekiyor. Veya bir tane iş yeri size veriliyor. Arsa karşılığında yine ticari mükellefiyet açmanız gerekiyor. Genel kuralımız dediğim gibi şahsi ihtiyaca bakılıyor. Siz bu konuyla ilgili olarak bir özellikle talebinde bulunduğunuz zaman vergi dairesi yoklamaya gidiyor ve yoklamada müteahhit ediyor ki arsa sahibine ne veriyorsunuz? Arsa sahibi de diyor ki işte 2 tane konut vereceğim, onun dışında başka bir şey vermeyeceğim. Bu şahsi ihtiyaçlar kapsamında kaldığı için arsa sahibine herhangi bir ticari mükellefiyet falan açılmıyor. Ancak 5 tane, 4 tane gibi rakamlar söylendiği zaman arsa sahibine ticari mükellefiyet açılmıyor. En son sorulan, en çok sorulan konulardan birisi de özel inşaat işlerinde ticari mükellefiyet açılacak mı, açılmayacak mı? Şöyle ki, adamın arsası var ve bu arsa üzerine ev yapacak. Kendi ihtiyaçları doğrultusunda. Belediyeler ve belediyeler, İSKİ, elektrik idareleri gibi kamu kurumları vergi mükellefi zannedip vatandaştan vergi kaydı istiyorlar. Böyle bir durumda katiyen vergi mükellefiyeti açmanıza gerek yoktur. Yani siz örneğin 2 katlı bir bina yaptınız kendi oturmanız için. O takdirde sizden böyle bir kağıt istemiş olsalar dahi vermenize gerek yoktur. Bu konuyla ilgili olarak geçmişte belediyelerle elektrik idaresiyle İSKİ gibi kurumlarla yazışıldı ama hala istemiyor. Aklınızda bulunsun derim. Faaliyet İTO'da faaliyet belgesi de isteniyor gibi olaylar var hala maalesef. Başka bir şey, pazar tezgahlarının kiralanması. Belki bu çok karşılaşılmıyor ama bize gelen sorulardan en çoklarından birisi de bu. Bildiğiniz üzere salı pazarı, perşembe pazarı gibi pazarlar var. Bunlarda tezgahlar var. Bu tezgahlar hep isteyen kendisi tezgah açamıyor buralarda. Belediyeden ruhsat alması gerekiyor. Bazı vatandaşlarımız üzerinde 50 tane, 70 tane, 80 tane olanlar var. Bunlar biliyorum ben mesela. Bunlar eğer pazarcılara kiralanırsa ticari kazanç. Ama 2014 yılının ortasına kadar bu gayrimenkul sermaye kiralıydı. Şu an ticari kazanç olarak pazar tezgahı sahiplerinin mükellefiyet açması gerekiyor. İngiltere'de yaşayan bir mukim kişi, İngiltere'de yerleşik bir kişi, internetten Türkiye'ye satış yapıyor. Bu takdirde İngiltere'de yaşayan kişinin elde ettiği kazanç Türkiye'de vergilendirilecek mi? Bunu da geniş kapsamlı düşünebiliriz. Hindistan'da yaşayan bir kişi Türkiye'de mal satıyor internet üzerinden. Burada vergilendirme nasıl olacak? Şuna bakılıyor. Bu internet sayfasının bağlı olduğu server Türkiye'deyse veya Türkiye'deki bir server'dan kiralık olarak sunucuyu kiralamışsa, server'ı kiralamışsa o takdirde iş yeri kabul edilmiyor, Türkiye'den kabul ediliyor ve vergilendirme Türkiye'de yapılıyor.
Bu oldukça önemli. Yani klasik iş yeri tanımından sürüre dayalı bir iş yeri tanımına geçiliyor. Sürü dışarıda ise vergilendirme yapıyor. Hangi ülkedeyse orada vergilendirme. Şimdi mükellef tarafından kullanılan ancak mükellefin adına kayıtlı olmayan elektrik, su, telefon faturaları var. Mükellef bilfiil üretimde bulunuyor, elektriği kullanıyor. Ancak elektrik faturasındaki isim başka. O takdirde bunu KDV'sini indirim konusu yapabilecek mi veya gider yazabilecek mi? İspatlıyorsa ve ilgili idareden gerekli yazışmalar sonucunda olumlu cevap geliyorsa evet, hem KDV'si indirim konusu yapılacak hem de gider olarak yazılması mümkün. Bunun dışında bazı özellik hususlar var. Kısaca değinmek gerekirse biliyorsunuz para puanı uygulamalar var. Eğer para puan kredi kartlarından ya iş yerlerinin kendi çıkarttıkları kartlardan kaynaklı. Bunların para puan uygulaması varsa bu takdirde bunlar pazarlama ve satış gideri olarak gider yazılabilecek. Milli emlak karşı ödemiş olduğunuz eşimsil ödemeleri varsa bunlar kira maliyetinde olduğu için gider olarak yazılabilecek. Çalışanı dil öğrenmesi için yurt dışına göndermişseniz, dil kursuna göndermişseniz veya herhangi bir ihtisas alanda eğitim için bir kursa göndermişseniz bunu yapılan ödemeye gider olarak yazabileceğiz. Burada ayrıca ilgili şirkette çalışan ortak çalışıyorsa buna ilişkin eğitim ve kurs faaliyetlerinde yine gider yazılacak. Ama ortak şirkette çalışmıyorsa o ortağın dil veya diğer kurs giderleri gider olarak yazılmayacak. Burada bir ayrım var. Personele aylık verilen akbil giderlerde yine akbil bedellerinde yine gider olarak yazılıp KDV'si varsa özel matbaa tabi indirim konusu yapılabilecek. Şimdi serbest meslek erbabının yanında annesi, eşi, kardeşi, çocuğu çalışıyor. O takdirde bunlara yapılan ücretler nasıl vergilendirilecek? Veya bunları ödene sigorta primlere gider olarak yazılabilecek mi? Serbest meslek erbabının yanında çalışan akraba hakikaten onun yanında çalışıyorsa o takdirde ücret olarak değerlendirilecek, teklifat yapılacak ve gider olarak yazılacak ve sigorta primlerine yine fiilen ödendiği tarihte gider olarak hikmeten alınabilecek. Çok önemli bir husus. Ticari kazançta da aynı hususlar geçerli. Ya önemli olan aynı işte çalışmak. Yani yani şöyle söyleyeyim, doktorun yanında iki kardeşi de mesela röntgen çekiyor. Hani bir röntgen çekme neticesinde ödeme bedel, emsal fiyatlara uygunsa o takdirde ücret olarak dikkate alınmasında hiçbir sıkıntı yoktur. Serbest meslek faaliyeti nedeniyle müşterilerle yapılan biraz önce bahis oldu. Çok kısa geçeyim. Eğer müşterilerle yapılmış sözleşmeye ilişkin damla vergisi varsa bu genel gider kapsamında olduğu için gider olarak yazılacak. Beyannameler kapsamında ödenen damla vergisi ise katiyen genel gider kapsamında değerlendirilmiyor. O nedenle 68. maddede böyle bir hüküm olmadığı için indirim konusu yapılmaz deniyor. Serbest meslek erbabı kredi çekti, bir konut aldı ve bu konutu iş yeri olarak kullanacak, yani home office olarak kullanacak. Bu takdirde bu konut için ödediği faizleri ne yapacak? İndirim konusu yapabilecek mi? Bu takdirde ödenecek faizlerin yarısını ancak indirmesi söz konusu. Bununla beraber iş yeri olarak kullanılmazsa satın alarak konut, o takdirde bu faizden indirim konusu yapılması mümkün değil. Aldığı konut ancak iş yeri olarak kullanılırsa sadece yarısını indirim yapması mümkün. Şimdi yapsın. Yapsın. Sosyal güvenlik kurumundan emekli olup serbest muhasebeci ve mali müşavir faaliyetinden dolayı mükellefiyetin devam ettiği halde emekli maaşından kesilmek suretiyle ödenen sosyal güvenlik destek primleri gelir vergisi beyannamesinden indirilebilir mi? Beyannameden değil, gider olarak indirilir. Yani beyannameden doğrudan gider yazıyorsun. Tabii. Yani beyannameden indirim yapmıyoruz, sınır yok. Doğrudan gider yazıyorsun.
LinkedIn şirkette de mesela onunla ilgili bazı özel yararlar yazabiliyor. Serbest muhasebeci mali müşavirler gibi meslek mensuplarının odalara ödediği bedeller ne olacak? Bunlar indirim konusu yapılıyor mu? Makbuz karşılığında ise bunların gider olarak yazılmasında herhangi bir ehlis yoktur. Odalara ödenen bütün ücretler, tabi tarifi yararlı. Bunlar indirim konusu, gider konusu yapılabilir. Serbest meslek erbabı eşinin aracını kullanıyor. Bu eşinin aracına ilişkin yaptığı giderlere indirim yapabilir mi? Belli şartları var. Kendi arasında sözleşme yapacaklar. Yani sözleşme yapmadan eşinin aracına ilişkin ne amortismanına ne benzin gibi giderlerine indirim konusu, gider konusu yapamazlar. Tabi burada eşinin kiralanması yani o takdirde kiralanma durumu olduğu için gayrimenkul sermaye iradını da unutmamak gerekiyor. Karşı taraf yani eşe gayrimenkul sermaye iradı olarak taşıdığı kira bedelini beyan etmesi gerekiyor. Bu da aklımızda çıkmasın. Emsal kira bedelini tabii. Öyle bir şey varsa yani bedel alıyorsa tabii bir şey oluyor. Serbest meslek erbabının diş giyim harcamaları bununla ilgili olarak bayağı bir özelge var. Serbest muhasebeci mali müşavirler için gider yazamazsınız diye özelgeler çok fazla. Ancak bunun dışında örneğin doktorsunuz, giydiğiniz önlük gider yazabilirsiniz. Yani işte kullanacaksınız, özel hayatta kullanmayacağınız demirbaş niteliğinde olmayan gider, elbise, diş giyim harcamaları asla asla gider olmuyor. Ancak bir mühendisin özel gözlükleri var mesela. Bunlar gider olarak yazılabilir, sıkıntı yoktur. Ancak daha ziyade dediğim gibi bir psikoloğa ait takım elbise gidere gider olarak yazılmıyor. Genel idaresi görüşü içerisinde. Askerlik borçlanmaları emekli olmak için yapılan ödemeler ücretin safi tutarından gider olarak indirilebilir mi? Evet indirilebilir. Eğer askerlik borçlanmasını ödediysen sosyal güvenlik kurumuna buna ilişkin tutarı ücretten indirim olarak yararlanabilirsiniz. Bununla beraber çalışırken indirim konusu yapılmayan askerlik borçlanmaları emekli olduktan sonra iade alınmıyor. Bunu da hatırlatmak isterim. Eş için sosyal güvenlik kurumuna ödenen doğum borçlanması primi ücrete ilişkin vergi matrahından indirilebiliyor mu? Hayır, indirilemiyor. Onda nedeni gelir vergisi şahsili ülkesi. Yani eşiniz dahi olsa size ait hususlar indirim yapılıyor. Eşinize veya çocuğunuza ait giderler veya indirim konusu diğer hususlar indirilemiyor. 89. maddede belirtilen hususlar hariç. Tabuda kızı adına tescilli bir gayrimenkul var. Ancak gayrimenkul kira bedeli kızının banka hesabına yattıktan sonra babasının kira borcuna mahsup edilmek üzere babasının kira, gayrimenkul sahibine gönderiliyor. Bu takdirde beyanı kim yapacak? Beyanı kızı yapacak. Bu şöyle bir kural var. Gayrimenkul kimin üzerindeyse intifa hakkı yani irtifa hakkı gibi yani kim onu kullanıyorsa kiminse tabuda onun beyan etmesi gerekiyor. Bu kadar basit. Yani banka hesaplarına dalmanın veya akrabalık ilişkisine girmenin hiçbir anlamı yoktur. Gelir idaresi doğrudan gayrimenkul sahibine bakıyor. O takdirde %50. Bunun ilgili bir örnek gelecek biraz sonra. Gerçek maliyet esaslıdır. Gerçek maliyet esaslıdır. %50 iki kişinin beyan etmesi gerekiyor. Şöyle bir durum var. Miraslar ve bu miras çerçevesinde bir mal paylaşılamıyor ve mahkemeye gidiliyor. Mahkeme bir tane memur atamış, tereke memuru. Ve bu tereke memuru malı paylaştırıncaya kadar bir kira geliri söz konusu. Kira kim beyan edecek? Mirasçılar mı? Hayır. Tereke memuru beyan edecek. Mal ne zaman paylaşılırsa o tarihten sonra yapılan tahsilatlar mirasçılar hisseleri oranında ve o 3.300 liralık istisna dikkate alınarak şartlar oluşuyorsa o takdirde onlar dikkate alınarak beyan edilmesi gerekiyor.
Miras yoluyla intikal eden bir adet dairenin kiraya verilmesi ve mirasçılar nispetinde kiranın dağıtılması durumundan gayrimenkul sevme iradı nasıl olacak? Biraz önce dediğim gibi hisseler nispetinde dikkate alınarak mirasçılar beyanda bulunacak. Burada bir detay var. Dairesinden elde ettiği kira gelir ödemelerini eşinin bank hesabına yapılması, ayrıca kiracının Aralık ayına ait kira bedelini bir sonraki yılın Ocak ayında ödemesi durumunda GMS'yi kim beyan edecek ve geç tahsil edilen kira bedeli hangi yılın geliri olarak beyan edilecek? Biraz önce dediğim gibi eşinin bank hesabına yatırılsa dahi gayrimenkul kimin adındaysa o kişi tarafından beyan edilecek. Aynı zamanda Aralık ayına ilişkin kira bedeli Ocak ayında tahsil ediliyor. Slide'ın en altında göreceğiniz üzere özellikle demişiz ki o 2012 yılına ilişkin olarak 2013 yılında yaptığınız bir tahsilat varsa 2013 yılının geliri olarak düşünün ve 2014 Mart ayında beyan edin demişiz. Evet, Aralık ayında beyan edilmiş olsaydı 2013 Mart ayında beyan edilecek. İş yeri olarak kiraya verilen bir yer gayrimenkule ilişkin iş yerinin kira bedeli tahsil edilemiyor. Ancak buna rağmen tevkifat yapılmış kiracı şirket tarafından. Pardon, bu biraz sonraki bir örnek. Kiracı şirket iflas erteleme kararı alıyor. Yani iflasa girmiş ve bu şirketten kira tahsil edilemiyor. Ancak bir anlaşmaya varılıyor. Deniliyor ki sen bu gayrimenkulden çık, ben de senden tahsil edeceğim kira bedelinden vazgeçiyorum. Bu takdirde bu kira bedeli beyan edilecek mi? Şöyle bir şey var. Herhangi bir firma iflasa girdiği zaman devlet dahil, vergi daireleri dahil, sosyal güvenlik kurumu dahil hiçbir surette o şirketi takibe alamıyor. Tahsilat için haciz, ödemeyen gibi işlemleri yapamıyor. Bu husus gerçek iş, yani özel kişiler için de geçerli. Yani siz bir iflasa girmiş bir şirketi siz de takip edemiyorsunuz herhangi bir surette. Bu kapsamda siz iflasa girmiş bir şirketten bir kira alacağınız varsa ve tahsil edemiyorsanız beyanname vermenize gerek yoktur. Bununla birlikte daha sonra tahsil etmişseniz o takdirde tahsil ettiğiniz yılın gelir olarak beyan etmeniz gerekiyor. Bununla beraber söz konusu şirket o gayrimenkulden çıkıyor. Siz de tahsil edecek bir rakam bırakmıyor. Tahsil edemiyorsunuz. O takdirde de yine tahsil edilen bir rakam olmadığı için veya söz konusu olmuyor. Gayrimenkul şirket belki gayrimenkul yatırım ortaklığı. Onlar farklı. Kurumlar vergisi açısından diyorsunuz. Ya orada şüpheli alacak açısından dikkate alınması gerekiyor. Veya şartlar oluşuyorsa değersiz alacaklar açısından. Bunlara bakmakta fayda var. İflas yeterli oluyor orada. Şüpheli alacak iflas yeterli oluyor. Konuttan elde edilecek kira gelirini arttırmak için konuta kombi, çamaşır makinesi, kurutma makinesi, plazma televizyon, banka ve fırın takılıyor. Bunları gider olarak gayrimenkul sermaye iradından düşebilir miyim? Burada temel mantık şu. Gayrimenkulden ayıramayacağınız bir demirbaşı gayrimenkule eklediyseniz onu maliyete ekleyip ancak amortisman suretiyle düşebiliyorsunuz. Ancak gayrimenkulden ayırabileceğiniz demirbaşları koyduysanız onlar ne gider yazıyorsunuz ne maliyet ne de maliyet yazıyorsunuz. Yani hiçbir şekilde indirim konusu yapmıyor. Örneğimize bakacak olursak ankastre, fırın ve kombi demirbaşa sabitleniyor. Oradan çekip almanız bir anlam ifade etmiyor. O nedenle bunları gayrimenkulun maliyetini eklemeniz ve amortisman suretiyle giderleştirmeniz mümkün. Ancak çamaşır makinesi, kurutma makinesi, televizyon gibi hususta ise hiçbir şekilde gider veya maliyet olarak dikkate alınmıyor. Çünkü gayrimenkulden bağımsız. Kiraya verilen gayrimenkule ait kiranın kiracı tarafından ödenmediği ancak tevkifatları muhtasar beyanname ile vergi dairesine bildirildiği durumda tevkif edilen vergiler
ne zaman mahsup edilecek diye bir soru var. Şöyle söyleyeyim, ne zaman kira ne zaman tasdik ediliyorsa daha önceden kesilmiş tekliflerden o zaman mahsup edilecek. Örnek verelim, 2012 yılında iş yeri kiralandı ve teklifat yapıldı 10 bin lira. Ancak siz 2014 yılında iş yerine kira gelirini elde ettiniz. Ancak 2014 yılındaki beyannameyi verirken 2012'deki 10 bin lirayı mahsup edebiliyorsunuz. Gayrimenkuller açısından. TOKİ'den ev aldınız ve bu TOKİ'de aldığınız evlere belli tutarlar ödeniyor biliyorsunuz. Ocak ve Temmuz aylarında TOKİ bir artış tutarını yansıtıyor enflasyon oranında biliyorsunuz genel olarak. Bunu gider yazabilecek miyim? Bununla ilgili olarak faiz gideri olarak değerlendirilmiyor. O nedenle bu artış tutarları faiz olarak değerlendirilmediği için gider yazılmıyor TOKİ'den aldığınız evler için. TOKİ'nin yaptığı artış tutarlar faiz olarak değerlendirilmediği için gider yazılmıyor. Ancak gidip bankadan kredi çekip almış olsaydınız faizler gider yazabiliyordunuz. Onu anlatayım. Bu artış tutarlarını şöyle artış tutarlarını iktisat bedelini ekleyeceksiniz. Yani mesela 100 bin liraya anlaştınız. Artış tutarı 5 bin lira. 105 bin lira yapıyor. Onu ekliyorsunuz. 5 yıl, hani iktisat tarihinden 5 yıl içerisinde %5'ini gider olarak yazabiliyoruz ya. O %5'ini ancak 105 bin lira üzerinde %5'ini indirim konusu yapabiliyoruz. Ayrıca artış tutarlarına maliyeti ekleyeceğiz. En sonunda kiraya verirken o maliyet üzerine amortisman olarak dikkate almamız gerekiyor. Faizlerde ise durum biraz daha farklı. Muhasebe bürosunu serbest meslek erbabı başka bir mali müşavire kiraladı. Ne olacak? Gayrimenkul sermaye ilave olacak. En büyük üstad bunu anlatmıştı. Bununla ilgili olarak gelir vergisi teklifatı yapacak mı? Evet yapacak. Gayrimenkul sermaye için 94. maddede %20'lik oran var. O oran üzerinden kiralama neticesinde serbest meslek erbabları teklifat yapacaklar. Yurt dışında ödenen konut kirası, yurt içinde elde edilen gayrimenkul sermaye iradının beyanında indirim konusu yapılabilecek mi? Almanya'da eviniz var. Almanya'da oturma ve çalışma izniniz var. 6 aydan fazla orada yaşıyorsunuz. O takdirde indirim konusu yapamıyorsunuz. Almanya'daki kira giderini Türkiye'de elde etmiş olduğunuz gayrimenkul sermaye iradını indiremiyorsunuz. Bakım evini ödenen konaklama bedeli elde etmiş olduğunuz gayrimenkul sermaye iradından indirilebilir mi? Bununla ilgili şöyle söyleyeyim, çok sıkı yaşlı insanımızın gayrimenkul sermaye iradı var. Ancak huzur evlerinde kalıyorlar. Bu huzur evlerini ödedikleri konaklama bedelleri elde ettikleri gayrimenkul sermaye iradından indirim konusu yapılamıyor. Çünkü huzur evine ödenen bedel konut olarak değerlendirilmediği için. Gayrimenkul sermaye iradına ilişkin verilen beyannamede sert ve ötürü gider usulünü seçtik. Bunu daha sonra düzeltme beyannamesiyle terk edebilir miyiz? Evet terk edebiliriz ama şartı şu. Örnek vererek yola çıkalım. 2012 yılına ilişkin kira gelirini 2013 yılında beyan ettik ve sert ve götürü gideri seçtik. %25 gideri seçtik. Ancak bir baktık ki bizim gerçek giderdeki giderimiz hasılatın %70'i hatta tamamını kapatıyor. Ben götürü gideri terk edebilir miyim? Evet terk edebilirsiniz. Ancak yalnızca 2013 yıl içerisinde düzeltme beyannamesi vererek terk edebilirsiniz. Yani 2014 yılında 2012 yılına ilişkin düzeltme beyannamesi verirseniz bu olmuyor. Gelir dairesi bunu kabul etmiyor. Yalnızca hangi yıla ilişkinse o yılın beyan edildiği yıl içerisinde düzeltme beyannamesi verilirse bu götürü giderden vazgeçebiliyorsunuz. Babanın oğlu için ödemiş olduğu kira bedellere indirim konusu yapılabilir mi? Olay şöyle, İstanbul'da oturuyoruz, çocuk Gaziantep Üniversite kazandı ve orada bir ev tutuldu çocuk için ve baba da arada bir gidip orada kalıyor. Bu konutun, bu çocuk için tutulan konutun kirası
BOVA'nın gayrimenkul sevme iradından indirim konusu yapılabilir mi? Hayır, yapılamaz şeklinde bir görüş var. Zaten BOVA ödüyor. BOVA'yı tek 14 numara bir şey yapmasa sorun yok. 19 Nisan 2003 tarihinde peşin bedeline gayrimenkul satın alındı ve adına ancak 2012 tarihinde tescil edildi tapuda. O takdirde diğer artış kazancı hesaplarken iktisat tarihi ne olacak? 2003 mi olacak? 2012 mi olacak? 5 yıllık süreyi hesaplarken. Burada tapu tarihi olmayacak. Şöyle ki eğer ispatlıyorsa 2003 olacak. Yani illa tapu diye bir şey yoktur. İspatlıyorsa orada 2-3 yılından beri elektrik faturasıyla, su faturasıyla gibi. Bunu ispatlıyorsa 2003 yılına dikkate alacağız. 5 yıllık süreyi el satarsa vergi çıkmayacak. Ama 2012 yılın dikkate almış olsaydı diğer artış kazancı süreliğinde vergilerini olacak. Belediyelere özellikle Ramazan aylarında çok oluyor bu. Belediyelere fakirlerin yardım amacıyla gıda yardımı, temizlik maddesi yardımı yapıyor firmalar veya mükellefler. Bunu 89. Gelir Vergisi Kanunu 89'a göre indirim konusu yapabilir miyiz? Hayır, yapamayız. Çünkü belediyeler bu kapsamda dernek ve vakıf olmadığı için indirim konusu yapılamıyor. Vakıf üniversitesine çocuğumuzu göndermişsek oradan aldığımız faturalar bahsedilmiş de 89. maddeye göre indirim konusu yapılamıyor. Kurumlar vergisi mükellefi olmadıklarından. Çocuk için ödenen okul servis ücreti beyannameden indirim konusu yapılıyor eğitim faaliyeti kapsamında. Okul aile birliklerine yapılan bağış ve yardımlar 89. maddeye göre indirim konusu yapılabiliyor mu? Hayır, yapılamıyor. Yani siz bir okul aile birliğine bağış yaptıysanız o takdirde bu 89. maddeye göre indirim konusu yapamıyorsunuz. Okullarda verilen yemek hizmetleri eğitim hizmeti kapsamında indirim konusu yapılabilir mi? Hayır, yapılamıyor. Yani siz çocuğunuzu özel okula gönderdiniz. Çocuğun eğitim ücretinin yanı sıra okul size yemek ücretini de faturalandırıyor. O takdirde bu yemek ücretini 89. maddeye göre bir anlamda da indirim konusu yapamıyorsunuz. Ancak özel okul aynı faturada eğitim hizmetinin içerisinde veriyorsa bu yemek hizmetini, o takdirde 89'a göre indirim yapabiliyorsunuz. Üniversite araçları. Üniversite araçlarına ilişkin olarak kalktı. Diye kalmadı mı? Kalktı. Yani şu an harç yok. Görüyoruz hocam. Ha, ikinci öğretim. Pardon. Bir de herhalde süresinde bitirememesi var. Bununla ilgili olarak var. Yani özel imza atmıştım da indirim yapabiliyorsunuz. Yurt dışında ikamet eden %10, yani bunları ben %10'u, yani emri üstadı anlattığı için ben süreni de dikkate alarak biraz hızlı geçiyorum. Yurt dışında tabii önemli olan kurumlar vergisi mükellefi. Yani, biraz önce arada bir meslek mensubu şöyle dedi. Voleybol okulu var yazın dibine. Mesela bu indirim konusu yapılabilir mi? Yani ona şu cevabı verdim. Ankara'ya onaya gönderdiğimiz bir düzenge var. Olmaz diye düşündük. Ankara ne karar verir onu bilmiyorum dedi. Ama olmaz diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Yurt dışında ikamet eden ve Türkiye'de gayrimenkul sevmeye irade elde eden kişi beyanname verecek mi? Eğer iş yeri kira geliri varsa Türkiye'de, o takdirde tevkifat yapıldığı için beyan edilmeyecek. Onun kira geliri varsa herhangi bir istisna ve tevkifat olmadığı için beyanname verilmesi gerekecek. Onlara bakacağız. Pardon üstadım. Sevgili meslektaşlarım, arada sözlü sorularla müdahale etmeyin çünkü süre uzayacak. Evet. Mevcut yazılı sorular da var. Lütfen sorularınızı yazılı verirseniz. Yoksa birkaç saat daha burada kalmak durumunda kalacaksınız. Rica ederim. Şöyle söyleyeyim. Bu bizim, bu slayttaki şey bize en çok sorulan hususlardan birisi. O da şu. Ticari faaliyetler örnek aslında emri üstad yaptı. Ticari faaliyetler zarar.
gayrimenkul sermaye iradına topladığımız zaman beyan edilecek bir husus ortaya çıkmıyor. 27 bin liranın altına kadar bir tutar oluyor. Ama gayrimenkul sermaye iradına iade edilmesi gereken bir vergi var. İade edilecek mi? Hayır, edilmiyor. Yani bunu çokça geliyor idi. O nedenle birbiriyle mahsup edilmişse herhangi bir vergi ortaya çıkmıyor. Site yöneticilerine ödenen bir bedel varsa bu bedel ücret mi? O şekilde sorayım ben. Site yöneticileri eğer yönetici olduğu için bir aidat ödemiyorsa o aidatlar ücret olarak değerlendirilmiyor. Ama site yöneticilerine, denetçilerine bunun dışında bir ödeme yapılıyorsa o takdirde ücret olarak değerlendiriliyor ve tekifat damla vergisi hesaplanıyor. Şirketçe gerçek kişiden kiralanan gayrimenkulün kira bedeli vadeli çek veya vadeli senetle ödenirse stopaj ne zaman yapılacak? Yani çünkü vadeli çekte daha hala ödeme gerçekleşmemiş oluyor. Burada hesap ve ödemeye bakıyoruz. Çünkü şirket bunu ne yapıyor? 103 verilen çekler hesabına atıyor. 103 verilen çekler hesabına attığı için hesap ve ödeme gerçekleşiyor. Dolayısıyla o kayıt ne zaman yapıldıysa kira ödenmiş kabul ediliyor ve şirket tarafından stopaj yapılması gerekiyor. Yani illa bankanın ödediği tarihte çekin, kayıtlara alındığı tarihte tevkifat yapılması gerekiyor. 15 Aralık 2014 ve 14 Ocak 2015 tarihlerine ilişkin ücret ödemelerinde kesilecek gelir vergisinin hesabında 1 Ocak 2013, 15 Ocak 2013 tarihleri arasında isabet eden ücret ödemelerinin 2012 yılına ait vergi makrahına mı yoksa 2013 yılına ait vergi makrahına mı dahil edilmesi gerekir diye sorular geliyor. Şöyle buradaki belirleme, siz Aralık ayına ilişkin 15 Aralık 2014, 14 Ocak 2015 dönemine ilişkin ücreti eğer 2014 Aralık ayı içerisinde hem tarafı hem de işçilere ödüyorsanız o takdirde 2014 yılına ilişkin vergi dilimleri geçerli olacak. Ancak siz bu 15 Aralık 14 Ocak 2015 dönemine ait ücreti Ocak 2015 döneminde tahakkuk edip işçilere ödüyorsanız o takdirde 2015 yılının makrahına dahil edeceksiniz. Valla şöyle söyleyeyim, ücret gelirlerini hukuki ve ekonomi tasarrufuna göre elde etme geçerli. Hani buradaki tahakkuk ifadesi belki biraz gelişeğine şeydi, tahsilata bakmak gerekiyor ama özellikle bu şekilde yazılmış. Biraz yazılımda hata var. Ancak belirleme bu şekilde. Yani burada önemli olan ne? İşçi Ocak ayına şey yapmış olacak, yani daha üst birime girme olasılığı var. İşçinin o yıl içerisinde 2015'te Ocak ayında yaparsanız ve şöyle bir şey daha var, sakatlık indiriminden yararlananlar varsa o takdirde 2015'te Ocak ayı içerisinde yapıyorsanız 2015 yılı için yükseltilmiş sakatlık indiriminden yararlanın. Avantajı da var yani bir anlamda. Evet, bu en çok sorulan soru değil. Özellikle serbest meslek mensuplarından. Sağlık harcamasının ödeme kaydedici cihaz ile belgelendirilmesi halinde indirim konusu yapılabilir mi? Bu eğitim için de geçerli. Yani siz kırtasiyeden bir kağıt aldınız. Kırtasiyeci size kitap aldınız. Fiş verdi. Ödeme kaydedici cihaz fişi. Onu ne gider yazabiliyorsunuz, ne indirim yazabiliyorsunuz. Maliye Bakanlığı burada fatura istiyor. Bunun dayanağı nedir? Bunu ben de araştırmıştım ilk görev başladığımda. 210 numaralı vergi usul genel tebliği var. Orada diyor ki belirlemiş bu tür harcamalarda katiyen fatura gerekiyor. Bunun da temel mantığını orada şu şekilde koymuş. Bu şekilde olursa vergi kayıp kaçağı oluşuyor. Ancak bana kalırsa burada maliye yani bir idari işlemle vergi usul kanunundaki hükümleri alt etmiş oluyor. Çünkü vergi usul kanunu ilgili maddelerine bakarsanız ödeme kaydedici cihaz fatura yerine geçen bir vergi.
ama genel tepkiyle bunun önüne geçilmiş bulunuyor. Bununla ilgili olarak bu zamana kadar gariptir bir dava açılmamış Danıştay'da. Bu da benim tavrıma gidiyor. Böyle söyleyeyim. Yurt dışı hizmet borçlanması ücret makamından düşülebilir mi? Emekli olmak için yurt dışına yurt dışındaki hizmet borçlanmaları için ödenen sosyal güvenlik kurumuna bunlar indirim konusu yapılabilir ücretten. Serbest meslek erbabı yanında çalışan personele ait serbest meslek erbabının yanında çalışan personel serbest meslek erbabından para çalmış. O takdirde gider yazılabiliyor mu bu çalınan? Hayır, yazılamıyor. Ancak serbest meslek erbabı yanında çalışan kişiye avans vermiş ücret ödemesi için. Yani aylık maaşının bir kısmını daha önceden ödemiş. O takdirde işten çıkartıyor tabii böyle bir olay gerçekleşince. Bu avans ödemeleri gider yazılabiliyor. Yani çalınan şey gider yazılmıyor, avans ödemeleri gider yazılabiliyor. Ücret olarak değerlendirildiği için. Tam tevkifat yapılacak. Satın alınan iş yerinin serbest meslek faaliyetinde kullanılmaksızın kiralanması durumunda ödenen KDV indirilebilecek mi, indirilmeyecek mi? Şöyle söyleyeyim, taşınmaz iş yeri, büro, ofis, evrak arşivi ve depo olarak kullanılmaksızın serbest meslek faaliyetiyle ilgili olmayacak şekilde yatırım amaçlı olarak alınırsa ve gelir getirecek şekilde kiralanırsa veya başkalarının kullanımına bedelsiz bırakılırsa sizin ödemiş olduğunuz KDV indirim konusu yapmanız söz konusu değil. Bununla birlikte siz iş yeri olarak kullandığınız, satın aldığınız iş yerini KDV indirim konusu yapabiliyorsunuz. Ancak 5 ay sonra bu iş yerini bıraktınız, kiraya vermeye başladınız. O takdirde 5 ay sonra bu KDV'yi çıkartmanız gerekiyor indirim hesaplarından. Bu şekilde görüş var. Dikkate alınması gereken bir görüş bence. Bunu sormuştuk. Serbest meslek erbabı banka kredisi çekiyor. Bu faizleri indirim konusu yapabilir mi? Evet, yapabilir. Gayrimenkul için. Mesleki faaliyetleri ödemek için serbest meslek erbabı bankadan kredi çekti. Personel ücretini ödemek için veya genel giderler karşılamak için bankadan kredi çekti. Bu krediye ait faizler, serbest meslek erbabı mobilya aldı bu sene içerisinde. Ancak ödemesini 2016 yılında yaptı. O takdirde amortisman hesaplayabilecek mi? Evet, hesaplayacak. Amortisman hiçbir şekilde ödemeyle alakası yoktu. Önemli olan demir maşın teminli olması. Serbest meslek erbabının yanında çalışan personelin iş yeri dışında yediği yemek karşılığının personele ödenmesi halinde serbest meslek kazancından ödenen tutarlar indirilebilir mi? İndirilebilir ama nasıl? Ücret olarak. Teklifat yapılması gerekiyor. Önemli bir ayrıntı. Serbest meslek erbabı genel giderleri ve personel ücretleri karşılamak üzere bankadan kredi çekti ve bu krediye ilişkin faizleri ödedi. Bu faizler gider olarak yazılabilir mi? Evet, gider olarak yazılabilir. GNS'yi beyanında döviz endeksi alınan konut kredisi, ana para taksitine ilişkin kur farkı indirim konusu yapılabilecek mi? Siz gidip bankadan döviz endeksi kredi çektiniz ve buradan bir olumsuz kur farkı çıktı. Bunu GNS'yi beyanında düşebilecek misiniz? Hayır, düşemeyeceksiniz. Olumsuz kur farkları GMS'yi beyanından gider olarak dikkate alınmıyor. Ancak bu kur farkları ne yapacaksınız? TOKİ'de olduğu gibi iktisap bedelini ekleyip %5'ini indirim konusu yapabileceksiniz. Aynı zamanda en sonunda bunu amortisman maliyetini ekleyip gayrimenkulü amortismanla düşebileceksiniz. Yine TOKİ'de olduğu gibi. Kira bedeli emsal kira bedelinden düşükse, yani örneğin emsal kira bedelini biz 10 bin lira olarak beyan ettik, 10 bin lira. Biz ama hakikaten 8 bin lira tahsil ettik. Yani emsal kira bedelini daha düşük bir kira bedeli tahsil ettik kiracılar. Vergi dairesi size asla bu 10 bin lira, o nedenle sizin 10 bin lira olarak beyan etmeniz gerekiyor diyemez. Tabii bunu nasıl ispatlayacaksınız?
kira kontratı ve diğer ödeme belgelerini dikkate alarak, bu da oldukça önemli bir görüş. OYAK, yani biliyorsunuz askerler OYAK sistemine bağlı. OYAK sisteminde emekli olduklarında bir tutar elde ediyorlar. Bu tutarlar üzerinde nemalandırılmış tutarlar var. Yani maaşlarından belli bir tutar kesiliyor. Bu tutarlar hizmet süresince değerlendiriliyor. Emekli olduklarında toplu olarak ödeme yapılıyor askerlere. Bu nemalandırılmış tutar alacak faizi olarak vergilendiriliyor. Askerler tarafından beyan edilmesi gerekiyor bunu. Müteahhit firma tarafından kat karşılığı inşaat sözleşmesi kapsamında kira gelirlerinin tazmini için yapılan ödemeler ne şekilde beyan edilecek? Buna göre biraz önce arada yine çokça soru geldi. Riskli bölgeler nedeniyle depreme karşı yıkımlar yapılıyor ve çeşitli ödemeler yapılıyor ev sahiplerine. Bu yapılan ödemeler kira geliri olarak beyan edilecek. Bununla beraber eğer bir faiz geliri varsa, yani müteahhit evinizi yıkmış, size kira yardımı yapıyor, bir de faiz ödemiş. Bu faizi alacak faiz olarak beyan etmeniz gerekiyor. Altın hesabında paranız var, ancak altın değer kaybediyor. O takdirde bu değer kaybettiği için bunu diğer gelirlerden mahsup edebilir miyim? Hayır, edemem. Çünkü sermayede vukuat gelen azalma, oldukça günümüzde de yaşanan finansal şeylerde dikkate alınması gereken bir husus. Banka kredisi alarak hisse senedi aldın ve bu hisse senedinden kar payı elde ettin. Bu banka kredisine ödediğin faiz giderini kar payından düşebilir miyim? Hayır, düşemeyiz. Çünkü ilgili maddede sayılmamış, kar payından faiz giderini düşemiyoruz. Banka kredisi çekilirken hayat sigortası yapılıyor, biliyorsunuz. Bu hayat sigortasını bir beyannameye üzerinde indirebilir miyim? Evet, indirebiliriz. 89. maddeye göre. Bu da çokça karşılaşılan bir husus aslında. Nevi değişikliği nedeniyle firma limited şirketten anonim şirkete döndü. Ancak orada çalışan işçiler vergi hesabı yapılırken vergi hesabında kümülatif değer mi dikkate alınacak? Yoksa iş yeri değişikliği dikkate alınarak işçilerin ücret sıfırdan mı hesaplanacak? Yani alt dilimde kalmasını sağlamak için. Hayır. Nevi değişikliği olduğu zaman iş yeri değişikliği olmadığı için işçilerin ücret hesabında kümülatif tutarları dikkate alınarak hesaplama yapılacak. Yani bir anlamda üst dilime geçilmesi durumunda ortaya çıkabilecek. Satış elemanlarına hedefler konuluyor. Biliyorsunuz mağazalarda çalışan özellikle veya kapı kapı gezen pazarlamacılara. Bunlara hedefi aştığı zaman belli hediyeler veriliyor, mallar veriliyor. Bunlar ücret midir yoksa gider mi yazılacak, ne yapılacak? Bunlara ilişkin olarak verilen mallar ücret olarak değerlendirilecek mağazada çalışanlara hedefini aştığı zaman ve üzerine teklifat yapılacak. Huzur hakkı ödemesini muhtasar beyannameyi vermeyi etkiliyor mu? Etkiliyor. Şöyle ki biliyorsunuz 10 işçinin altında çalışan iş yerlerinde muhtasar beyanname 3 ayda bir verilebiliyor. Eğer şirket ortaklarına huzur hakkı verilmişse onlar da bu 10 işçi hesabına dahil ediliyor. 10 işçiden fazla huzur hakkı alan şirket ortakları dahil edildiği zaman ondan fazla çıkarsa ayrı muhtasar beyanname verilmesi gerekiyor. Evde çocuk bakan kadınlar nasıl vergilendirilecek? Bunlar istisna gelir vergisi kanunu 23'e 6. maddesine göre herhangi bir vergi kesilmesi söz konusu olmayacak. Toplu iş sözleşmesine göre işçilere gömlek, pantolon, ayakkabı verildi veya gıda paketleri verildi. Bunlar vergilendirilecek mi? Evet, vergilendirilecek ücret olarak. Özellikle bayramlarda, yılbaşlarda dikkate alınması gereken husus. Ben burada bitiriyorum. Teşekkür ederim size. Sayın Eyüp İnce'ye teşekkür ediyorum. Seminerimizin ikinci bölümü soru cevap kısmına geçiyoruz. Şimdi elimize geçen soruları tasvip ederek değerli konuşmacılara ilettim. Sırasıyla sizlere sorularınızın cevabını vereceğim. Evet, tekrar selamlar.
Ücret geliri 80 bin lira, konut kira geliri 10 bin lira, gayrimenkulsel mali ihracı iş yeri 10 bin lira. Bu durumda beyanlar 3.300 lira istisna düşülecek, düşülmeyecek. Peki iş yeri kira stopajı düşülecek mi? Şimdi burada ne beyan edecek ona bakmak. Ücret 80 bin lira, tek işverense stopaj varsa beyan edilmeyecek. Konut kira geliri 10 bin lira, toplam gelirimiz 100 bin lira olduğu için öncelikle istisnaya düşemeyeceğiz konut kira gelirinden. 100 bin lira, 97 bin lirayı aştığı için iş yeri ücret beyan edilmeyecek dedik. Dolayısıyla toplamaya dahil etmeyeceğiz artık. İki tane gelir unsuru kalıyor elimizde. 10 bin lira konut, 10 bin lira iş yeri. Toplamı 20 bin lira, 27 bin liradan küçük olduğu için iş yerini beyan etmeyeceğiz. Dolayısıyla iş yerinin kirası ödenirken yapılan stopaj mahsup edilmeyecek. Sadece gayrimenkul sermaye iradı konut kira geliri beyan edilmiş olacak bu durumda. Bir soru daha var ama ben aynı kişi tarafından gelen onu okuyamam. İş kimden bahsediyor? Ben sorayım mı hocam? Aha buyurun. İş yeriniz sigorta olarak başka bir şirkette çalışıyor. Tamam. Aynı zamanda bizim kendi şirketimizde de çalışıyoruz. Ücret geliri mi elde ediyor ikisinden? Evet, her ikisinde de ücret geliri elde. Tamam. Birisini birinci, birisini ikinci ücret geliri olarak kabul edecek. İkinciden aldığı ücret 27'nin altındaysa beyanname vermeyecek. İkinciden aldığı ücret 27 bin üzerindeyse ikisi için de beyanname verecek. Gayrimenkul sermaye iradı gelir vergisi beyannamesinde indirimler hususundaki amortismanları açıklar mısınız? İndirimler değil giderler. Gerçek gider yöntemi seçilirse kira gelirlerinin beyanında 74. maddede yazılı giderleri indirilebilir demiştik. Onların arasında da amortismanlar vardı. Zannederim onu soruyorsunuz. Kiraya verdiğimiz gayrimenkulün amortismanı faydalı ömrü 7 yıl kabul ediliyor hatırladığım kadarıyla. Amortisman oranı %2. Onu elde ettiğimiz gerçek gider yöntemini seçersek elde ettiğimiz kira gelirinden amortismanını yani maliyet bedelinin %2'sini her yıl düşebiliriz. Gerçek gider yöntemini seçebilirsek amortismandan bunu kastetmek istemiştik. Aslında kanunu kastediyor. Gayrimenkul kira gelirlerinde kardan yapılan indirimler derken %10 bürüt yıllık kira gelirinin %10'unu mu kastediyor? Buradaki bu soruyu da anlayamadım. Anlayamadım ben, pardon. Hayır, kar bakın yani şöyle, beyanlar hepsini yaptık ya zaten hani beyanname formatını o yüzden özellikle koydum. Kar zarar, kar zarar yazdık, en sonuna geldik, 26. satırda bir kar rakamı çıktı. Matrah değil, ona matrah dersek yanlış olur, o kar rakamı. Matrah çünkü indirimler uygulandıktan sonraki rakam gelir vergisi matrahıdır. Yani o kar rakamının %10'u eğitim ve sağlık harcamaları açısından bahsediyorsak o kar rakamının %10'u. Şahıs sigorta primleri açısından bahsediyorsak o kar rakamının %15'i. İşte bağış ve yardımlar için bahsediyorsak o kar rakamının %5'i. Tamam. Sorunun devamı iki dairem var. Birinde oturuyor, diğeri için kira değil ama aidat ödüyorum. Aidatımı gider olarak matraktan düşebilir miyim? Kira geliri elde ediyor muyum? İki dairem var. Birisi oturuyorsunuz, birisi boş gibi anladım ben bu sorudan. Birisinden kira geliri elde ediyorum, birisi oturuyorum, aidat ödüyorum size. Aidat gelirini elde ediyorum. Aidat geliri değil, giderini. Gideri, düşebilirsiniz. Gerçek gider yöntemini seçerseniz düşebilirsiniz. Giderleri kaçıyorum, indirimler değil. Hayır, gider. Yani gayrimenkul sermaye iradını beyan edince tutarını belirlerken gider olarak çok. Gerçek gider yöntemini seçerseniz. Güzel dedim. Serbest meslek kazanç sahibi 23 yaşında bir iş yerinde çalışan oğlunun, yani hem çalışan hem o 23 yaşında oğlu üniversitede okuyan ve ailesiyle ikamet eden İngilizce dil kursu eğitim giderini serbest meslek kazanç sahibi yıllık gelir vergisi indirim konusu yapılabilir mi? Özelgeye bakmak lazım. Bununla ilgili doğrudan bir özelge hatırlamıyorum ama var. İndirilebilir. Eyüp Bey hatırlıyor. Ki veren kişi olduğu için daha çok onları. İndirilebilir. Dershaneler için yapılanlar indirilebilir. İngilizce dil kursu da bu kapsamda 89. madde kapsamında indirim konusu yapılıyor. Sorunun devamı serbest meslek kazanç sahibi. Serbest meslek kazancı 20 bin liraymış. Borsa İstanbul'a kayıtlı hisse senedinden kar payı elde etmiş. 8 bin lira kaynaklı kar payı gelir vergisi de dikkate alınır mı? Alınmaz. Geçici 67'ye göre stopaj vardır bunlarda da. Dolayısıyla beyan edilmez. Beyanlar konu olmaz. Oto tamir işiyle uğraşan bir mükellef,
ek faaliyet olarak oto alım satım işiyle de uğraşmaktadır. Ticari kazanç mükellefi anladığım kadarıyla. Nihai tüketiciden KDV'siz ve gider pusulasıyla oto alımı yapan mükellef ilgili aracı satarken KDV oranı %18 mi ya da %1 KDV mi olmalıdır? Bununla ilgili bir sirküler var. Bu KDV araçlardaki KDV oranıyla ilgili. Orada şöyle der. Eğer indirim hakkınız varsa, alımdaki ödediğiniz KDV'yi indirim hakkınız varsa ki kimin vardır binek otomobillerde? Araç ticaretiyle uğraşanların alımlarında ödedikleri KDV'ye indirim hakkı vardır. Eğer indirim hakkınız varsa satıştaki oranınız %18 der. Dolayısıyla bu soruda da onun oranı %18. Eğer böyle KDV'siz alıyorum %18'de satmak zorunda kalıyorum gibi garip bir durum ortaya çıkıyor. O tür durumda da üzerime almadan direkt aracı olarak sattırmam doğru yöntem olabilir %18 KDV'den kurtulmak için. Orada da evet komisyonun KDV'si. O da kayıt dışı olabilir. Kentsel dönüşüm kapsamında müteahhide yaptırılan daire için 16 aylık kira ve taşınma parası, Eyüp Bey söyledi bunu, bunlar gayrimenkul sermaye iradı olarak, kira geliri olarak dikkate alınıyor. Özellikle o çerçeve. Ama özelgeler o yönde. Kira geliri olarak değer. Hizmet kalitesi açısından kayda alınıyor diyorlar. Orada da savcılıkta yani direkt size kayıtları dinletmiyorlar. Ama özelgeler o şekilde. Yani kira geliri olarak değerlendiriyorlar. Kira geliri olarak değerlendiriyorlar. Tabii ki yani kendi hissesine hesap edersin. Şirket yönetim kurulu üyesi huzur hakkı alıyor galiba. Aynı zamanda şirket yönetim kurulu üyesinin huzur hakkı ödüyor. Aynı zamanda şirket işlerinde kullanılmak üzere yönetim kurulu üyesinin şahsi aracını kiralayarak aynı kira bedeli ödemektedir. Kira ödemesi %25'e tabi tutulmaktadır. Doğru, gerekiyor zaten. Şahıs aynı zamanda emekli maaşı da almaktadır. Yani ücret ve kira gelirinin beyanı ve vergilendirmesi hususunu değerlendirir misiniz? Ücret, iki tane ücreti var. Bir huzur hakkı elde ediyor, bir de emekli maaşı var. Emekli maaşı gelir vergisi kanunu 23. maddesine göre istisna. Kesinlikle herhangi bir beyana konu olmaz, tutarına bakılmaksızın. Huzur hakkı da tek işveren kalıyor artık, diğer istisna olduğu için tek işveren kalıyor. Stopaj vardır, onu da yapılması gerekir. Dolayısıyla tutarı ne olursa olsun onu da beyan edilmesine gerek yok. Kira geliri aracını kiralıyor, %20 stopaj yapılıyor, 27 bin liraya başka gelir olmadığı varsayımıyla 27 bin liraya aşarsa beyan edilmesi lazım, 27 bin liranın altında kalırsa herhangi bir beyanname verilmesine gerek yok. Yurt dışından alınan yazılım programında stopaj veya KDV 2 var mı? Var, ikisi de var. Genel bilgi verir misiniz? Çok genel bir bilgi verdik, ikisi de var. Gayrimaddi hak olarak değerlendiriliyor. Tabii ki çifte vergileme yönleme anlaşmalarına da bakmak gerekiyor. Ama genel olarak tüm çifte vergileme yönleme anlaşmalarında %10 gayrimaddi haklarda stopaj öngörülüyor. Tehlikeli olan şu olabilir. Bunu kiraladığımız ülkeden veya aldığımız ülkede çifte vergileme yönleme anlaşması yoksa stopaj oranı yüksek olabilir. O anlamda yine de bir değerlendirmek gerekir. Ama KDV 2 de var, şey de var. Gelir vergi stopajı da var veya kurumlar vergi stopajı. Ortağı olduğum şirkete arabamı kiraladım. Sözleşme yapılıp KDV 2 beyan edildi. Gayrimenkul gelirimi ve beyan etmek için limit var mı? Aynen az önce söyledik, iş yeri kira geliri gibi %20 stopaj KDV 2'nin yanı sıra %20 gelir vergi stopajı, kira geliri stopajının da yapılması lazım. Eğer elde edilen tutar başka bir gelir yoksa 27 bin liranın altındaysa beyan edilmez, 27 bin lira yaşarsa beyan edilir. Kentsel dönüşüm kapsamında kendi binasını yıkıp kendi yapacak olan bir kişi özel inşaat mükellef yapılıyor. Yapılacak bu inşaat bir yıldan fazla sürede tamamlanacak yıllara yaygın inşaat işi olarak değerlendirilir mi? Not, müteahhit de kendisi, yani kendisi yapıyor kendi arsasına. Yılları sarı inşaat onarım işi olarak değerlendirilemez. Adı üzerinde yılları sarı inşaat işlerinde bir taahhüt işi olması gerekir. Kendi özel imalatları, özel inşaat işleri isterse 10 yıl sürsün.
Yıllara sahip inşaat olarak değerlendirilmez. Normal üretim faaliyeti olarak değerlendirilir. İmalat faaliyeti olarak değerlendirilir. İnşaat bitiminde kendi ihtiyacı olarak yapılan bu daireleri satmayacak ama kendi adına fatura kesimi fatura edecek. Faturayı 150 metrekareden küçük %1 ile mi %18 ile mi? Artık böyle bakmıyoruz KDV oranlarına. Arazinin vergi değeriyle bağlantılı olarak bakıyoruz. 0 ile 500 TL arasındaysa 1 metrekare değeri KDV oranı %1, 500 ile 1000 arasındaysa 1 metrekare değeri %8, 1000'in üzerinde ise %18, tabii 150 metrekarenin altındakiler için söylüyorum bunları. 150 metrekarenin üzerinde ise zaten %18, hiç metrekare değerlerine falan bakmadan KDV oranlarını orada bu yapı ruhsatında 1 metrekare değerleri var arsanın. Onlara bakarak değerlendirmek gerekiyor ruhsatın alındığı tarih itibariyle. Bir de faturayı maliyet değeriyle mi yoksa gerçek değeriyle mi emsal bedelle der genelde değil hepsinde aslında gelir dersi görüşlerinde emsal bedelle düzenler. Emsal bedelde maliyet bedelinin artı yüzde perakende teslimlerde %10'u toptanlarda %5'i olarak söyleyebiliriz ortalama fiyat bulunamayacağı için o durumda. Serbest meslek mensubu 10.000 TL kira ödüyor. Bu iş yerinde yine kendisine ait bir limited şirket kuruyor. Kendisiyle limited şirket arasında 1.000 TL kira kontratı yapıyor. Yani 10.000 TL kira ödüyor, 1.000 TL kira geliri elde ediyor. Nasıl bir beyanda bulunması? Kira geliri 1.000 TL, kira gideri 10.000 TL aylık. Herhangi bir gelir yok ortada. Birinci işveren 20.000 TL stopaja tabi ücret, yurt dışından da 10.000 TL ücret gelir elde ediyor. Tek işveren olduğu için stopaja tabi ücret geliri beyan edilmiyor. Evet edilmeyecek. Ancak yurt dışı ücret geliri 10.000 TL beyan edilmesi gerekiyor. Evet stopaj yoktur, stopaj yoksa ücretin tutarına bakılmaksın kesinlikle beyan edilir dedik. Bu 10.000 TL'ye 20.000 TL eklenir. 10.000 TL eklenmeyecek. Yani iş Türkiye'den alındıysa, stopaj varsa, tek iş veren varsa beyan yok. Yurt dışından alınanın da beyan edilmesi gerekiyor. Ayrıca bir toplama çıkarma bir şey yapmamıza gerek yok. Bunu aslında burada görüşmüştük ama yine de söyleyeyim. İş yeri kira gelirse 3.600 lira brüt yıllık. Kar payı 32.000 lira ise beyana tabi mi? Kar payı brüt kar payı 32.000 lira yarısı 16.000 lira. 16.000 lira. Yarısına bakacağız. Yani hani bu toplama var ya 86.1C'de vergiye tabi gelir dedik. Vergiye tabi gelir ifade ettik. İstisnayı hiçbir zaman vergiye tabi gelir olarak dikkate almayacağız. Konut kiralarında da öyle. Örneğin 25.000 lira iş yeri kira geliri var. 4.000 lira da konut kira geliri var. 25.000 lira iş yeri kira geliri, 4.000 lira konut kira geliri var. Şimdi konut kira gelirinden 3.300 istisnayı düşebilir miyim? Düşebilirim. Düşebilirim. Kaç lira kaldı? 700 TL kaldı. 700 lira kaldı. İş yeri kira gelirim ne kadardı? 25.000. 25.000 artı 700, 25.700. Küçüktür. 27.000 olduğu için iş yeri kira geliri beyan edilmez. Yani istisnadan sonraki rakama bakıyorum her zaman. Kar payında da öyle bu toplamayı yaparken. Kar payında da yarısı istisna dedik ya. Yani burada toplama 32.000 liraya almıyorum soruda. Yarısı 16.000 liraya dikkat alıyorum. 16.000 artı 3.600 iş yeri kira gelir. Toplamı 19.600. 27.000 liraya geçti mi? Geçmedi. İş yeri kira geliri de beyan edilmez. Kar payı da beyan edilmez. Bu örnek itibariyle. Daha mükellefin kar payı gelirleri beyan edilecek mi? Şimdi biz aslında yani şey anlamında güzel soru. Hep 86. madde dedik ya. 86. maddeyi de hep tam mükellefler anlamında anlattık. 86. madde aslında ikiye ayrılır. Önce tam mükellefler için anlatır, sonra dar mükellefler için anlatır. Dar mükelleflerde der ki 86. madde 2. fıkrasında tevkifata tabi tutulmuş menkul sermaye edatları, tevkifata tabi tutulmuş ücretler, tevkifata tabi tutulmuş gayrimenkul sermaye edatları ile tevkifat olsun ya da olmasın diğer kazanç ve edatlar dar mükellefler tarafından yıllık beyannameye konu edilmez. Soruda dar mükellefin kar payı. Kar payını öderken dar mükellefe stopaj var mı? Var. Dolayısıyla 86.2'ye göre stopaj yapılmış bir menkul sermaye iradı söz konusudur. Dolayısıyla yıllık beyannameye dahil edilmesine gerek yok. Bunun için yıllık beyannameye girmesine gerek yok. Aynı kişinin ikinci sorusu 97.000 TL'lik toplam gelir hesabına kıdem veya ihbar tazminatları dahil edilecek mi? Edilecek diye yani şeyi
Şöyle o tartışma konusu oldu, onunla ilgili özelge de verildi. İşte dedi ki emekli aylığı istisnadır aslında. Onu dahil edecek miyiz 97 bin liraya diye sordu. Edeceksiniz dendi. O çerçevede düşünürsek bunun da edilmesi gerekir diye düşünüyorum ben. Ücret gelir hesabında bürüt ücret mi? Gelir her zaman bürüttür arkadaşlar. Gelir rakamı, kazanç rakamı her zaman bürüttür. Bu bahsettiğimiz kıyaslamaları yaparken de her zaman bürüt rakamı dikkate almamız gerekir. Dönem içinde bir kiraya verilen gayrimenkulün ortaklık yapısı değiştiğinde beyannamede ortaklık oranı olarak son durumu verilecek, yılın ortalaması mı verilecek? Buna ilişkin bir açıklayıcı. Ama galiba ortaklık bilgisi mi isteniyor beyannamelerde? Evet. Sağlık sektöründe doktorlar genellikle özel hastanelerde, hastane bünyesinde çalışıp serbest meslek makbuzu düzenlemektedirler. Ya burada bu aslında daha şey bir sorun, yani sistematik bir sorun özel hastanelerdeki doktorların çalışma sistemi. Aslında vergisel de bir sorun değil. Yani vergisel anlamda çok büyük bir sorun yok çünkü serbest meslek kazancı da olsa işte stopajı yapılıyor, sonra yıllık beyannameye gidiyor, vergisi ödeniyor ama ücretli de olsa işte artan oranlı tarifeye göre vergisi ödeniyor çalışanın. Burada asıl sorunu benim gözlemleyebildiğim kadarıyla Sosyal Güvenlik Kurumu çıkarıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu diyor ki bu serbest meslek olmaz artık ey hastane sen bu doktorları yani ücretin tanımı var ya 61. maddede işverene tabi ve belli bir iş yerine bağlı olarak çalışanlara. Onlar da o tanımı kullanıyorlar aslında. Bunlar ücretli olması gerekir diyorlar. Ücretli olması gerekir deyince diyorlar ki işe giriş bildirgesi verilmemiş diyorlar. İşten çıktıysa işten çıkış bildirgesi verilmemiş diyorlar. Primleri ödenmemiş diyorlar. İşte asgari ücreti bilmem kaç katı cezalar yazıyorlar bilmem. Yani ve Sosyal Güvenlik Kurumu'nun uygulamalarında da kadroların doğru dolu gözükmesi gerekiyor. Yani o hastaneye tahsilinden kadroların. Hatta diyor ki SGK ben eğer dışarıdan hizmet alıyorsanız bu şekilde o kadroları da boş kabul ediyorum diyor. O yüzden ödemelerinizi de kesebilirim diyor. Vergisel çok ciddi bir sorun olabilir. Dönem dönem incelendi. Hani vergisel anlamda da sorunlar yaratıldı ama büyük sorunun SGK boyutuyla olduğunu düşünüyorum ben. O yüzden de hani mutlaka bordrolu bir kere mutlaka bordrolu olması gerekiyor. Mutlaka bordrolu olması gerekiyor. Tavanı aşan ödemelerin belki serbest meslek makbuzuyla yapılmasında herhangi bir sorun olmayabilir. Bir de şu uygulanmaya başladı. Şirket kurduruluyor doktorlara. Şirketten fatura alınıyor ama o faturanın da mutlaka bordro olması lazım. Yani benim de ilgilendiğim hastaneler var. En azından onlar da öyle yapıyorum. Mutlaka tavandan bordro yaptırıyorum. Tavanı aşan kısım üzerinden şirket veya serbest meslek makbuzu olabiliyor. Ne kadar doğru mutlaka sorun çıkarabilirler bunda. Ama en azından SGK boyutuyla tavandan bordro yapılınca SGK tarafını kesmiş oluyoruz. Yani şöyle oluyor. Doktorlar genelde uygulamada şöyle home office olarak ofislerini iş yer olarak gösteriyorlar. Vergi dairesi mükellefiyeti açıyor, serbest mükellefiyet. Hastane serbest meslek olduğu için onlardan aldığı makbuzdaki KDV indirim konusu yapıyor. Aslında ücretli çünkü sözleşmeye baktığınız zaman belirlediği yerde, belirlediği saatlerde ve zarar verirse sorumlu doktor diyor ama sadece sağlık hizmetlerinden kaynaklı zarar verirse hastane kendisi sorumlu diyor doktor. Onun dışındaki tüm zarar hastaneye ait. Gelir dairesinin yaklaşımı şöyle, daha 2 ay öncesine ilgili daire başkanıyla falan görüşmüştüm. Gelir dairesi diyor ki sözleşmeye bakın diyor, hastaneyle doktor arasındaki doktor evet o kapsamda ücretliyse bağımlı çalışıyor gibi bir son çıkıyor. Ücretli değil, eğer yoksa serbest meslek erbabı değil. Ama genelde sözleşmelere baktığınız zaman serbest meslek erbabına yakın hazırlanıyor. Yani dışarıda görüş veriliyor bu şekilde.
Ancak burada benim görüşüm şu, KDV indirimi yapıldığı için oradan bir kayıp kaçak var. Doktorlar orada ücretli olmaları gerekirken iade alıyorlar, oradan bir kayıp kaçak var. Üçüncüsü, doktorlar serbest meslek elbabı yaptırılıyor. Serbest meslek elbapları post cihazı kullanmakta olmalar ve kusur kanuna göre. Bunu kullanmıyorlar, oradan ceza yiyorlar. Böyle bir sıkıntı var. Ancak Ankara bu konuyla ilgili olarak büyük olasılık bu sene içerisinde bir net tavır koyacak. Çünkü aslında net tavrı gelir idaresi koymuyor. Sözleşmeye bakın, ona göre değerlendiriliyor. Öyle bir durum var. Ya şöyle söyleyeyim, incelemeler yapıldı. Mesela A grubuna bağlı verilmiş müfettişler önce, A grubuna bağlı verilmiş müfettişleri doktorlara ücretli değil, geçtiler. Şimdi biliyorum bazı vergi idareleri de o raporlara örnek tutarak doktorları ücretli yapmaya çalıştılar. Biz engelledik değil mi? Çünkü Ankara'nın özelliği görüşü varken sadece bir tane inceleme raporunu diye dayanak alarak tutup İstanbul'da doktorların incelenmesi gibi olmaz dedi. Ankara bir görüşü netleştirmesi gerekiyor ama benim görüşüm yok. Ama şeyde de hani sözleşmeden de bahsettiniz, hani sözleşmeleri ona göre düzenlemek lazım. Bir bağlılık ve tabiyet varsa Yargıtay kararları da var bu anlamda. Yine sigorta boyutu anlamında ücretli mi serbest meslek erbabının tartışmasına çözüm veren sözleşmeler esas alınıyor orada. Sözleşmeleri belki o anlamda daha iyi planlamak lazım. Bu yapılabilir zaten, fiilen de öyleyse yapılabilir ve sözleşmeyi, ama aralarındaki sözleşmeyi işte bunu çok iyi ortaya koyacak şekilde düzenlemek lazım. Şöyle söyleyeyim, sözleşmeler çok yanlış düzenleniyor. Evet. Deniliyor ki sözleşmelerde işte serbest meslek mahfuzu hastaneye düzenlenir. Serbest meslek mahfuzunun tanımına baktığınız zaman kime hizmet veriyorsanız ona verirsiniz. Yani sözleşmeler bence en iyi sözleşme bile bence serbest meslek erbabına götürmüyor. Hem ücreti yani. Kötü o zaman. Bununla ilgili incelemeler de yapılıyor. Yani yapılmaya başladı. Bunu söyleyeyim. Devam ediyorum. Kendi konutunu kiraya verip başka konut kiralayanlarda orada ikametgah etme şartı aranır mı? Yani başka konut niye kiralanıyor? Şimdi, konutu kiralayıp eşya koyup sadece kira ödeyenler var. Ödediği kirayı düşer mi? Kullandıkları konutların, yani sahip oldukları konutu kiraya verip konut olarak ikamet ettikleri için ödedikleri kiraları düşebilirler. Onun dışında hani birden fazla konut kiralandıysa ikametgah olarak oturulan, konut olarak kullanılanla ödenen kira düşürebilir diye düşünüyorum ben. Şimdi arada gidip geldik. Bu maliye bunu yani konut indirebilir, evet. Yani eğer gerçek duruma bakmak lazım. Gerçek durum her zaman esastır. Böyle bir kiralanan bir yer varsa, orası içinde bir kira ödüyorsa, fiilen de orayı kullanıyorsa indirebilir. Tamam, yok indirebilir. Öyle bir ikamet şartımız yok. Yani gelir vergisi kanununun aradığı bir ikamet şartı yok o şekilde. Eşime ait gayrimenkul aynı zamanda iş yerim olarak görülüyor. Bu evimi aynı zamanda ikametgah olarak kullanıyorum. Kira tutarında emsal kira bedeli uygulanıyor. Eşinize ait gayrimenkul aynı zamanda iş yeri. Yani evet, tamam. Bu evi aynı zamanda ikametgah olarak kullanıyorum. Kira tutarının emsal kira bedeli uygulaması yapılır mı? Öncelikle herhangi bir kira ödemesi yapmıyorsanız, iş yeri olarak kullanıyorsunuz ya, kira ödemesi yapmıyorsunuz anladığım kadarıyla. Kira ödemesi yapıyorum da yani sal değerinden düşük oluyor. Kira ödemesi yapıyorsunuz. Burası iş yeri olarak kabul edilir. Şöyle söyleyeyim.
iş yeri olarak kabul edilir vergi uygulamalarında. İş yeri olduğu için de emsal kira bedeline bakılması gerekir. Ama ben de söyledim, Eyüp Bey de söyledi. Hani gerçek ödemeniz kira kontratıyla, banka dekontuyla ve kiracı ifadesiyle ispatlarsanız illaki emsal kira bedeli olacak diye bir zorlama yapılmıyor. Çok da ama eşiniz olduğu için çok da fahiş bir fark olmaması lazım yani arasında. 2014 yılı gelir vergisi beyannamesi verilmesi kapsamında mükellefin çocuğuna ilişkin yapmış olduğu eğitim harcaması 2013 yılında nakit olarak ödenmiş. Fatura üzerinde 2013 ve 2014 eğitim bilgili olduğu yılın eğitim harcamaları yapılabilir. Aylar itibariyle de ayrıştırıp işte şöyle oluyor ya, Eylül 2013, işte Haziran 2014, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran'ı 2014'te dikkate almak lazım. Yaz aylarını atlıyoruz. Sonra tekrar Eylül, Ekim, Kasım 2014'ü yine 2014'te dikkate almak lazım. Yalnız bununla ilgili bir özelge var. Hani 2013'te yararlanmadıysak düzeltme beyannamesi vererek yararlanabilirsiniz diyor. 2013'ün eğitim harcamasını 2013 beyannamesinde düşmediyseniz bunu hiçbir zaman düşemeyeceğiniz anlamına gelmez. Düzeltme beyannamesi verip 2013'e bunun içinde yararlanabilirsiniz diyor. İşletme zararı 26 bin lira, kira geliri gayrimenkul mayrağı 25 bin lira. Toplamda beyannamedeki zarar 1000 lira zarar oluyor. Aradaki farkı bilançodan hangi hesaba atalım? Aradaki fark bilançoya gitmeyecek. Yani gitmeyecek bilançoda, şöyle sizin ticari bilançonuz, bakın bizim en büyük şeyimiz belki de hani hep vergi için muhasebeden buna şey yapıyoruz. Ticari bilanço karı veya zararı. Sizin ticari bilanço zararınız 26 bin lira. O orada. Benim gayrimenkul istersem gayrimenkul kira gelirim olsun 10 trilyon. O da ayrı. Yani o oraya hiçbir şekilde gitmeyecek. Birleştirmeyeceğiz. Hayır. Yani işletmenize ait bir şey var. Bilançonuz var. Birleştirmeyeceğiz hiçbir şekilde. Ya ticari bilanço zararınız 26 bin lira olarak kalacak. Beyannamede birleştiriyorsunuz sadece. O kadar. 10 yıl vadeli banka kredisi kullanılarak satın alınan gayrimenkul iktisat tarihinde... Bu gayrimenkul kiraya mı verilmiş? Seyhan Kurtoğlu galiba. 10 yıl vadeli banka kredisi kullanılarak satın alınan gayrimenkul iktisat tarihinden 3. yılda satılırsa... Satış tarihine kadar mı gider yazılır? Kredi faizleri. Sattık, satış kazancı mı var? Değer artış kazancı mı var? Tamam, yani buradaki kazanç da biz neyden neyi indiriyoruz? Gayrimenkulü sattık. Değer artış kazancı. Değer artış kazancı var. Faiz, konut kredisinde tamamını ödemek zorundasınız zaten satmadan önce. Değil mi? Tamamını şöyle. Tamam. Bence yazılabilir, şöyle yazılabilir, zaten hani bu 10 yıllık dediğiniz kredi faizi mortgage kredisi ve bunu satabilmeniz için o krediyi kapatmanız gerekiyor. Dolayısıyla satış tarihinden önce tamamını ödemiş olmanız gerekiyor ve yazılmasında da herhangi bir sorun yok o anlamda. Yıllık iş yeri kira geliri 30.000 TL, bu kira geliri bankaya yatırılmış. Ha, burada da mahsupta bir sorun var. Karşı taraf iş yeri kiralarında stopaj yapmamış. Bunun beyanı stopaj yapmadı. Stopaj mahsubuna da dolayısıyla çapraz kontrollerde beyanname izin vermeyecek. Ama tahliyatı stopajı yapmayana mı yapacak yoksa? Müevergi sorumlusuna yapacak ama o beyannamede mahsup yapılamayacak. O stopajı yapmadığı sürece. Tamam. Bilginin tamamı hepsi evet, yatmış olduğu için teşkifatına gerek kalmayan. O zaman o artık şey gibi, yani o iş yeri kira geliri gibi değil de evet, konut kira geliri gibi değerlendirilecek ama konut kira geliri de olmayacak. İstisnadan da yararlanılmayan konut kira geliri. Yani yurt dışından elde edilen ücret dedik yani stopaj yoktur. Onun gibi tutarı ne olursa olsun beyan edilecek. 30 bin üzerinden beyanname edecek. Yok. Şöyle hani birebir benzer konular var. Burada yapılabiliyor. Yani hani yapılabilir. Yapılabilir. Yani öyle söyleyeyim. Bir de bir aynı konu da benzer konular da yapılabilir. Tabii. Ama vergi dairesi onun raporlarını ulaşacak falan çok zor. Yani. Zor işe, çok uzun soru.
serbest muhasebeci mali müşavir Ahmet Bey, 2014 yılında serbest meslek geliri 100.000 TL galiba. Gider 65.000, %65 gider yazabilme zorunluluğundan dolayı. Kar 35.000 lira. Yıllık gelir beyannamesi söylediği 4.000 TL'lik Bağkur primini bu kardan ayrıca düşebilir. Düşebilir. Bence %65'e de ben, hani biz doğruysak giderimizden, gelirimizden de eminsek, giderimizden de eminsek %65 diye bir zorunluluk yok. %95 de olabilir. Ya bakın, hayır eminsek diyorum, eminsek. Bu beni, ben de serbest meslek erbabıyım, yıllık gelir vergisi beyannamesi veriyorum. Kimse bana %65, ben çünkü gelirimden de çok eminim, giderim istediği kadar beni incelesin. Vergi dairesi bana diyor ki, seni incelerim diyor. İnceleyin, buyurun inceleyin, ikisinden de eminsin. Değil mi? Gerçekten gideriniz varsa ve hastalığınız da gerçekten kayıtlıysa o zorunluluğa uyum. Ben uymam. Ben uymam. Kendim çok çok net söylüyorum. Bakın vergi dairesinin yapacağı şey incelemedir. İncelemedir vergi dairesinin. Eminseniz incelesin. Tamam o zaman keşke yapmasaymışsınız yani. Biliyorum biliyorum çok büyük bir sorun ama orada işte hani şey... İncelemeye sevk edin. İşte yazın onu diyorum bak diyorsun. Ben yani %65 ile falan bağlı değilim. Öyle hissetmiyorum kendimi. Gerçek durumu beyan ettiğim sürece ki hani meslek mensupları olarak da bizler gerçek durumu beyan ediyoruz. Çok büyük bir sorun olacağını zannetmiyorum. Orada şöyle bir şey var, ben onun üzerinde durayım. Serbest meslek kazancı ile ticari kazancı ayrı değerlendirmek lazım. Serbest meslek kazancında düşülebilir, hiçbir sorun yok. Eşe ödenen ücret düşülebilir ama ticari kazançta 41. maddede eşe ve çocuklara yapılan ücretler, işte diğer ödemeler gider olarak kabul edilmez. Kanunen kabul edilmeyen giderdir diyor. Ticari kazançta gider yazılmaz, serbest meslek kazancında gider yazılabilir. SMM yeterlik sorusudur hatta bu soru. Eczaneler ticari kazanç, eşine ödediği ücreti gider yazamaz, çocuğuna ödediği ücreti gider yazamaz. Ama diş hekim, doktor eşine ödediği ücreti gider yazabilir. Tabii ki gerçekten çalışıyorsa yani bu gerçekten çalışıyorsa. Bağkur priminde bence indirebilirsiniz o çerçevede %65. 9.500 TL konut kira geliri elde ediliyor, 12.000 TL konut kirası ödüyor. Gerçek gider yöntemi seçilerek düşülebilir elbette. Kiranın tamamı düşülebilir. Tamam. Tamam düşeriz. 9.500 lira düşerim. 9.500 lira düşerim. 3.000 lira yok olur. Sonraki yıla devretmez. Diğer kazançlarından indiremem. Sunum esnasında da aslında anlatmıştım. Teyit etmek için yapmış. Rica ederim. Kira geliri olan bir şahıs başka bir yerde kiracı olarak oturuyor. Ödediği kira tutarını gider. Melike Gülsever, ben bunu anlamadım bu soruyu. Tamam o zaman sorun. Teşekkür ederim. Bir tane yeni geldi. Siz devam edin isterseniz. Şöyle, kişinin kendisinin İstanbul'da evi var, bir de başka bir şehirde dairesi var, kiraya vermiyor, ara sıra gidip orada oturuyor, diyor, ne olacak, hiçbir şey olmayacak. Ya ara sıra gidiyorsun, ara sıra. Kentsel dönüşüm açıklamıştı, o nedenle geçiyorum. Kentsel dönüşüm çerçevesinde elde edilen yardımlar ne olur, GMS olur demiştik. Kira geliri elde ediyor, ancak kişi banka kredisiyle konut alırsa, faizleri düşürür mü? Bunu anlatmıştık. Düşürür şeklinde. Onu tarzı. Karikatüristten bahsetmiş Maksut Bey. Karikatürist bir dergiye her hafta çizip gönderiyor. Gider pusulası imzalamak suretiyle ücretini alıyor. Serbest meslek mükellefiyetini açtırıp dergi haricinde diğer yerlere serbest meslek makbuzu düzenleyip
%17 oranında stopaj yapılır mı? Şöyle söyleyeyim, gelir vergisi kanunu 18. maddesinde istisna hükmü var. Karikatürist orada yazmıyor. Ancak bu konuda çok ciddi, çok tasarruza veriliyor. Yani illa orada işte yazılmış bestekar, bilgisayar programcısı, yazar, telif gibi şeyler yazılmış. İlla orada birebir aranmıyor. Bazı şeyler var, bazı hususta. Mesela stand-up şovu yapan bir sanatçı yaptığı stand-up, yazdığı stand-up şeyi oluyor, stand-up şovu olmuyor. Veya teslim çalışması gibi hususlar var. Yani karikatüristi hatırlayamıyorum ama karikatürist o 18. maddeye girebiliyor. 18. maddeye bir şartı daha var. Kanunda olmayan bir şartı. Özel gelirle getirilen bir şart. Kültür Bakanlığı'nda telif hakları uzun bir ismi var. Bir genel müdürlük var. Bu genel müdürlükte yazdığınız kitabın, yaptığınız bir faaliyetin veya bir oyunun, eserin, eser yazısı, o eser niteliğinde olmadığına ilişkin eser yazısı almak zorundasınız. O eser yazısı alınırsa ve 18. madde, kanunun 18. maddesindeki faaliyetleri yerine getiriyorsanız istisna diyoruz. Bunun dışında buradaki olayda gider pusulası verip ücret alması gibi bir durum olmaz. Yani o tarafta yani derginin ücret pusulasına dahil olması gerekiyor burada örnek olayda. Ancak bu karikatürist ister olmazsa gelirler İslam Vergi Dairesi Başkanlığı Gelir Kurumlar Grup Müdürlüğü'ne istisna olup olmadığına dair bir özelge talebinde başvursun. Şu an bütün yönetmenler, bütün oyuncular, bütün yazarlar hepsi bunun için başvuruyorlar. Tamam. Şöyle, yani 94. madde burada var, ben imzalamışım. Yani şöyle söyleyeyim, özelgede 94. maddedeki mükelleflere siz 18. madde kapsamında hizmet veriyorsanız, serbest meslek faaliyeti veriyorsanız o takdirde istisna diyor. Hiçbir şey düzenlemiyor. Bunun dışındaki kurumlara yapıyorsanız diyor ve onun dışında da çok bir şey kalmıyor. Nihayet tüketiciler. Siz nihayet tüketiciye karikatür yani karikatür çizip veriyorsanız o zaman mükellef olacak. Yani o zaman da serbest meslek kapsamında. Ya o bir burası Türkcell sizden istemiştir. Yani o şirketler istiyorlar. Yok ya o yazıyı gösterin siz. İstisna olduğunu, hangi bir belge düzenlenmeyeceğini. Ancak firmalar istiyorlar, onu biliyorum. Evet. Tabii. İstisna KDV diyor burada. Ondan dolayı bir şey yapmayın. Yani böyle söyleyeyim, yazıyı gösterin. Onun haricinde kentsel dönüşümle ilgili olarak uzun bir soru var. Şöyle söyleyeyim, Mustafa Atik Bey, yani oldukça uzun olduğu için ben doğrudan cevabını vereyim. Yani burada eşine ve oğluna bir tane herhalde daire veriyor. Mustafa. Tamam. Olmuyor. Müteahhit adı yok. Ama sizin bunu ispatlamanız gerekecek. Yani varsa sahip olarak. Tamam, sözleşme varsa sıkıntı yok. Altı daire, arsa karşılığı inşaatta altı daire tarafıma veriliyor. Bir adeti oğluma, bir adeti eşim adına kalp yaptırmak istiyorum. Kalan dört daireyi ise arsa sahibi istiyor. Yani şöyle söyleyeyim, bu şahsi ihtiyaçlar çerçevesinde değerlendirilebilir. Kendisine 6 tane daire kalıyor, 3 tanesi kendisine, birisi oğluna, birisi eşine, birisi kendisine. Dolayısıyla o 3'ü için sorun yok ama diğer kalan 3'ünü aynı anda aynı kişiye satarsa diğer kazanç milatlara açısından değerlendirme yapılması gerekiyor. Yani 5 yıl içerisinde satarsa değer artış kazancı olarak beyan etmesi gerekiyor. Şirket tarafından şirket ortağı adına sağlık sigortası poliçesi var. Şirket ortağı GMS beyanında bunu indirebilir mi? Bence indiremez çünkü kendisi ödemiyor.
Son olarak şirket personeline Akbil vermiş gider yazılırma ücret olarak dikkate alınması, o şekilde gider yazılması gerekiyor. İş yeriyle ilgili olarak kira ödemiyorum. Emsal kira bedeline dikkat etmesi gerekiyor burada. Karşı tarafın. Şirket ortaklarının eş ve çocukların hayat sigortası, sağlık sigortası poliçesi ödemeleri gider yazılır mı? Şirket tarafından gider yazılamaz. Bunu o şekilde cevap vereyim. Yapmaz. Ya personelinize siz takdir verdiniz. Bunun içerisinde özel mahkeme hesabına göre KDV hesaplanıyor. Belki kişide gözükmeyebiliriz. Yani şöyle söyleyeyim. KDV orada %18 ulaşımda. Onu 1.18'de çarpıp üzerine %18 hesaplayıp indirim konusu yapabilirsiniz. Tabii düşün. Yani ücret olarak vergiler misin? Gider yazılır dedik. Tabii. Matrabını. Tabii. Yani şöyle söyleyeyim yani giyim sonrasında takım elbise gibi hususlar verildi ya veya gıda paketi falan onlar da ücret yani veya faaliyeti başarılı personel. Bunu ama şey olarak değerlendirebiliriz belki. 40. maddede şey diyor ya çalışanların toplu olarak iş yerine gidip gelmeleri amacıyla yapılan harcamalar doğrudan gider yazılabilir. Belki öyle, o çerçevede belki değerlendirebiliriz Akbil'i. Yani doğrudan o kapsamlarsa doğru. Ama ilaveten veriliyorsa, bir menfaat sağlamak için veriliyorsa, o zaman ücret. Onlar fatura yerine geçemiyor. Kırk taneyi de ödemeyin siz canım Ha pardon o arzı. Bir de çok şey kiracı olduğu iş yerine gayri faal olan kardeş firmasının adresi olarak da gözükmektedir. Gayri faal firmaya %18 KDV'li fatura kesiliyor. Yapılan işlem doğru mudur? Doğrudur. Forex ile ilgili bir soru var. Onu isterseniz hani şey daha uzun bir konu isterseniz öyle görüşebiliriz. Çok çünkü ayrıntılı düzenlemeler var onunla ilgili. Onun dışında da başka sorumuz yok. Şimdi mi isterseniz birazdan şey. Hayır. Şunu söyleyeyim, stopa geçeceğim. Ne zaman yürürlük ediyor, ne zaman ödeme varsa olur. Herhangi bir şekilde ödeme yoksa stopa yok. Muhtasar bir anlamı da vermiyor. Ama gider de yazmıyorsunuz. Eğer gider yazarsanız o da hesaben ödeme demektir. Hesaben ödeme demektir gider yazmak. Yani mal sahibine borçlu göstermek kendinize hesaben ödeme demektir. Fiilen ödemiyorsanız, gider yazmıyorsanız stopaj yoktur. Bir idareleri muhtasar bir anlamı verdiğiniz için sizi takdir sevk edebilirim. Yani size ödeme yoksa o ay içerisinde, işte serbestmesine gelmemde avukata, muhasebeciye, veya işçiye, veya kira ödemesi gibi katiyen muhtasar bir anlam vermek zorunda değilsiniz. Ne bir anlam vermek şununla ilgili soru biraz uzun, biraz da yanına gelmek için. Stopaj da var, KDV de var. Oranı %10 normalde çifte vergileme yönleme anlaşmalarında belirleniyor ama ilgili ülkeye göre değişiyor. Çifte vergileme yönleme anlaşmasına bakmanız gerekiyor. Saygıdeğer katılımcılar, umuyorum ki seminerimiz sizlere fayda katmıştır. Değerli görüşlerini bizimle paylaşan Sayın Emre Kartaloğlu ve Eyüp İnce Üstad'a teşekkür ediyorum. Bir dahaki seminerde buluşmak üzere iyi akşamlar diliyorum.